Habertürk ekranlarından Mehmet Akif Ersoy. Ben Nedim Nedindir programıyla karşınızdayız. Bugün de kıymetli konuklarımızla güncel siyasi meseleleri konuşacağız. Başlıklarımızı sizlerle paylaşayım, sonra konuklarımı tanıtacağım. Bir süredir ekonomi konuşuyoruz. Bugün ekonomiye girmeyelim dedim. Dolara, euroya baktık. Aman Allah'ım, neredeyse böyle 10'a tırmanmış durumda. Yarın onu görür müyüz? Açıkçası biraz endişeliyiz de ondan. Dolayısıyla ekonomi. Ama nereden ekonomi? Şöyle, Sayın Karamollaoğlu Sayın Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Ve o görüşmeye ilişkin Gazete Duvar'ın Ankara temsilcisi, meslektaşımız, ben ondan okudum. İsmini de zikretmek isterim, Nergis Demirkaya. Temel Karamollaoğlu ile görüşmüş ve Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunlardan bahsettiğinde, ekonomik ve siyasi sorunlardan bahsettiğinde dört dörtlük olduğunu söylüyor Sayın Karamollaoğlu. Yani Cumhurbaşkanı herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyor diye yanıt vermiş. Bu zaviyeden biraz bu konuyu konuşacağız. Ben birkaç not paylaşacağım birazdan size. Ekonomiyi, bir de asgari ücret, EYT meselesi, EYT ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan 3600 ek gösterge, asgari ücretle ilgili çalışma var ama EYT konusunda bir yanlış anlaşılma olduğu değerlendirmesi yapılmış. Bu mesele nedir? Seçim ekonomisi diyenler oldu muhalefetten. Bunu biraz bu zaviyeden konuşacağız, tartışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karamollaoğlu'yla olan görüşmesinde bir koltuk meselesi tartışıldı. Ona dair de açıklamaları var Sayın Karamollaoğlu'nun. Bunu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi şikayet mi ediyor dışarıya? Bu soruya yanıt arayacağız. Akabinde Mehmet Barlas'ın CHP kapatılabilir açıklamaları, Üçlü Türkkan'la ilgili meclise gelen fezleke meselesini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın hukuk vurgusunu ve açıklamalarını, vaktimiz kalırsa, konuşacağız. Bir de Bolu Belediye Başkanımız var malumunuz, Sayın Tanju Özcan. Bugün yine sosyal medyada kendisi gündem, çünkü yeni bir takım açıklamaları var. Yani işte yabancılar nikah kıyarsa 100 bin lira para alacağız, burada nikah kıymasınlar, burada evlenmesinler, burada çocuk yapmasınlar gibi bir takım ifadeler içeren başka başlıkları da var önünde. Bu açıklamaları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Kimlerle? Hemen konuklarımı tanıtayım. Ankara stüdyomuzda tek başına Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi yazarı. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olunuz. İstanbul stüdyomuzda Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ankara'ya tekleme sebebim, yani eşlik ederken bir hayli zorlanıyorsunuz Ankara'da, o yüzden. Kemal Öztürk Habertürk yazarı, hoş geldiniz. Faruk Aksoy gazeteci yazarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ve hukukçu avukat Serkan Toper, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Faruk Aksoy, sizle başlayayım. Şimdi görüşme şöyle, işte dolar, ekonomi, EYT, asgari ücret, 3600 ek gösterge, bir seçim ekonomisi mi tartışması var. Bunu nasıl değerlendiririz? İkincisi, Sayın Karamollaoğlu Sayın Erdoğan'la yaptığı görüşmede, 2 saat 15 dakikalık görüşmede konuşuyorlar, ekonomiden de bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, yani ekonomide böyle bir sorun yok. Neredeyse her şey aksaklıkları ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı ekonomik yönden de dış politikatik gelişmeler yönden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde, hiç problem görmüyor kendisi. Ben dedim ki size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir. O aynı kanaatte değil diyor. Bu Sayın Karamollaoğlu'nun ifadesi. Ben de görüştüm Temel Bey'le. Siz de görüştünüz. Yani programa gelmeden önce. Ne dedi? Yani işte benzer şeyler. Benzer şeyler söyledi. Yani sıra bana gelince anlatacağım. O zaman önce siz anlatın. Sizin hayır, tabii anlatın sözünü... Hayır. Kemal Bey anlatsın. Önemli görüşme yapmışsınız. Merak ettim bu. O yüzden. Yani Kemal Bey lütfen. Görüşme yapmışsınız. O önemli. Yani ben tabii 2 saat 15 dakikalık görüşme, uzun bir görüşme. Sayın Karamollaoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında. Birçok konuyu konuştuk Temel Bey'le ama bazılarını off the record olarak söyleyince tabii elimiz kolumuz bağlandı ama bu konu, yani ekonominin değil sadece, ülkede birçok şeyin iyi gittiği yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok kesin kanaatleri olduğunu söylüyor Temel Bey. Kendisi de işte adaletten, efendim eğitim sisteminden tutunuz ekonomiye, birçok konuda önemli bir hazırlık yaparak da gitmiş. Onları tek tek kendisini ifade etmiş. Yani durum öyle sizin gördüğünüz gibi değil. Bakın bizim gördüğümüz şekil budur diye işte sahaya çıktığını, insanlarla temas kurduğunu ve bunların
sonucunda bir çıkan tabloyu kendisine arz ettiğini söylüyor, ifade ettiğini söylüyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tablonun bu kadar kötü olmadığını, biraz abartıldığını, kendisinin de bundan etkilendiğini, yani Temel Bey'in de bu ortadaki şeylerden etkilendiğini ifade etmiş. Yani şöyle bir şey mi? Türkiye'de aslında problemli bir hukuk alanında, eğitimde, ekonomide çok büyük sorunlar yok. Normal aksaklıklar var. Ama bir propaganda var ve bu propagandadan etkilendiğini mi düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Yani Kavuklu? Sorunların ben daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşenlerden de dinlemiştim. Yarın Habertürk'te de bu konuyu yazdım. Yani bilgi alma kaynakları eskiden bu kadar tekil değildi. Yani daha çoklu kaynaklardan bilgi alırdı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hani benim dolaştığım sokaklarda, çarşıda, pazarda, esnafta, üreticide dolaşan birisinin Sayın Cumhurbaşkanı'na vatandaşımız çok memnun, her şey çok iyi, ekonomide bir sıkıntı yok demesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Hani dolaşıyorsak hepimiz sokakta. Dolaşıyoruz. Ki öyle bir tablo olmadığını gören birisinin Sayın Cumhurbaşkanı her şey iyi gidiyor diyorsa, ya o kanaldan akan bilgilerde problem var ya da vatandaş abartıyor hani halini, vaktini. Ama ben abarttığı kanaatinde değilim. Yani sadece İstanbul'da değil, yani Van'a da gittim, Kastamonu'ya da gittim, Konya'ya da gittim, Karabük'e de gittim. Her yerdeki tablo aşağı yukarı insanların ekonomik gelişmelerden sıkıntı yaşadığı, bunun da dillendiren bir şey var. Ama bunu nasıl Sayın Cumhurbaşkanı'na olaylar abartıldığı gibi değil, bu kadar kötü değil diye aktarıyorlar bilmiyorum. Şu ifade çok dikkatimi çekti. Size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir demiş. Temel Bey söylüyor. Temel Bey. Sayın evet, bana da söyledi. Yani kendisine bunu anlatmış detaylıca. Yani kibarca. Siz yanılıyorsunuz olabilir. Bu gelen bilgiler doğru değildir. Bunları başka yerlerden check edin diye Temel Bey kendisine anlatmış. Ama yani belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastettiği, hani muhalefeti dinlediğimizde sanki ülke böyle bir yanıyor, yıkılıyor, ortalık perişan gibi anlaşılıyor. Yani bu bir abartılı olabilir ama güllük gülistanlıkta değil. Hani en azından muhalefetin abarttığı kadar felaket durumda değiliz. Evet, sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Böyle bir diyalog olabilirdi ama öyle bir diyalog oluşmamış. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmiyor. Yani. Of direk dediniz de, yani şöyle cümleler değil ama manası ne? Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dair bir elinde bir dosyayla, bilgiyle, yani şöyle 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 sıkıntılar var diye yapıcı bir görüşme yapmaya gitmiş. Ben öyle anladım çünkü röportajdan, ama hiçbir sonuca ulaşamamış, hiçbir konuda ikna edememiş ya da çok farklı yerlerden, sistem konusunda demiyorum, orada zaten farklılıklar var, Sayın Karamoğlu da ifade ediyor. Temelde özünde ne anladınız? Yani tabii eski bir hukukları var, evet, o yüzden eski ilişkileri yani var. Dolayısıyla hani fikir birlikleri birbirini anlayabilecek iki insanda. Ya, tabii bir şey gibi beklemeyelim. Yani bir muhalefet lideriyle bir cumhurbaşkanının görüşmesi, iktidar liderinin görüşmesi gibi beklenmez bu. Onlar birbirlerine abi diye hitap edebilirler. Hitap şekilleri yani farklı olabilir. Eski iki yol arkadaşı. Evet, yani evet. Temel Bey'in bir babacan tavrı var. Herkesten gördüğü bir saygı var. Temel Bey biraz da politika üstünde durarak bir görüşme yapmış benim hissettiğim. Yani ya şimdi bırakalım siyaseti bir kere falan. Bak, ülke iyi değil diye başlayan bir diyalog türü vardır, bilirsiniz. Yani böyle bir tarzda konuşuyor Temel Bey. Yani yapısı da AK Parti ile ilişkileri de bu şekilde kuruyor. Yani ya siyaseti bir kenara bırakalım. Bakın şu ülkede bir sorun var. Şu sorunu çözelim. Şu sorunu konuşalım. Halledelim şeklinde bir tavrı var Temel Bey'in. Ama ikna edemedim dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çok inanmış bu ortamdaki tablonun abartıldığına, çok inanmış buldum dedi kendisine. Dolayısıyla ortada gördüğü sorunları çözüm için bir önerisi varsa da bir çözüm bularak çıktığını söyleyemeyiz oradan. Çünkü sorun olduğunu düşünmüyor. Evet, yani büyük bir sorun olduğunu düşünmüyor yani. Peki, buyurun devam edelim. Şimdi burada bir de şöyle bir durum var. Temel Bey Cumhurbaşkanı'na bunları anlatıyor. Cumhurbaşkanı meseleye tam olarak inanmış görünüyor. Yani herhangi bir değişiklik yok.
acaba Temel Bey Cumhurbaşkanı'nı dinlediğinde Temel Bey'de bir değişiklik var mı? Onu size söyledim, onu merak ediyorum. Hayır, öyle bir şey söyledim yani. Ben Erdoğan'ı dinledim, valla benim görüşlerim değişti dedi mi? Hakikaten hayır, iyi soru. Demek. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Temel Bey ya o öyle değil, böyle bir durum var falan. Bir de bu tarafı var yani. Tabii. Hayır yani Temel Bey üzgün bu konuda. Ha. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na bazı sorunları ikna edip çözüm için adım attırmak niyetinde olduğu için onları yapamadığından dolayı da üzgün tabii ki. Yani yoksa ikna olmuş değil. Anladım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ya ülkede o kadar ciddi sorun yok diye çıkmadı oradan yani. Peki ne dersiniz? Böyle bir tablo var. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii hepimiz yine sokaktan bahsediyoruz. Bütün hikaye sokakta dönüyor. İnsanlar çünkü pazarda, lokantada, caddede, AVM'de alışveriş yapıyor. Herkes canlı bir ekonominin içinde. Kim ne açıklaması yaparsa yapsın, ciddi sıkıntı var. Ekonomide çok ciddi sıkıntı var. Sayın Cumhurbaşkanı'na Temel Karamollaoğlu, Sayın Karamollaoğlu bir şey söylese de sıkıntı var, söylemese de sıkıntı var. Muhalefet buna itiraz etse de sıkıntı var, etmese de sıkıntı var. Neden? Ben de az önce buraya Üsküdar'dan vapura binip Kabataş'a gelip oradan finikülerle Taksim'e çıkıp buraya geldim. Keyifli bir yolculuk oldu. Çok güzel bir yolculuktu. Orada Üsküdar'da da bir çorba içtim. Dışarı çıkarken orada çalışan arkadaşlar etrafımı çevirdi. Dediler ki yayına mı gidiyorsunuz? Evet dedim. Vallahi biraz aynen bu tarzda söylediler. Vallahi biraz durumumuz iyi değil. Yani gerçekten acil müdahale edilecek, bizim dertlerimize çare olabilecek eylemlerin hayata geçirilmesi lazım dediler. Az önce yarım saat 40 dakika önce. Ha yukarıda başka bir görüşme oldu tamam. Fakat biz vatandaşın nabzını sokaktan, gerçekten pazar tezgahlarından, lokantalardan, kafelerden, hayatın döndüğü, cıvıl cıvıl yaşandığı yerlerden anlatacaksak sıkıntı var. Peki, şimdi Kemal Öztürk diyor ki muhalefet bunu muhalefetin abarttığı kadar da değil. Doğru. Burada oturuyoruz. Ara ara sert, mizaçlı muhalif milletvekilleri, siyasetçiler, hatta o görüşte gazeteciler geliyor. Ve şöyle bir cümle kuruyorlar. İnsanlar aç, aç falan. Ya bizim kültürde, bizim toplumda açlık kelimesini kullanmak bile biraz hani aç demezsin. Bir yere gittiğin zaman karnınız aç mı diye de sormazlar. Böyle aç kelimesi ulu orta konuşulmaz. Bizim toplumumuzda insanlar aç kalmaz. Hani bir yerde birisi haberdar değildir, bir şey olmuştur, gözden kaçmıştır, bir insanımız zorda kalmıştır. Böyle bir şey yaşanmıştır. Fakat koskoca bir muhalefetin Türkiye siyasetini insanlar aç diye tarif etmesi hiç inandırıcı değil. Bunu bir kenara koyalım. Mehmet Akif Ersoy'un sorduğu sorunun başına dönelim. EYT, 3600 ek gösterge, bunlar seçim... Ona da geçelim, o ikinci soru olsun ama şunu bir anlayalım. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı'na, şimdi siz diyorsunuz ki ben sokakta böyle bir şey görüyorum. Görüyorum, net görüyorum. Çok net. Siz AK Parti'ye yakın bir... Hiç önemli isimsiniz. Değil, net görüyorum. İşin niye geçmiyor geçen hafta peki bu? Yani ya da Akif, yani AK Parti'ye niye ulaşmıyor? Ya da bir, mesela bir şeyi kaçırdığım, yani şöyle düşünelim. Dediniz ya Sayın Cumhurbaşkanı belki elinde başka bir done var. Öyle bir şey olabilir mi? Siz hayır, sordunuz. Hayır, olamaz. Niye olamaz? Niye geçmiyor peki şey oraya? Yani televizyonda konuşuyor. Affedersin. Buyurun. Geçen haftaki programda Büyük Birlik Partisi'nin temsilcisi vardı. Senin yanında evet, oturuyordu. Ben ona bizzat sordum. Hani hükümeti destekleyen bir parti olarak ülkede bir ekonomik sıkıntı, vatandaşların ekonomik sıkıntısı olduğunu görüyor musunuz? Evet görüyorum dedi. Peki bunu AK Parti'ye yani iktidara anlatıyor musunuz? Evet rapor edip yazıyoruz diyor. Yani ya ben şimdi Sayın Bahçeli'nin konuşmasını da dikkatli buluyorum, önemli buluyorum. Mesela diyor ki bizim görevimiz, Sayın Bahçeli çok ilginç bir konuşma yaptı, enteresan bir konuşma. Bizim görevimiz diyor aynı zamanda muhalefet etmek, eksikleri bulmak. Yani Cumhur İttifakı'nın içindeyiz diye olana bitene, yanlış gidene evet diyecek durumumuz yok diyor. Fakat onu en başından beri ifade ediyor Sayın Bahçeli. Denge yani bu, ve denetleme diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin... Millet diyor denge ve denetleme görevi verdi. Şimdi bunu ıskalamamalıyız. Biraz önce Habertürk'te ana haber bülteninde Adana Kabzı Mallar Odası Başkanı'nın açıklamalarına baktım. Çukurova'da limon ağaçlarını söküyor insanlar. Niye söküyorlar? Söküyorlar hocam çünkü limon 25 kuruş. Peki markette 7 lira. 28 katı. Ya 25 kuruş nerede? 7 lira nerede? Kilosu 25 kuruştan 7 lira. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten bütün iyi niyetimle söylüyorum.
İşlerin iyi gittiği yönünde bir kanaati varsa bunu bir daha gözden geçirmesi lazım. Şöyle söylüyor. İşler iyi gitmiyor. Durumda, sorunların farkındayız diyor. Açıklaması tamam, var ya Sayın tamam, Cumhurbaşkanı. Tamam. Ama muhalefetin bunu abarttığını. Ya muhalefetin abarttığı siyaseten... şeyleri zaten söylüyorum. Yani muhalefetin abarttığı şeyleri anlatıyorum. Mesela muhalefet bir türlü cari açığı görmüyor. Türkiye'nin enerjiye yatırdığı, ödediği büyük parayı görmüyor. Mesela bunları sanki biz yarın geleceğiz, her şeyi toparlayacağız. Türkiye'nin 30-40 milyar, 50 milyar cari açığı olmayacak. Yani ithalat ihracat dengesinde hiçbir şey olmayacak. Bizim böyle sihirli bir düğmemiz var, ona dokunacağız. Sihirli bir değneğimiz var, ona dokunacağız, halledeceğiz gibi düşünüyor. Öyle değil. Mesela muhalefete yönelik söylenmesi gereken şeyi de izah edersek Cumhurbaşkanı'nın durumu neden bu şekilde anladığını anlamış oluruz. Muhalefet aslında bugünlerde şunu yapıyor. AK Parti'nin 2002'den 2012'ye 13'e kadar uyguladığı ekonomik modeli yeniden uygulamayı vaat ediyor. Yani muhalefet yeni bir teklifte bulunmuyor. Ben de diyorum ki bugün ortada ekonomik sıkıntı var mı? Var. Sorun var mı? Var. E o zaman 2002'den 2012'ye 13'e kadar uygulanan ekonomik modelin ardından böyle bir problem ortaya çıkıyor. Siz yaşanmış bir şeyi bir daha neden vaat ediyorsunuz? Bunu yeni bir şeymiş gibi niçin sunuyorsunuz? Alın işte, sıcak para piyasaya girdi, sıcak parayla sanal baharlar yaşandı, mutlu olundu, üretim ekonomisine bir türlü geçilmedi. Türkiye'de tarım toplumu tam anlamıyla yerleşik olarak oluşturulmadı. Hatta şöyle oldu, tarımla uğraşan insanlar büyük şehirlere, gettolara geldi. Gettolara, o banliyölere, şehrin hemen yanına birikti. Şimdi oralardan isyan çıkıyor, oralardan itiraz çıkıyor, oralardan zor durumdayız. Markete gidip şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz sesleri çıkıyor. Bütün bunların hepsini yekün olarak topladığımızda bir ekonomik yol, bir istikrarlı yol çizilmediğini görüyoruz. Eleştiri bu. Ama bugün muhalefetin söylediği, hani sabah olacak, seçim olacak, iktidar değişecek, biz geleceğiz. Ne olacak yani? Hani bir sene, iki sene içerisinde yıllardır, on yıllardır birikmiş, üretemeyen bir ekonomiyi iki yılda, üç yılda, beş niye yılda... Niye üretemeyen ekonomi efendim? Kim yaptı üretemeyen ekonomi? Türkiye'nin hikayesi bu. Türkiye'nin hikayesi bu. Türkiye, Mehmet Akif Ersoy, bak o kadar ciddi ve büyük bir konu ki bu. Türkiye'de bütün iktidarlar, daha önce de söyledim, bir daha söyleyeyim, önemlidir. Bütün iktidarlar ilk 5 yılda desteklenir, ikinci 5 yılda kösteklenir, aşağı çekilir ve ikinci 5 yılın sonunda iflas ettirilir. Bu Demirel'in başına geldi, bu Özal'ın başına geldi. Dördüncü 5 yıldayız. İlk 2'de, işte onlar, ne oldu, 2013'te neden çıktı o olaylar? O gezi olayları, o ortalığın karışması, o isyanlar niçin çıktı? İşte ikinci 5 yılın sonunda süre bitti dediler. Erdoğan da dedi ki ben gitmiyorum, duracağım dedi. Kavga ediyorum dedi. 7-8 senedir kavga ediyor. Yani daha önce alışıla gelmiş klasik Türkiye yönteminin dışına çıktı. Bu sefer yenilmeyeceğiz dedi. 7-8 senedir kavga ediyor. Konu bu değil. Konu ekonomi. Son cümle şu olsun. Ben diyorum ki Cumhurbaşkanına kim ne şekilde ekonomi iyi diyorsa bugün Türkiye için iyi şeyler yapmıyor, hatta Türkiye'ye ihanet ediyor. Bak net söylüyorum. Eğer birisi gidip Cumhurbaşkanına Türkiye'de ekonomi iyidir, işler yolunda efendim, aman efendim, her şey yolunda efendim, yeter ki öyle bizim... demiyor şimdi şöyle. Kim ne diyorsa yanlış yapıyor. Ama abartıldığı ifade ediyor sanki. Ya abartıldığını bu zaten çok söyledik. Meseleyle ilgili böyle bu arada. Ben şunu da anlamaya çalışıyorum. Mesela Sayın Karamollaoğlu AK Parti'deki bazı bakanların ve vekillerin yapmadığını mı yapmak için böyle bir görüşme yapmış dediniz ya, siyaset üstü siyaset dışı bir görüşme biraz. Ankara'da çok konuşulan bir şeydir ya, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmiyor kimse bunları. Ya da işte danışmanlar konusu çok tartışılır, edilir. Bu tarz bir görüşme mesela. Hayır, bak, öyle... O görüşmede bir şey daha var. Bak, ulu önemli. Tüm bunları yok sayın. Yani TÜİK verileri Sayın Erdoğan'ın önüne gitmiyor mu ya? Şimdi tamam, bak, boş verin vekilini. Gürsel Bey bakın, yani... orada bir önemli hassas nokta daha var. Cumhurbaşkanı'na Temel Bey diyor ki kamudaki israf. Evet, büyük israf var. Bak defalarca söylüyorum. Bu kadar büyük hizmetler yapmış, bu kadar önemli yatırımlar yapmış. Gerçekten altyapıyı, üst yapıyı, Türkiye'nin görüntüsünü ve algısını değiştirmiş bir hükümet, ekonomik olarak 19 yılın sonunda bu kadar zor durumda kalmamalıydı. Bunun bir sebebi de ne biliyor musun? Bir sebebi de Temel Bey'in ısrarla vurguladığı şu kamudaki büyük israf, o kamudaki büyük israfın ortaya çıkan ve bir türlü sorumlularını da kabul etmediği yansıması. Ne yapıyor adam? Limon 25 kuruştan 7 liraya satılabilir.
Fındık 23 liraya alınmış, 50 liraya satılıyor. Aynı fındık. Çuvalı açılıp dökülüyor. 23 liradan 50 lira olmuş. Aynı fındık. Hiçbir değişiklik yok. Hakeza domates, salatalık, turunçgiller, gıda, pazar, meyve, sebze, et, süt, her şey. Peki ne oluyor bu arada? Bunlar olurken göze batan bir şey var. Sanki bir kesim bundan hiç etkilenmiyor. Doğru. Etkilenmediği zaman o etkilenen kesimdeki kin, nefret artıyor. Bu dönemde ne olması gerekir? Böyle dönemlerde ne olması gerekir? Eğer bir yekün varsa, bir sıkıntı varsa, bir problem varsa halk şunu görecek. Diyecek ki ben katlanıyorsam benim kaymakamım da, belediye başkanım da, valim de, milletvekilim de, siyasetçim de, idarecim de buna katlanacak. Herkesin yükü eşit oranda yüklendiğini görecek. Ama adam diyor ki ben eziliyorum, o ezilmiyor. Benim cebimde para yok, onda çok var. Benim dolmuşa binmeye param yok, o 2 milyonluk arabaya biniyor diyor. Toplum böyle bir şeydir. Toplum böyle bir şeydir. Dolayısıyla ekonomiye dair Sayın Cumhurbaşkanı'na bu ülkeye inanılmaz hizmetler yapmış. Şu son süreçte ekonomi dolayısıyla artık epey ciddi sıkıntılar yaşayan Sayın Cumhurbaşkanı'na birileri gidip hayır efendim ekonomide sorun yok, işler yolunda, tıkır tıkır işliyor diyorsa çok büyük ihanet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da vallahi ekonomide bir sorun yok diyorsa bence Sayın Cumhurbaşkanı da hata ediyor. Ekonomide sıkıntı var. Hatta AK Parti'nin tek problemi bugün, bak güvenlik sorunu yok. Sağlıkta neler yapıldığını... Adalet. Sağlıkta neler yapıldığını işin içinde olan biri olarak biliyorum. Yakınım ve biliyorum ne olduğunu. Evet. İnanılmaz işler yapılıyor. Hayır, Adalet ve Kalkınma Partisi ya, o yüzden. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet ve Kalkınma kısmı kendi sürecinin büyük bir bölümünde gerçekleşti. Bunu Türkiye yaptı. Yani burada herkes hemfikirdir. Kemal Öztürk işte bu Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığını yapıyordu. Kemal Öztürk bu partinin her tarafını bilir. İyi dönemler oldu. Çok iyi dönemler oldu. Gerçekten insanlar 3000 dolardan 10-11, 12 bin dolarlara çıktı. Memlekette bir hava esti. Ama ben o zaman da naçizane şöyle diyordum. Ya burada bir şey var. Biz bu kadar üretmiyoruz. Bu kadar üretmiyoruz. Yani 2010'larda herkes yetmez ama evet derken, herkes 2008-2009'larda işler çok iyi derken, ben şöyle diyordum. Yani biz çok fazla bir şey üretmiyoruz. Bu para biraz tehlikeli bir para. Bu para nereden geliyor? Bu bolluk, bu kadar zenginlik nereden geliyor? Acaba bunu hak ettik mi diye o zamanlarda söylüyordum. Çünkü üretim ekonomisi, yani tükettiğimiz kadar üretmeyi beceremediğimiz müddetçe, tüketimimiz üretimimizden fazla olduğu müddetçe muhalefet ne derse peki desin. Kim ne derse desin. Şundan dolayı bu sordum. Bu iş düze çıkmaz. Peki. Araya gideceğim. Sayın Abdülhamit Gül'ün ve Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın da açıklamaları var. İsmet Özel haklılar. Allah insanı iddiasından vurur diyor. O yüzden dedim. Doğru. Adalet ve Kalkınma Partisi 19 yıl sonra yani iki büyük iddiasıyla ilgili mi sınav veriyor diye. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz efendim. Nedir ne değildir'e. İlk dilimde reklam öncesi Sayın Kemal Öztürk, Sayın Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeyi, detaylarını paylaştı. Sayın Karamollaoğlu'nun açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu iletilemiyor mu, ulaşmıyor mu, doğru bilgi gitmiyor mu, gidiyorsa nerede sorun, bunu biraz anlamaya çalıştık ekonomiye dair. Gürsel Tekin'le devam edeceğiz. Buyurun efendim. Evet. Maalesef Türkiye'de eleştiri ve öz eleştiri kültürü kalktığı için motamot doğrular bizimdir, yanlışlar hep sebep aranır. Bu da en doğru adres muhalefettir. İşte muhalefet abartıyor oluyor. Muhalefet abartabilir. Bu son derece doğaldır. Dünyanın her yerinde muhalefet işi abartabilir ve kaldı ki geçmiş dönemde AK Parti'de muhalefetteyken çok şeyler de abarttı. Şimdi ben nokta vuruşlar söyleyeceğim. Güzel Bey, AK Parti hiç muhalefette olmadı. Efendim, AK Parti geleneksel parti olarak söylüyorum yani. Geleneksel olarak kendisini refahtan şeyde onu reddi miras ediyorsa yani, milli görüş. Evet, reddi miras ediyorsa ona hiç itiraz etmiyorum. Reddi miras etmiyorsa hatta daha ileri gidiyor. Menderes, Özal bütün sürecin bir parçasıyız, devamlı yüz olarak kabul ediyor. Ki, hayır, bunları reddi miras edecekse o sorun değil. Şimdi bakın. Olsa. Ben gezen bir siyasetçiyim. Öyle işte plazalarda tarifle siyaset yapan bir insan değilim. Muhalefet abartabilir. Muhalefeti tamamen yok sayalım.
Kaldı ki Sayın Erdoğan'ın ya da muhalefetin ne deyip demediğinin bir önemi yok. Vatandaş ne yaşıyor? Bir, Üreticiler Dernek Başkanı, Dernek Başkanı MHP'lidir. Onun yardımcısı da Sayın Erdoğan'ın kuzenidir. Mutlaka AK Parti'nin oraya uğraması lazım. İki, Rami Toptancılar ağırlıklı olarak AK Parti'ye oy veren seçmenlerdir. Oraya uğraması lazım. Ankara'da İskitler Pazarı, Türkiye'de gezmedim, görmedim yer yoktur. Başkentin ortasında, şuna emin olun, o manzarayı ne Afganistan'da görebilirsiniz ne de Pakistan'da görebilirsiniz. Oraya baktığınızda da yine ağırlıklı olarak AK Parti seçmeninin olduğu yerdir. Daha bir ay önce yeni Tuzla'da bit pazarına gittim. Rica ediyorum bütün gazetelere, televizyonlara, maalesef bunlar da el çektiler. Yani bir garip bir şey oldu. Sadece gidip oradaki vatandaşların durumunu sorsanız çoğunluklu yine AK Parti seçmeni, oradaki sefaleti herkesin görmesini istiyorum. Yine AK Parti'den, AK Parti'nin güçlü olduğu Kayseri'de NATO Caddesi. Gidin görün. Dükkanlar patır patır kepenk kapatmış. Efendim Mahmut Paşa, ben İstanbul İl Başkanı iken Mahmut Paşa her gittiğimde mutlaka oradaki esnafların AK Parti güzellemelerini duyuyordu. Saygı duyarız. Çayımızı, kahvemizi içiyorduk. Boynumuzu kaşıyarak geri dönüyorduk. Şimdi gittiğimde onları zor zapt ediyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Bu kadar yoğun seçmen kitlesinin olduğu yerleri tarif ediyorum. Kapalı Çarşı. 600 yıllık çarşı ya. 3 yıl önceden itibaren ya kardeşim bir bakın. Bakın burada dükkanlar kapanıyor. Eğer Kapalı Çarşı gibi bir yerde dükkanlar kapatılıyorsa ekonomide bir sıkıntı var, bir sorun var. Burada 3 tane esnaf intihar etmiş. O gün bir esnafın taziyesine gittim. Ertesi gün gazetelerin manşetlerine baktım. Efendim Yurtsel Tekin Cuma'ya gitti mi gitmedi mi? Kardeşim benim nereye gidip gitmeyeceğimi kararını siz mi vereceksiniz ya? Bu ne ayıp bir şeydir? Bu ne günah bir şeydir ya? Türkiye'nin en büyük mobilyacılar siteler Kemal bilirsiniz Ankara'da. Siteleri niye anlatıyorum? Ankara milletvekili değilim ama istisnasız her yıl sitelere mutlaka giderim. Gitme nedenim şu. 2001 yılında Başbakanlığın önüne 3 otobüs oradaki esnaflarımız geldi, kasa attı. Atabilir mi? Son derece doğaldır. Vergi ödeyen her vatandaşımız vergilerinin hurharca harcandığını görüyorsa ona tepki göstermesi son derece doğaldır. Bir şey sorabilir miyim Sayın Tekin? Şöyle bir şey oluyor mu peki? Unutmayın, lütfen evet. Tamamlayın ama. Siz gittiğinizde şikayet eden esnaf, AK Partili bir vekili gittiğinde ya da Sayın Cumhurbaşkanı gittiğinde efendim iyiyiz falan diyor olabilir mi? Çok Nasrettin Hoca fıkrası vardır böyle. Asla. Ve hayır. Hikmetlidir yani. Timur evet, filler meselesi. Şunu hemen söyleyeyim. Bilmiyorum. Ya oluyor bak, mudur? O, anlamaya bakın, çalışıyorum. Biraz yani, önce söylemiş olduğum iki isimden bahsediyorum. Birisi Milliyetçi Hareket Partisi. Yani muhalifler sizin bir tanesi geliyor, Sayın Erdoğan'ın öz kuzeni ya. Daha bir durum mu var? Ne olabilir? Durum ne yani? Yine şeye gittim ben. AK Partili vekilleri görüyor musunuz burada sağda? Ve çoğunlukla da İstanbul milletvekili olarak bizim halkın otobüsündeki formatımız da şu. Vatandaş konuşuyor, biz dinliyoruz. Ya biz konuşmuyoruz. Vatandaşın derdini dinliyoruz. Size bir video gönderdim. Evet, gördünüz değil mi orada? Ben hiç konuşmadım. Evet, hiç konuşmadım. Takip ediyorum. Ali ne diyor? O seçmenlerin tamamı AK Parti'ye oy vermiş. Şimdi oradaki psikolojide bir daha oy verir mi? AK Partili vekili olsa aynı mı olacak? Vermez. Hayır, AK Partili vekili olsa aynı mı konuşur? Kesinlikle. AK Parti milletvekilleri bak yine söylüyorum. İstanbul İl Başkanı iken ben AK Parti'yi kıskanıyordum. Nereye gitseydim vekilini, yöneticisini, şusunu, busunu görüyordum. Çıkamazlar kardeşim, gidemezler şimdi. Aslında bir AK Parti milletvekiliyle beraber gitseniz, ikiniz birlikte. Bin kere söyledim. Mesela gidelim kardeşim işte, Üreticiler Derneği'ne gidelim. Burada da çağrıda bulunuyorum. Daha önce de biliyorsunuz çağrıda bulunmuştum. Evet. Halkın otobüsüne bineriz, gideriz, ahalimini dinleriz yani. Bizim insanlarımız misafirperverdir, sorun yok. Siteler esnafı, dernek başkanı da geçmiş dönemde AK Parti'de yöneticilik yapmış. Gittim oturdum. Ağzımı bile açmadım. Bütün kameralarda da var. Önce başkan haklı olarak gerekçeler. Şimdi bu bir
ister istemez bir savunmaya giriyorsunuz. İşte Çin'de şöyle oldu da, Pakistan'da şöyle oldu da, Amerika'da şöyle oldu da, bir türlü yani yöneticilerimiz beceriksiz kardeşim, ekonomiyi idare edemedi diyemiyorsunuz. Diyemeyince yine bir AK Partili kardeşimiz elini masaya vurdu, yeter dedi başkanım dedi. Yeter ben dedi, 2001 yılında yanımda 27 kişi çalışıyordu, şimdi aidatımı ödeyebilecek durumda değilim. Bu bütün söylediklerim AK Parti camiasını seçmenlerine anlatıyorum. Başkaları muhalefet falan anlatmıyorum. Ve sitelere baktığınızda 2001 yılındaki o ağır ekonomik krizde hiç kapalı dükkan yok. İki vergi dairesi var o dönem. Şimdi dükkanların %30'u kapatılmış, %30'u hacizle karşı karşıya. Birçok insanlar kepenk kapattığı gibi devlet de ne yazık ki iki kepengin bir tanesini kapatmak zorunda kalmış. Yani iki vergi dairesinin bir tanesini kapatmak zorunda kalmış. Şimdi fotoğraflar bu kadar açık, netken hepimizin gördüğü, AK Partililerin içinde yaşadığı. Ha geçen yine şeye gittim ben. Afrika Mahallesi'ne gittim. Afrika Mahallesi'nde eski ticaret odası, esnaf odası başkanı, bütün bunları kayıt altına aldığım için rahat konuşuyorum. İzleyenler de beni arayabilir. İzin alarak yapsaydın abi. He? İzin alarak yapsaydın. Tabii tabii. Hiç öyle asla öyle bir aşağılık şey yapar mıyım? Bütün. Şaka yapıyorum. Hatta daha ileri gidiyorum. Yani bir kısım şeyleri de muhafaza etmek için bir kısmını sildim yani. O kadar da açık söyleyeyim yani. Çünkü çok sert şeyler vardı AK Partili olmasına şimdi rağmen. Konuşurken sizin düzelteceğinize inanıyorlar mı peki? Yani bunu eleştirenler. Şimdi onu da oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Şimdi orada da aynı isyan ve kendisi de açık ifade ediyor. Zaten Sayın Erdoğan'ın da fotoğrafı var üstte beraber çekmişler. Balat'a gittim. Balat'ta Sayın Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı. Bir şey daha söyleyeyim. Her yeri dolaşıyorum. Ya dedim bir de Sayın Erdoğan'ın doğduğu, büyüdüğü Kasımpaşa'ya gidelim. Kasımpaşa'da ne oluyor? Rica ediyorum siz gidin ya da bir kamera gönderin beraber gidelim. En önemlisi şu. Tabii milletvekilidir, şudur, budur, belediye başkanıdır. Ne yazık ki Türkiye'deki bu sistem milletin direkt seçtiği mekanizma değil. Milletin direkt seçtiği, millet iradesiyle seçilen muhtarlar var. Sayın Erdoğan da geçmiş dönemde alışkanlığı vardı. Özellikle muhtarları sık sık çağırırdı. Benim bir tek ricam gazeteci arkadaşlarımızın tamamında yarın tanıdığınız bildiğiniz herhangi bir 3 tane 5 tane 603 tane muhtarımızın telefonu var burada. Çoğunlukta AK Partilidir. Herhangi bir muhtara gittiğinizde muhtarlıkların tamamında şu kadar icra şeyi görebilirsiniz. İcra tebligatları görebilirsiniz. İki mahallesinde o hafta mahallesinde kaç kişinin ne sorunu var? Kaç kişi intihar etmiştir? Kim işsizdir? En rahat bilen muhtarlardır. Çağıracaksınız 50 tane muhtarı. Muhtarların tamamı Türkiye'deki ekonominin nasıl olduğunu, insanların ne yaşadığını çok net olarak size anlatabilir. Yani şöyle bir toptancı bir mantık. Efendim ya ben şaşırdım ya mesela her şey dört dörtlük gidiyor derseniz. Doların 10 bin lira olduğu bugün TV100'de Serkan da vardı. Yine bir programımız vardı. Tabii aklıma bir fıkra geldi ama fıkrayı ben arada anlattım arkadaşlarımıza. Yani gerçekten el insaf. Erzurum gerçekten hikayesi. El insaf. Bütün bunların bir çaresi var mı? Elbette çaresi vardır. Muhalefetiyle iktidarıyla yapılması gereken çok ciddi meseleler var. Yürsel birincisi Bey, bir kere Yürsel bu Bey. Kamu harcamaları. Kamu Bey, bir şey sorabilirim. Bir şey sorabilirim. Çok iyi özetlediniz. Muhtarlar vesaire her şeyi getirdiniz ama. Ya bunları sizi dinliyorum. Bir milletvekilisiniz. Normal şartlarda böyle insanlar ekranda gördükleri kişileri kategorize ediyorlar. İşte siz şuradan, siz şuradan böyle bir garip hikaye yaşıyoruz. Böyle bir durumla yüzleşmemek için bir siyasetçi olarak aslında şunu da eklemelisiniz. Bize şunları söylemelisiniz. Şu anda ekonomide sıkıntı var, öyle değil mi? Ekonomide sıkıntı var. Evet. Fakat ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi heyetini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiye dair söz söyleyecek yerel, bölgesel, ulusal çaptaki bütün bileşenlerini ve aktif olarak siyasetin içindeki bireylerini
yetkililerini dinliyorum. Size bir şey söyleyeyim. Şu çıkardığınız doğru listeler kadar hiçbir şey söylemeyen bir hazırım var karşımda. Yani her daim tekrar ediyorum, insanlar da bilsin bunu. Şu andaki mevcut durumdan iktidar sorumlu mu? Sorumlu. Fakat umutsuzluk hali size ait. Eğer şu anda Türkiye'de umutsuzluk varsa, evet, bu Gürsel Tekin'in, CHP'nin ve muhalefetin sorunudur. Gerçekten sizi kastetmiyorum ama bir şey demiyorlar. Hiçbir şey hemen, denmiyor. Hemen bir şey söyleyeyim. Haksızlık yapmayın. Son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi uzmanları Türkiye'yi karış karış dolaştılar. Özellikle odalar, ticaret odası, sanayi odası, esnaf odalarla çok ciddi müzakereler yapılıyor, konuşmalar yapılıyor. O konuda bir sıkıntı yok. Çözüme dair şeyler de paylaşıyorlar. Çözüm. Şu anda acilen çözüm şu. Halk ikna oluyor mu? Bak, çözüm şu. Bir aile gibi düşünün. Sonuç itibariyle 85-84 milyon, 6 milyon da misafirimiz var. Kim ne derse desin. Nüfusumuz 90 milyon kardeşim. Evet. 90 milyon. 90 milyon üzerine hesap yapacağız. Yok işte 84 milyon falan filan. E ne olacak bu 6 milyon insan hava almıyor mu, ekmek almıyor mu, su ihtiyacı olmuyor mu? Bütün bunlar şu anda bizimle beraber yaşıyor. 90 milyon vatandaşımız sabahtan akşama kadar vergi mükellefi olarak para ödüyor. Ödediği bu paraların eşit pay edilmesi lazım. Bir, kamu harcamalarını hemen kesmemiz lazım. Bakın kamu harcamaları deyince böyle sanki çok basit bir şeymiş gibi tarif ediyoruz. Türkiye'de 150 bin makam aracı var ya, 150 bin. Peki. Bir makam aracının kirası kaç paradır onu söyleyeyim de ahali de dinlesin. 37 bin artı KDV, yani 42 bin TL artı... Yıllık mı? Aylık be kardeşim, 30 gün aylık. Bir saniye. Aylık 40 bin lira. Aylık 42 bin. Sadece arabanın araba kirası. Bir daha söylüyorum. Hangi yerde? Bu çok acayip geldi bana. Çok büyük. Evet, Sözcü gazetesinde de manşet oldu. Bir şey olur mu dedik. Olmuyor. Bir enteresan bir şey var. 42 milyon. Bunun yağıdır, bunun mazotudur, bunun gideridir, bunun lastiğidir. 60-65 milyon. 65 bin TL ne demektir biliyor musunuz? Şu anda 7 milyon kiradığınız 900 aracın bin vatandaş siz yapmıyorsunuz. Efendim? O kiradığınız aracın masraflarını benzinli, siz yapmıyorsunuz. Olmayacakmış Gürsel Bey ya. Tamamını siz yapıyorsunuz devlet. Hayır. Size ait. Efendim size her şey ait. Size kiraladığınız ait. Aracın benzini de size her ait. Her şey lastiğinden bilmesine kadar, tamirinden tadilatına kadar her şey. Size mi ait? Her şey devlete aittir. Hiçbir şey yok. Vatandaş arabasının peki anahtarını verir. Mehmet Akif ben de Bey, arabayı kiraladım. Bey bir kiralık şey... arabam vardı. Kiralıyorsun. Gürsel Bey'e bir şey söyleyebilirim. İki başka bir şey daha söyleyeyim. Sayın Doktor Eğitim. Şu kamu Sayın binalarına bakın Allah aşkına bir sonraki turda ya. Şu kamu binalarındaki ödemiş olduğumuzun kiraların rakamını bilen var mı? Bütün bunları üst üste koyduğunuzda inanın en azından Sayın Genel Başkanımızın da Karakış'la ilgili bir fon oluşturalım. Bu fonda milletimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek paranın Allah olduğunu aşkına, da söyleyebilirim. Bir sonraki tam yeri geleceğim. Ama tam yeri. Serkan Toper'den ve Deniz Zeyrek'ten özür dileyerek bir cümle. Çok hızlı. Araçlar kiralanıyor. Bedeller yüksek. Mesela İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Bak ayırmıyorum ya. Hayır. Kim olursa olsun çok diyorum güzel kardeşim. Seçimler oldu. Seçimler bitti. Yeni Kapı'da araçlar böyle dizildi. Denildi ki bu araçların hepsi fazla. Bunlar yandaş kuruluşlara para ödemek için kiralanmış araçlar. Gürsel Bey, Türkiye ile ilgili itirazım ve isyanım işte tam buna. O araçlar gitti, o araçların yerine başka bir firmanın araçları tekrar oraya dizildi. Ustadım, bunu yapmayın lütfen. Ben hemen bir şey söyleyeyim. Bu kadar, söyleyeceğim yine, bu kadar. Yine bir hemşerim, iki tane hemşerim akşam oturuyormuşlar, sohbet ediyormuşlar. Evet. Sohbet sırasında fıkra demiş mı? Ki, fıkra gibi de, sohbet sırasında demiş ki, ya demiş hemşerim demiş, abi demiş, ben bu memlekette iki delikanlı tanırım demiş. Kimdir demiş, biri sensin demiş. Biraz zaman geçince öbürünü merak etmiş. Öbürü kim? Ya öbürünü de sen söyle. Kardeşim ben bu kadarını ben söylüyorum. Bizimle ilgili tamam, ne varsa tamam lütfen söyleyin. Tamam. Hiç de rahatsız olmam. Çok teşekkür ederim. Ben cevabımı aldım. Bakın bu ülkede imar uygulamalarında, imar talanlarında 13 yıldır mücadele ediyorum. 13 yıldır. Tamam. Bir tanesi dönüp de kardeşim sen bağırıp çağırıyorsun da ne oluyor diye. Yazık günah değil mi ya? Hava alamıyoruz şu anda yani. Anladım. Peki, Serkan Toper. Herkes baktığı yerden gördüğünü tarif etti. Ben de baktığım yerden gördüğümü anlatayım. Öncelikle... Baktığım yerde gördüğüm yeri anlattın. Evet, gerçektir çünkü oraya gördüklerimi anlatıyorum.
Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti çok çok önemli. Rahmetli Oğuzhan Asil Türk, muhalefet hoşgörülü olmalı. Yol gösterici olmalı. Kardeşlik hukukunu korumalı. Sadece karşıtlık üzerinden yapılan muhalefet milli görüş geleneğine uygun değildir. Çağrısının Oğuzhan Asil Türk Bey rahmetli olduktan sonra Saadet Partisi'nde karşılık bulduğunu görüyorum. Ve Sayın Temel Bey, Sayın Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme, 2 saat süren bir verimli görüşme gerçekleştiriyor. Bizim muhalefetten beklentimiz varsa toplumla ilgili öngörüleri, ülkeyle ilgili öngörüleri gider Sayın Cumhurbaşkanı'na yüz yüze, birebir gözün içine bakarak buralarda problemler görüyoruz. Buralarda da şunların yapılmasında fayda var şeklindeki bu yapıcı muhalefet anlayışı gayet olumludur. Sonuç? Diğer taraftan siz bu manzarayı görmek yerine Temel Bey'e protokol kurallarına aykırı şekilde o koltuğa mı oturtturuldu? Temel Bey'in herhangi bir rahatsızlığı olmadığını Temel Bey bugün ifade etti. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşme uzun sürecek. Evinize hoş geldiniz. Burada daha rahat edersiniz diye hem Temel Bey'in yaşına hürmeten hem de burada rahat tabii, edersiniz tabii, diye tabii. Oturtturduğu koltuk mevzundan birileri bakın, buna siz de inanmıyorsunuz. Yok, buna siz de inanmıyorsunuz. Ya, Temel Bey bizim geleneklerimiz var. Sayın Erdoğan da bu geleneklerden gelen bir insandı. Evet. Sayın Erdoğan'ın Sayın Temel Bey'e abi dediğini çok iyi biliyorum. Doğru. Bir abi böyle bir muameleye tabi tutulur. Olay ne var orada mesela? Olay şuymuş. Hayır, olay şuymuş. Sayın Karamollaoğlu'ndan ben kendi paylaştığı bilgi, PCR testi yaptırmamış o gün giderken. Dolayısıyla biraz mesafeli oturalım demişler. Tamam, sandalye yani döndü dolaştı. Öbür sandalye, biraz 5 metre kadar geldi çekersiniz. Yani. Bunu mu anlatıyorsun? Yani Sayın Karamollaoğlu böyle söyledi. Yani burada yani, bir sorun yok. Akif Bey, Temel Bey çok PCR o sorun değil. Ben de ama görünce çok yadırgadım. Hatta evet. Önceki arkadaşlara söyledim. Belki hazırdır, vardır. Önceki fotoğraflara baktık biz. Yani daha önce yan yana oturmuş Sayın Bahçeli yan yana oturuyor. Ama bizde misafirlik çok önemlidir. Evet. Bizim geleneklerimiz. Yani Temel Bey bu konuya alınmamış ama Saadet Partiler alınmış. Bakın, Temel Bey size bir şey söylemedi mi telefon? Bakın, bu konuyu hiç konuşmadı. Bunu söylemek Temel Bey haksızlık olur. Temel Bey bir rahatsızlığını ifade edebilecek tecrübede, olgunlukta bir siyaset adamı, bir devlet adamı. Bununla ilgili rahatsızlığı olsaydı o söylerdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu ifade ederdi. Temel Bey'in rahatsız olmadığı konudan kim neden rahatsız? Onu anlatalım. En nihayetinde Saadet Partisi bir muhalefet partisi midir? Millet o görevi vermiş. İktidara karşı eleştirilerini yapmış mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine bakarak da yapmıştır. Ama burada birilerini rahatsız eden konu şu, bu yapıcı muhalefet anlayışının, iletişim kuran muhalefet anlayışının ve Temel Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun beraber yaptıkları bir toplantıda çok ağır ifadeleri vardı. O ağır ifadeler üzerine siyasetin bu dilden kurtulması gerekir diye bir çıkış olmuştu. O çıkışın devamı Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek suretiyle kalktı. 2 saat boyunca çok yapıcı bir görüşme yaptık dedi. Bugün neyi tartışıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı da bir muhalefet partisi liderine abartıldığı kadar kötü değil. Bu cümleden Türkiye'de her şey güllük, gülistanlık dedi manşete çıkmaz. Abartıldığı kadar kötü değil. Buyurun ben de söylüyorum. Abartıldığı kadar kötü değil Türkiye'de ekonomi. Ama Türkiye'de işler güllük gülistanlık da değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Temel Bey'e Türkiye'de hiçbir problem yok. Her şey çok iyi. Siz nereden çıkarıyorsunuz bunları dediğini falan düşünmüyorum. Temel Bey'in de öyle bir iddiası da yok zaten. Bir başka burada aldı şu. Diyor Sayın Karamollaoğlu. Evet. Bir başka söyledi. Yani sizin gibi düşünmüyor Serkan Bey. Siz Kemal Bey siz söylediniz. Abartıldığı kadar... Yani tamam, abartıldığı kadar kötü değil ekonomik ama... yönden ve dış politikadaki gelişme yönden her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde diyor Sayın Karamollaoğlu. Hiç problem görmüyor kendisi. Ben dedim ki size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar farklılıkta olabilir. Aynı kanaatte değil. Hı-hı. Dış politikada evet. Ama Türkiye'ye ilgili... çok iyi bir noktada olduğunu, muhalefetin meseleleri, sorunları abarttığını düşünüyor diyor Sayın Karamollaoğlu. Yani onun görüşmeden aktardığı bize bu. Diğer manşet... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı sarayda halktan koptu. Hiçbir şeyden haberi yok. Orada sefa içinde yaşıyorlar algısıyla alakalı bir manipülasyon daha. Koskoca Cumhurbaşkanı halkın durumunu bilmez mi? Ben biliyorum, Kemal Bey biliyor, Faruk Bey biliyor da. Cumhurbaşkanı mı halkın durumundan haberdar değil? Her hafta bizim caddede bir dükkanda. 10 milyon üyesi olan parti mi halkın durumundan haberdar değil?
Bunları bir kere bir kenara bırakmak lazım. Türkiye'de ekonomik sorunlar var ve ekonomik sorunların tabanda da vatandaşımızı zorladığı da bir muhakkak. Bununla ilgili de çalışmalar yapılacağı. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmedi mi? Hepsinin farkındayız. Vatandaşın sorunlarının farkındayız. Çözmek için de gerekli tedbirleri ve çalışmaları yapıyoruz dedi. Adım adım da bununla ilgili çalışmalar gelecektir. Bir yandan bu çalışmalar gündeme geliyor. Hemen birileri başlıyor diyor ki erken seçim hazırlığı bunlar. Ya seçimlere 19 ay var. Ya doğrusu hükümetin görev süresine 19 ay var. Bir yandan eleştirip bir yandan adım atıldığında da oradan erken seçim manşetini almaya çalıştığınızda mesele demek ki halkın problemleri olmaktan çıkıyor. Mesele siyaseti nasıl dizayn edeceğiniz noktasında manşetler atmaya başlıyorsunuz. Ekonomi 2013'e kadar Gürsel Bey biz de çok ağır itiraz ediyorduk. 2013'e kadar ekonomi çok iyiydi. Değil mi? %4-5 enflasyonlar vardı. Ama o gün çok sert iktidar muhalefet yapıyorduk. Ergenekon, balyoz, casusluk, kumpas davalarına karşı. O zaman sizler şey diyor muydunuz? Ona rağmen o zamanlar, seçmen tercihini değiştirmiyordu. O zamanlar ama demek siz, ki işiydi. İtirazlarımıza bakacağız. Ben de çok imreniyordum, özeniyordum diyorsunuz AK Parti'yi. Evet, sokaktaydı onu söylüyor. Ama bir ekonomi değildi ki. Bugün sokakta değiller. Sokağa sizin çıkamıyorlar. Doğrudur. Vatandaş ekonomiye baktı. Ama biz ekonomiye göre konuşmadık. Değil mi? FETÖ'nün yargı eliyle zulümlerine karşı durduk. Ekonomi çok iyi, bu zulme de sessiz kalalım dedik mi? Ya da ekonomi en önemli manşet, bizim konuşacak neyimiz kaldı ki dedik. Bugün, o gün bunu söyleyemeyen sizler, ekonomi en önemli manşet ve bunları niye konuşuyoruz ki noktasında olduğunda tutarlı bir siyaset ortaya çıkmıyor. Ekonomiler nasıl düzelir? 2013'e kadar Avrupa Birliği elinize ödev listesi verir. O ödevlere uygun davranırsınız, size bol bol sıcak para verir. Ama siz Ankara merkezli bir siyaset yapma noktasında, Ankara merkezli siyaset yapma noktasında karar alırsınız. Avrupa Birliği ile entegre olmak, hukukun evrensel değerlerini benimsemek, demokratik değerleri benimsemek ayrı bir şeydir. Ev ödevi verilen, ev ödevlerinin dışına çıktığında da ekonomisi bir anda tahrip edilen Türkiye gerçeği bambaşka bir şeydir. Serkan Sayın Bey, Cumhurbaşkanım Sayın çok özür dilerim, hemen tamamlayayım. Milletvekillerine bir talimat vermişti. Seçmenlere inin, sokaklara inin diye teşkilata da vermişti. Ne gördü sokakta? Anlatayım Kemal, bana da cevap verin. Ya mesela şu son açıklamanın o gördüğü şeyle bir ilgisi var mı? Yok, hiç alakalı. Onu da anlatayım tamam, son cümle. Buyurun. Mesela bunları rapor olarak Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanı'na iletti mi? Sokakta karşılaştığınız şeyleri. Cevap vereceğim. Çünkü gizli saklı da değil. Hep her programda söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP meclis grubuna girdiğinizde her hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin toplumun bir yarasıyla alakalı meclis konuşmalarını çok rahat vatandaşlarımız görebilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekilleri zaten hep sahadaydı. Ne yapayım? Parti genel merkezinde ve Gazi yani Meclisi oturmuyorlar. Ekonomik sıkıntıları görüyorlar, yazıyorlar, grupta da anlatıyorlar. Aynen öyle. Öyle mi? Tabii ki anlatıyorlar. Bakın vatandaşlarımız yani merak ediyor. Bu şeylerine şu cümlemi rağmen, tamamlayayım, tek tek anlatayım onları. Acaba sorun yok tek tek anlatayım. Siz ev ödevlerini yapan Türkiye'den, o yüzden sıcak para alan Türkiye'den, ekonomisi bağımlı Türkiye'den diyorsun ki ben Ankara merkezli davranırım. Afrika'da nasıl bir politika içine gireceğime ben karar veririm. Suriye, Irak'ta ne yapacağıma ben karar veririm. Çünkü siz çifte standart halindesiniz. Bir yandan Irak'ta, Suriye'de terör örgütlerine silah verip, bir yandan da benim terörle haklı, meşru mücadelem noktasında bana prangalar vurmaya çalışıyorsun. Fransa'da bir şehirde bomba patlıyor. 20 kişi gözaltında. Bu olay ne zaman oldu? 2015'te. İlk duruşması ne zaman oldu Kemal Bey biliyor musunuz? 2021 Eylül ayında. İnsanlar tam 5 yıl sonra hakim karşısına çıktılar. Hiç tutuklu, orada hukuk devletiyle... Tabii tutuklu da yargılandılar. Hiç kimse Fransa'ya sen terörle ilgili hukuk değerlerini ihlal ediyorsun demedi. Ama Türkiye'de teröre besle... Uzun tutukluluk itirazı yapılmadı evet. Fransa'ya. Ama sizler kalkacaksınız Türkiye'de Türkiye'nin teröre verdiği meşru mücadele üstünden Türkiye'ye ev ödevi. Çerçevenin içine dönelim. Hemen dönüyorum. Ekonomiye geldi Serkan. Ekonomiye yani geldi. Hortuma sanayinde, gel, hortuma diyor ya. J. Savunma sanayinde atılım yapıyor mu Türkiye? Yapıyor. Siz doları, dövizi nereye harcıyorsunuz? Enerji problemleri için CHP'nin hayır dediği Libya tezkeresi üzerinden mavi vatanda bir mücadele veriyor mu? Veriyor. Bir başka kalem altın kalemi. Türkiye'de bir altın çalışması oluyor. Bakıyorsunuz bütün muhalefet ayakta. Çevre hassasiyeti başlığı altında o altına erişimi nasıl sabote ederiz diye Türkiye üzerinde bu oyunların oynandığını çok rahat ifade ediyoruz. Türkiye
Döviz nasıl düşer? İhracatınız ithalata geçer ve artık Türk parası değer kazanmaya başlar. Düşük faiz ve cari açığı kapatmak noktasında hükümet bir model uyguluyor. Ankara merkezi siyaseti, 10 askeri ve siyasi bağımsızlığınızı elde edebilmek için de iktisadi bağımsızlığın, iktisadi bağımsız politikaların izlenmesi gerektiğini muhalefet de çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu politikalara destek verilmesi gerekirken, gördünüz mü dolar kaç para oldu? Gördünüz mü vatandaş aç aç, vatandaşın problemi var. Ama vatandaşa problemin sebebini doğru anlatmak lazım. Ya biz ev ödevi verilen Türkiye olmaya devam edeceğiz ki, birazdan büyükelçiler meselesinde o ev ödevlerini başlık başlık Avrupa Birliği Konseyi raporlarıyla aktarmaya çalışacağım. Bu ekonomik model, bu duruş doğrudur. Sizin sorunuz Kemal Bey, MHP milletvekilleri zaten hep sahadaydı. Bu ekonomik model çağında doğru mu yürüyor? Evet. Türkiye'nin iktisadi bağımsızlığı noktasında vallahi önemli bir adım. Partiler bile bu kadar seni kadar... MHP milletvekilleri hep sahadaydı zaten. Meclis grubunda daha bu hafta Tokat Milletvekili Yücel Bulut çiftçinin sorunlarını dile getirdi. Bir hafta önce İzzet Ulvi Yönter Bey uzman çavuşların problemlerini dile getirdi. Şimdi ismini hatırlayamadım değerli vekilimiz... köy koruyucularının problemlerini dile getirdi. Sayın Devlet Bahçeli Bey asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılması talebiyle onlar çok kolay. Mesaj attı. Çok kolay. Arzu Erdem şu anda MHP 500 bin kişinin çalıştığı biz oy verelim. Güzellik uzmanları sektörünün bir takım problemleri olduğunu dile getirdi. Yücel Bulut Bey liyakat konusuna atıflar yaptı. İşte o İtiraz Devlet etmiyorum. Bahçeli Bey'in son attığı tweet bugünün tweet değil ki. Devlet Bahçeli Bey bunu hep ifade etti. Dedi ki Milliyetçi Hareket yani Partisi'ne millet muhalefet görevi vermiştir. Serkan Bey. İttifakla birlikte denge ve denetleme görevini vermiştir diye. Saydığınız sorunlar listesi. Hı hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na da iletiliyor herhalde Sayın Bahçeli tarafından görüşmelerde. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortada bir problem yok diye Temel Bey'e anlatması. Yani sizce bir çelişki olmuyor Temel Bey'e problem yok demedi. Temel Bey abartıldığı kadar problem hayır, yok. Temel Bey diyor ki dört dörtlük olduğunu düşünüyorsa. Hayır, yani. Türkiye'de işlerin... Muhalefet hayır. Abartıyor. Sayın ya bunu ben Temel Bey'den tekrar teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine şimdi yat olmaya yapamam. Ben görüştüm teyide muhtaç. Türkiye'de... Bana inanmıyorsanız ayrı da. Yok estağfurullah öyle bir şey demedim de. Yani yanlış anlamı olmuş olabilir. Sizin Türkiye'de ben bu iktisadi bağımsızlık yolunda bir takım engellerin ve problemlerin olmayacağını düşünmek... Maceracı hayalperestlik olur. Çok gerçeklikten çok kopmak önemli olur. İki sorun var yani bu hasretin bitmesi açısında. Sayın Toperem. 3600 ve EYT Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırlığı varsa getirsin. Ama onu konuş. Bütün muhalefet konu. Bütün muhalefet el birliğiyle oy vermeye hazırız. 3600 ve EYT konusunda Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşa tamam, söz vermiştir. Tamam getirsin zaten bugün gündemde muhalefetin saysal şeyi yetiyor Partisi yani. Partiler mesele yetiyor. Seçim vaadi Milliyetçi evet. Hareket Partisi'ne vatandaş %11, %12 oy verdi. Dolayısıyla dedi ki sen muhalefet partisi olarak denge denetleme görevini yap dedi. Millet istiyor ki AK Parti üzerinde bir kayyum gibi milletin vermediği yetkiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün politikalarını belirleyen bir hal alsın. Diyor ki ittifak ortağısın zorlasana. Milliyetçi Hareket Partisi kayyum kendisine teklif edilmiş Bey. Başbakanlık teklifini ilkeleri noktasında yani reddetmiş. MHP AK Parti'ye kayyum geleni olan bir parti. Hayır millet öyle birileri öyle olsun istiyor gibi bir ifadesi oldu evet. Sayın Toper. 52 yani yıllık parti milletin kendisine vermediği yetkiyi fırsatçılık yapmak suretiyle şey kullanmaz. Evet. Buyurun Deniz Bey. Yani MHP AK Parti'nin kayyumu mu? Böyle bir şeyi anladım ben ama. Ben onu diyorum. Öyle anlarlar. Öyle gibi yansıtıyorlar. Öyle bir şey yok, yok. Diyor. Milletin Hareket Partisi denge ve denetleme yetkisi. Bu arada şu an millet bu yetkiyi vermiştir. Karşısınız değil mi? Yani MHP çok kendi başına tek başına politikalarını ortaya koyan ayrı, farklı ama Cumhur İttifakı içinde olan bir partidir. Özet bu. Aynen öyle. Dolayısıyla Saadet Partisi temelinde de Saadet Partisi'nin de Cumhur İttifakı'nın içinde olabileceğini, bunun da yine millet hayrına, milletin verdiği görev noktasında muhalefet etmesini engelleyecek bir unsur olmadığını düşünüyorum. Peki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin reddettiği tekliflerle ilgili bir not geldi telefonuma. Teklif değil, araştırma önerileri. Yalnız bir önemli moda nokta var. Moda ithalatının araştırması haksız kazanç sağladı. Hemen cevap verin. Çok iyi sordunuz. Bir önemli not daha var. Gürsel Tekin'i sen. Düzeltiyorlar. Diyorlar ki şu kiralık araçlar vardı ya. Evet onlar da bana da çok mesela. Bak diyorlar ki, Gürsel Bey, benim söylediğim gibi. Vergisi, aracın sadece benzini. Efendim bir daha söyleyeyim. Bakın elin saf edin.
Tam şu anda bir şey demiyorum ama doğru bilgi dahil, verelim. Kamu Mürsel dahil. E, olmaz ki öyle bir şey. Yani nasıl adam öyle bir şey olmaz. Araç şimdi kira, ben size aracımı kiraya veriyorum. İşte tamam ya, verdim. Keşke vermeseydik. Bana da geldi ben bilirim. Hayır hayır. Böyle hayır bir ama şey düzeltelim bak. Konusu, önemli bak. Araç kiralama değil. Kamudaki çok araçların çok özür dilerim. Kamudaki araçların tamamının giderleri tamamen kamuya aittir, hayır, benzin değildir, ona aittir, değildir, şoförü ona. Mürsel Bey yanlış bilgi veriyorsun. Kiralanan araçları. Sadece evet, aracın benzini kamuya aittir, bir de kirası. Aracın bakımı, diğer masrafları hepsi yani, o firmaya aittir. Onu efendim benzini kime aittir, yakıtı? Benzini kamuya aittir. E tamam zaten en önemlisi bu. Bakım masrafı. 40 bin lira az mı oluyor bu durumda? Hayır ya olur mu? Ben buna itiraz ediyorum. Onu söyleyeceğim. Ben buna itiraz ediyorum. Bütün araçlar. Bütün araçlar diyorum. 40 bin nereden baksan 10 bin lira da benzin yaksa. Araştırma önergeleri. Mecliste aynı anda kaç tane araştırma önergesi meclisin kadrosu yapabilir? Mürsel Bey milletvekili olmanız için soruyorum. Şimdi şöyle birçok önergeler olur, birçok teklifler olur. Tekliflerin önem sıralamasına göre, yani nedir acil? Mesela aynı anda kaç tane yapabilir meclis? Kaç konuyu araştırabilir? Kadrosu itibariyle. Yapabilir. 600 tane milletvekili var canım. Her komisyon var rahatlıkla. Hı. Aynı anda dediğiniz yani bir günde 50 tane araştırma olacak diye bir kayda yok. Normal ama şartlar. 2 tane, 3 tane önemine göre burada ithalatının neyini araştıracaksınız örneğin? Devlette bununla ilgili verim yok. Veyahut da EYT'nin neyini araştıracaksınız? Evet. 3600'ün neyini araştıracaksınız? Bunun için aldığımız konusunun neyini araştıracaksınız? Akif Bey bunlar araştırma önergeleri, yani. Yasa teklifi değil. Vatandaşlarımızda bir kafa karışıklığı oluşmasın. Araştırma önergesi veriliyor. MHP evet derse gördünüz mü? Cumhur İttifakı'nda çatırda mı oldu? Hmm. Milliyetçi Hareket Partisi hayır derse gördünüz mü? MHP buna hayır dedi diye bir siyasi argüman EYT'de oluşturmak haktır. İçin yapılmış hamlelerden ibaret. Herhangi hakikatten bir uzak. Konuşacağız şimdi. Bak EYT ile 3600 bir haktır. Bunları konuşacağız. Hakkı teslim edeceğiz. Şimdi bunun başka yolu yok. Sonraki yani turda siyasi partiler arasında bir kavga yaratmak için. Özür dilerim. Kamudaki israf noktasında vatandaşa israf yapılmadığını, gerekli tasarruf önlemlerinin alındığının da acilen gösterilmesi gerekir. Bu önemli bir eleştiri. Teşekkür ederim. Deniz Zeyrek, ne dersiniz efendim görüşmeye ve şu ana kadarki değerlendirmelere ilişkin? Buyurunuz. Evet, öncelikle Faruk Aksoy benim de düşüncelerimin bir kısmını dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Tam Üsküdar'dan geçmişsinizdir diyecektim, kendisi söyledi Üsküdar'dan. Çünkü 3 programdır aşağı yukarı birlikteyiz, hep Üsküdar'dan bahsediliyor. Galiba Kemal de orada oturuyor. Biz oturmuyoruz ama Üsküdar aşığı olduğumuz için oraya çok gideriz. Evet, 3 program oldu işte denk geleli. Üçünde de Üsküdar'ı konuştuk. Hep. Haftaya Kadıköy'den anlatacağım. Ben şimdi biraz önce Serkan Toper bir cümle kurdu. Dedi ki herkes baktığı taraftan gördüğünü anlatıyor. Öyle yani şu ana kadar bir saat oldu ben sizi dinliyorum. Herkes hakikaten baktığı yerden gördüğünü anlatıyor. Şimdi mesela 100 bin lira kazandığınızda Türkiye'de ekonomik durum nasıldır diye sorulduğunda cevabınız çok rahatlıkla o kadar da kötü değil canım olur yani. Yani eğer siz 100 bin kazanıyorsanız Türkiye'nin ekonomisini size sorduklarında o kadar da kötü değil dersiniz. Ayçiçek yağının 99 lira olması 5 litresinin sizi çok da şey yapmaz, zorlamaz. Ya da işte 3 liraya sattığı sütü 10 liraya marketten almak zorunda kalan bir çiftçi değilseniz, o 10 liralık sütü gönül rahatlığıyla kendi kazancınızla alabiliyorsanız, Türkiye'de ekonomi o kadar da kötü değil diyebilirsiniz. Ama eğer bu ülkede yaşıyorsanız ve asgari ücretle geçinmek zorundaysanız, ben Türkiye'de yaşamak o kadar da kötü değil, ekonomi o kadar da kötü değil demenin çok zor olacağını düşünüyorum. Yani siz şimdi kiralık araçlardan söz ediyorsunuz. Yani toplu taşım ücretlerindeki böyle artışların bile insanların hesabını değiştirdiği bir durum, günlerde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Yani insanlar iş başvurusu yaptığında akşam eve geliyorlar. Ne anlatıyorlar? Biliyorsunuz hepiniz. Yemek var, yol parası var. Bunların bile kıymete bindiği, bunların bile çok kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şimdi böyle bir şeyde tabii ki nereden baktığınız çok önemli. Eğer siz
her ay 100 bin lira, 150 bin lira para kazanırsanız sizin için hayat gayet normal olabilir. Zorlanmadan yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzu özel okula gönderebilirsiniz. İnternet ücretinizi, doğalgaz ücretinizi ödemekte zorlanmazsınız. Yani benim çizdiğim manzarayla bunlar için de 100 bin lira kazanmaya gerek yok. Alakası var, onu söyleyeyim. Ya bunlar için 100 bin lira kazanmaya gerek yok yani. Hani özel okula çocuğu göndermek, internet parası ödemek için. Yok yani ben şunu para anlatıyorum. Yani ben evet. Bu yaz 30 şehir dolaştım. Evet. Vatandaşın ne yaşadığını bizzat sokaktan biliyorum. Tamam. 5 gündür de Kars'tayım, Ardahan'dayım. Orada köylülerine ya şunu düşünün. Çiftçi ilkbaharda üreteceği sütü peşin para alarak mandıracılara satıyor. Ve bu sene o çiftçi kuraklık nedeniyle vaat ettiği, taahhüt ettiği peynirin %35'ini verememiş. Yani mandıracı çiftçiden ancak taahhüt aldığı sütün %65'ini 70'ini alabilmiş. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Denizelik yani aslında tüm konuklarımız üst üste bindiği sıkıntılar olduğu konusunda mutabık da bu. Sayın Cumhurbaşkanı mesela abartıyorlar ya da şimdi sayın... bir dakika geleceğim ama tamam. Geleceğim. Bir dakika geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanı için işte onu diyorum. Yani baktığınız yer önemlidir meselesini onun için diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın baktığı yerden abartıldığı kadar olmayabilir. Ama X şehrinde, Hakkari'de, Van'da, Kars'ta, Ardahan'da ürettiği sütle geçinen, ürettiği buğdayla geçinen, arpayla geçinen çiftçi için kötü. Yani Sayın Cumhurbaşkanı oradan mı bakıyor? Yerden, yani 100 bin lira kazanan biri gibi mi bakıyor evet, diyorsunuz? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı oradan bakıyor. Bu Sayın neyi değiştirir? Neyi değiştirir örneğin? Seçmen sandıkta gereğini yapar. Geleceğim Serkan Bey, geleceğim. Şunu değiştirir. Türkiye'de nüfusun büyük bir bölümü 2800 lira asgari ücretle geçinen bir kesim. Evet. Yani 2800 lira bu kadar kalabalık bir nüfus olduğu zaman ülkedeki genel havayı da düşük ücretlerle geçinen insanlar belirler. Gündemi de onlar belirler. Ya ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasına girdim. Öğrencilikte çok yaşadığım için kiralık evin faturasını ödemekte zorlanma meselesini. Hani birkaç öğrencinin böyle karınca kararınca elektrik faturasını ödeyeyim, su faturasını ödeyeyim. Ya 40 liralık faturaları ödeyemeyen insanlarımız var. Ve bu ülkede temel sorunlarından biri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın görmediği temel sorunlardan biri de ülkede gelir dağılımında Faruk Bey bunu eksik bıraktığınız için ben söylüyorum. Yani gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik var. Doğru. Bu ülkede birileri doğru. Çok ciddi doğru. Ciddi anlamda lüks içinde yaşıyor, sefa içinde yaşıyor. Neden göremiyor Denizeyrek ama Sayın Cumhurbaşkanı? Yani yok, çünkü Cumhurbaşkanı'nın etrafında hepsi görülebilir. Cumhurbaşkanı'nın etrafında devletin gücünden faydalanarak zengin olmaya da devam eden, o kadar çok kazanmalarına rağmen vergileri silinmesine rağmen bir de böyle adalara para gönderip orada vergiden kaçınan insanlarla dolu. Cumhurbaşkanının etrafında 3-4 yerde yönetim kurulu üyesi olup ciddi gelirler elde eden maaşlı çalışanlarla dolu. Ben iddia ediyorum. Bugün meclisteydim, en az 3-4 tane AK Partiliyle böyle hani bundan 5 sene önce, 10 sene önce deve dişi gibi olan AK Partili siyasetçiyle sohbet ettim. Ve iddia ediyorum bugün o maaşlı çalışanların yerine o siyasetçiler olsaydı Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkıp doğrusu. Temel Bey gibi efendim işte onlar ne diyorlar bilmiyor. Mesela onlar da böyle mi durumu... düşünüyorlar söylemiyorlar mı Sayın Cumhurbaşkanı'na? Hayır, bence onlar da doğrudan Cumhurbaşkanı'nın düşündüğü gibi düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı'nın inandığı tablonun mimarı onlardır. Milletvekilleri yani mi? Onlar Cumhurbaşkanı. Milletvekilleri mi? Etrafındakiler. Hayır. Şimdi sizin görüştüğünüz vekilleri soruyorum. Onlar sorunun farkındalar ve Cumhurbaşkanı'na hepsi iletmiyorlar. Hepsi ülkedeki sorunun hepsi farkındalar. Çünkü bakın. İletmiyorlar mı efendim? Allah aşkına şimdi Tarım Bakanı ne dedi? Çiftçilerin zarar ettiğini düşünmüyorum.
Seçim yaklaşıyor. 2023'ün işte 16 Haziran'ı mı 17 Haziran'ına denk geliyor. Cumhurbaşkanının söylediği şey 14 Haziran dedi ama o gün hafta içine geliyor. O gün seçim günü sandığa Tarım Bakanı mı gidecek? Cumhurbaşkanı gidecek. Dolayısıyla milletvekili de gidecek. Tabii. Milletvekili gidecek, seçmen Tarım Bakanı'nın hesabını milletvekilinden soracak. Dolayısıyla seçmenin derdini milletvekili görüyor. Peki milletvekillerin tamamı Cumhurbaşkanı'na ulaşıp dertlerini bak geçen gün bir yönetici şunu söyledi. Eskiden bakan yardımcılarına ulaşamıyor iktidar parti milletvekilleri. Eskiden MYK toplantılarında bunları dile getirirdik. Artık kimse bunu gündeme getirmeye cesaret edemiyor. Susuyoruz ve dağılıyoruz. Deniz genel Zeyrek bir şey söyleyeceğim. Okunuyor. Deniz Zeyrek. Bunlar neden? Tamam. Neden? Bu arkadaş ama görevi. Bunlar tamam. Bunları anladım. Evet. Bunları hepimiz anladık ama bizde bir enteresan durum da söz konusu. Türkiye'de insanlar iş dünyasına adım atıyorlar. Mesela inşaat sektörü, müteahhitler ya da başka kollar. Ya dünyada 2-3 yılda zenginlik denilen mertebeye başka hangi ülkede gelinir bilmiyorum. Hiçbir bugün yerde. Herhangi bir Batı ülkesinde, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da, başka yerlerde bir iş kurarsınız ve önünüzde 30-40 yıllık bir süre olur. Sonra belli bir yere gelirsiniz. Bu kadar fazla kar marjının olduğu, yani 3 tane bina yapıp köşeyi dönüp acayip bir yere gelinen başka bir ülke var mıdır? Onu da bilmiyorum. O nasıl oluyor? Evet, siyasetçiler. Gülsel Tekin burada siyasetçi. Ben siyasetçilere faturayı keserim ama o Urfalı Şuayb milletvekili örneğinde olduğu gibi bu memleketin insanında da halkımızda da bunu ekranlarda söylemek riskli bir şeydir ama çok ciddi bir benim işim görülsün de ne olursa olsunculuk vardır. Yani yanınızda çalışan insanlara belirlenen asgari ücreti size en alt ücret olarak söylemişler. Yani iyi kazanıyorsanız biraz verin ne olacak ki? Biraz verin ne olur yani. İş dünyası da bu sektörde boy gösterenlerde, farklı alanlarda, parayla oynayanlarda, yatırım yapanlarda da iddia ediyorum en az siyaset kurumu kadar sorumluluk var. Başka bir şey söylemeyeyim. Faruk Bey'e katılıyorum Deniz'e tamamlama açısından. Dünyanın hiçbir yerinde imar çetesi, beton lobisinin son 15 yılda Türkiye'de kazandığı parayı ne silah tüccarı kazanabilir, ne bir başka şey kazanabilir. Olağanüstü onun kazancının nedenini de eğer zaman varsa anlatırım. Yok. Ne yazık ki bu imansızlıktan çıkan imar uygulamaları ve bu imar uygulamalarında büyük de bir suç ortaklığı oluşmuş. İmar ve iman ilişkisi. Evet. İmar ilişkisi. Büyük bir suç ortaklığı. Çok önemli. Başka bir gün nereden bakıyorsan bu suç ortaklığı oradan, bozulmadığı sürece görürsünü ben işimiz zor. Saadet Partisi lideriyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesini tarif ederken kullanmıştım. Yani ben bu görüşmeyi böyle görüyorum noktasında tarif etmiştim. Deniz Bey tabii klasik muhalefet tipleri genelde biz ekonomiyle ilgili umut var olmaya ya çalıştığımızda bizi toplumun önüne atmak Deniz gazeteci yani. Neden çaba sahip ediyorlar? Bugün AK Parti milletvekillerine ifade edeyim. AK Parti milletvekillerinin serzenişlerini anlatıyor. Bizler defaatle bu programlarda dar gerilinin büyük sıkıntısı olduğunu, tabii. Mutfakta Deniz de, sorun Deniz olduğunu. Deniz de çok makul şeyler söylüyor. Söyledi hayır yani. Şey ama cümlesi. Yani ya şunu huzurunuz kurun. Biz parlamentoda. Siz yerden vatandaşın problemi yok noktasında. Bizi izleyen vatandaşların önüne almayın. Milletvekili çok da şık olmadı. Serkan Bey ben sizin ne kadar kazandığınızı bilmiyorum. Ben Cumhurbaşkanı'nı kastediyorum. Benim konuşmamı ben ekonomiyle yapmadım bu konuşmayı. Saadet Partisi lideriyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesini hangi pencereden gördüğümü ifade tamam. Ettim. Tamam ben de Cumhurbaşkanı'nın maaşı 100 bin oldu. Küsürdü galiba. Evet. 100 bin 700. Ben de o yüzden olamı diyorsunuz. Onu kastettim. Deniz Zeyrek milletvekilleri niye Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemiyorlar? Sormuşsundur bunu. Ulaşamıyorlar. Bakın kurbanlık koyun gibi boynunu uzatmış bir daha vekil olacak. Bir daha vekil olmak isteyen insanlar liderle itiraz edebilir mi ya? CHP'yi de ayırmıyor. Bir saniye Deniz Zeyrek. Ama bu sistem ne yazık ki öyle kardeşim. Ankara bak lütfen Sayın Tek buyurun. Sayın Zeyrek buyurun efendim. Hainli sistem böyle bu hale getirdi. Siyaseti prangaya vurdu. Deniz kusura bakmayın. Ben şöyle toparlayayım. Yo estağfurullah şöyle toparlayayım. Yani dediğiniz şey doğru. Biz de şimdi bu ticarette bir katma değer vardır bir de rant vardır. Katma değer
bir üretim ekonomisinde en önemli şeydir. Adam bir tane cep telefonu, akıllı telefon satar size, sadece bir tanesi. Siz onun karşılığında onu alabilmek için bir tır dolusu domates ihraç edersiniz. Katma değer böyle bir şeydir. Katma değeri yüksek ürünler üreten ve ihraç eden bir ekonomimiz olsa bugün bunları konuşmazdık. Ama biz ranta dayalı bir ekonomi kurduk. Bir TÜSİAD üyesi bir iş adamıyla sohbet ederken şunu dedi. Biz dedi ürettik, ihraç ettik, getirdiğimiz parayla baktık ki inşaatta acayip para var, oraya yatırdık. Ve farkına varmadan altın yumurtlayan tavuğu kestik. Türkiye'de ranta dayalı bir ekonomik sistem, yani geçmişte de vardı, bu dönem özellikle büyüdü. Yani inşaat vesaire, bunlar hep rantla ilgili şeyler. Dolayısıyla da gelir uçurumunu da bu şey yaptı. Yani rantı ele geçiren, rant genelde de devlet gücü kullanılarak ele geçiriliyor. Yani işte belediyenin gücünü kullanarak ele geçiriliyor. Tarlayı alıyorsunuz, imarını değiştiriyorsunuz, emsalini 3'e çıkarıyorsunuz, gökdelenler dikiyorsunuz. Birdenbire 50 liraya aldığınız bir tarla size muhteşem bir rant sağlıyor. Şimdi böyle bir ekonomik sistem tıkandı. Artık insanlar ürettikleri konutları satabilmek için kendi vatandaşlarına bütün çareleri denediler, olmadı. Araplardan şuradan buradan müşteri bulmaya çalışıyorlar. 250 bin dolara vatandaşlık pasaport satarak o evleri, binaları satmaya çalışıyorlar. Ama gerçekten tıkandı. Ve Türkiye'nin, ben Faruk Bey'in gerçekten hak veriyorum, üretim ekonomisine dönmediği sürece bu şeyden, girdaptan kurtulacağını düşünmüyorum. AK Partili vekiller de aynı görüşte. Ben, öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Ben, evet, ben ne yazık ki hükümetteki en büyük sorunun da bu olduğunu düşünüyorum. Hükümet Türkiye'yi üretim ekonomisine yeniden dönüştürecek, Türkiye'nin ihtiyacı olan dış kaynağı getirebilecek bir politika yürüttüğünü düşünmüyorum. Ve tamamen aksini yapıyor. Tamamen aksini yaptığını düşünüyorum. Yani dış yabancılar gelmesin, biz burada kendi başımızın çaresi, ama petrolümüz yok, doğalgazımız yok, tamamen dışa bağımlıyız. İşte sürekli ondan şikayet ediyoruz ya, girdiler arttı. Girdiler artıyor tabii. Şimdi hem giderleriniz artıyor, hem gelirinizi gittikçe kısıyorsunuz. Bu ekonomi yürütülür mü? Şirket gibi düşünün, dükkan gibi düşünün. Türkiye ekonomisi de böyle bir durumda. Dolayısıyla da ben biraz ülke gerçeklerinden, ülke gerçeklerinin yeterince yönetim kadrolarına yansıtılmadığını düşünüyorum. Bunu Deniz memleketlerine Erek. Giden, sokağa çıkan bütün AK Partililer de görüyor. Konuştuğunuz zaman herkes de şunu söylüyor, o enteresan bir şey. Evet, her şey iyi gitmiyor, işte durum kötü, ama Allah'tan muhalefet bir şey sunmuyor da vatandaş yine mecbur kalıp sandıkta oyu bize verecek gibi bir yaklaşımları söz konusu. Bu mecburiyetin iktidarı olma gibi bir hevesleri var, öyle görüyorum ben. Çünkü çözüm yönünde herhangi bir çaba görmüyorum. İşin özeti şu, ülkede çoğunluğun yaşadığı çok ciddi bir ekonomik darboğaz var. Çoğunluk açısından ekonomi hiç de iyi değil. Bir grup azınlık hayatına kaldığı yerden devam ediyor ve iktidar da Türkiye'nin ekonomik durumuna o azınlığın penceresinden bakıyor. Benim Deniz Zeyrek, şimdi Mücahit Birinci, MKK üyesi AK Parti, mesaj atmış bana. MKK'da sorunlar konuşulmuyor beyanı doğru değil. Çok yalın ve etkili şekilde meseleleri tartışıyoruz. Genel Başkanımız da toplantıda talimatlarını verip istişarelerini bize yapıyor. Çok yok açık bir istişare zemini mevcut diyor. Ben sizin programınızdan daha yalın ve etkili bir şekilde okuyayım bir saniye. Sizin... Ben Sayın Bilici'ye söylüyorum, MYK'da bir milletvekili, şey, bir MYK üyesine Sayın Cumhurbaşkanı CHP ağzıyla konuşuyorsun dedi. Dedikten sonra neler oldu kendisi bir anlatsın. Biz de gazeteciyiz, biz de MYK üyeleriyle konuşuyoruz. Kaynaklarımızı açıklamak durumunda değiliz. CHP ağzıyla konuşuyorsunuz ifadesini duyan bir MYK üyesinin bir sonraki toplantıda eleştiri görünümlü bir şey söyleyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Peki.
Benim söylemek istediğim şey bu. Anladım. Yani kısa bir... öyle bir zannediyorlar ki şey kapalı olan hiçbir şeyden dışarıda hiç kimsenin ya abi işte özgür medya, özgür basın bakış açısını da kaybettikleri için bunların duyulmuş olması tabii şey geliyor onlara. Sayın Birinci bizi izliyor zaten şu anda. Pek teşekkür ederiz. Kısa bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Keşke reklam arasına da şahit olabilseydiniz. Hakikaten bir hayli keyifli bir öğreticiydi. Şimdi ben Gürsel abiye yayında sordum. Dedim ya vatandaş peki şöyle ya da böyle yapıyor olabilir mi dedim. Bir hikaye anlattı başından geçen. İstersen siz anlatın. Şimdi tabii ya ben bizim vatandaşlarımızın tamamı değişimle yana hep oy kullanmıştır. 80'den sonra baktığımızda. Ama bir klasik seçmen kitlesi var ki. Ya hikaye anlatır mısınız? Birçok hikayeler var ama hikayenin bir tanesi. Urfa'da biz halkın otobüsüyle bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Serdar Tokdemir'i biliyorsa hikaye Serdar'a da gelsin. Olabildikçe daha çok böyle bizim olmayan seçmenlerle temas kurmaya çalışıyoruz. Rabia işareti yapınca dedim çocuklara sağa çek. İndim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sarıldı bana. Hoş beş falan şu bu. Başladı. Bu dedi ki bak dedi yanında dedi Suriyeli dükkan açmış. Vergi ödemiyor. Anamız böyle oldu. Babamız böyle falan filan. Perişan dedim oldu. Baba güzel de bu ne dedim. Dedi ki ben AK Parti otobüsü. Şimdi işte ben o yüzden vatandaş acaba siz gidince bir şey anlatıyor, AK Parti gidince başka bir şey anlatıyor olabilir mi diye sorma sebebi. Yok yok yok. Bu şu andaki durum çok sayıcı bazen. Bir durum yani. Peki. Ekonomiyle ilgili sayıcı bir durum. Ben evet. Buyurun Sayın Öztürk size zaten size şimdi... gelecektim. Buyurun. Bu arada hem ekleyeceklerinizi söyleyin hem de şeye de geçelim. Seçim ekonomisi mi meselesine de geçelim. 3600 ek gösterge, EYT ile ilgili mesele, TRT payı mevzusu, şimdi asgari ben, ücret. Yani asgari ücret. Bu arada EYT ile ilgili Sayın Bakan'ın açıklaması var. Onunla ilgili bir çalışma olmadığını söyledi. Asgari ücret dahil olmak üzere. Buyurunuz efendim. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Temel Bey'in görüşmesinden sonra ortaya çıkan tabloya doğrusu çok üzüldüm. Yani eskiden de orada çalışan birisi olarak. Yani iletişim kanallarında bir problem olduğu aşikar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın akan bilgi kanallarında bir sorun olduğu aşikar. İşte Serkan Bey MHP'li milletvekillerinin, yöneticilerinin sorunları tespit edip konuştuğunu, yazdığını ifade ediyor. Büyük Birlik Partisi sorunları yazdıklarını ifade ediyor. Fakat nasıl böyle bir kanaat oluşabilir? Yani ortada öyle bir problem yok. Ülke iyi durumda. Şimdi eğer Ekonomi Bakanımız ya da ekonomiden sorumlu danışmanlar ülkedeki ekonomik krizin, sorunların gerçeğini anlatmıyorsa aldıkları maaş helal değildir. Ben buna inanırım. Eğer etrafındaki danışmanlar vatandaşların sorunlarını, vatandaşın sokakta yaşadığı sıkıntıları aktaramıyorsa aldıkları maaş helal değildir. Aktaramıyorlarsa orada durmayacaklar. Çünkü görevleri o. Ben Ankara'ya ilk göreve gittiğimde Pendik Belediye Başkanı'ydı Erol Kaya. Bana altın değerinde bir öğüt verdi. Dedi ki önemli görevlere gidiyorsun. Etrafında bir sürü insan olacak. Seni överler. Seni büyütürler. Gözünü tecrübeli kör ederler. Tecrübeli bir insandır. Evet. Bak gözünü kör ederler. Sakın onlara kapılma. Altın değerinde bir öğüttür yani bu. Şimdi eğer oradaki arkadaşlarımız bu gerçekliği yani insanların yaşadığı sıkıntıları aktarmıyorsa ve orada bir kanaat oluşmuyorsa görevlerini yapmıyorlar demektir. Yapamıyorlarsa orada durmamaları gerekir. Bir kopukluk olduğu aşikar. Et fiyatları çok artmıştı 2009 senesinde. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken sektörün temsilcileriyle görüşecekti. Grup toplantısından çıkarken beni yanına çağırdı ve kulağıma dedi ki Ankara'daki önemli marketleri dolaşacaksın. Et fiyatlarını tek tek yazacaksın. Kıyma ne, kuşbaşı ne, pirzola ne. Bunları bana getireceksin. Kulağımın içine söyledi. Herkes de ya buna ne söyledi, ne oluyor diye. Yıl tam kaç? Merak etti. 2009 ya da 2010'du. Tam hatırlamıyorum. Ben de gittim sokakta şeyde Ankara'daki bütün marketleri dolaşıp bu fiyatları yazdım. Belki de o civarında. Ve o rakamları alarak
toplantıya girdi. Yani marketlerde et o kadar pahalı değildir ya da o kadar pahalıdır diyene hayır. Bakın markette fiyat böyledir diye. Şundan da eminim. Benim haricimde başka arkadaşları da görevlendirmiştir. Yani birçok kanaldan besleniyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Birçok kanaldan çek ederdi. Sokakta not verirlerdi, insanlar bilgi bir şey, hepsini toplardı, okurdu. Hesap sorardı yani. Bu bilgiler niye yanlış? Bakın, kişisel olarak algılamayın lütfen. Bir virgülün yanlış yazılmasından dolayı korkardık. Çünkü devletin bir numaralı adamına bilgi notu veriyorsanız, bir virgülün yerini değiştirmekten bile korkardık. Tabii. Konuşma metninde bir virgül değişmişse onu gidip bir daha söylerdik. Virgülün yeri değişti diye. Bu bir hukuk ve haktır. Yani milletin hakkıdır. Bu çalışmanın da hukukudur. Şimdi biz, yani Deniz Bey söylüyor duyduklarını. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na giden bilgilerdeki, anketlerdeki, istatistiklerdeki, rakamlardaki yanlışlıklar varsa, böyle bilgiler akıyorsa, böyle bilgiler gidiyorsa, bu en başta Allah'ın koyduğu o hak adaleti çiğnemektir. Kemal, bir şey böyle bakmak lazım yani. Bitireyim dediniz. Burada ya, insanlar şöyle dinle ilgili. Çok, buyur. Sayın İçişleri Bakanı anket şeyi olarak ne dedi? %15,5 civarında bir farktan bahsetti, değil mi? Yani o mesela öyle bir veri nereden gelmiş olabilir? Yani neden bahsediyorsun? Yani burada neyi kastediyorsun? Onu anlamadım. Ya veri diyorsun ya, hani önlerine giden veriler. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı'nın konuşmasına bakacak olursak, iktidar cenahıyla muhalefet cenahı arasında %15'lik bir, yani 15 puanlık bir fark var. İktidar lehine böyle fark bir veri paylaşıyor. Yani ben anlamında şunu anlatmaya çalışıyorum Neyse. Tek kanaldan beslenirseniz sıkıntı yaşarsınız. Çapraz kanallardan beslenmeniz lazım. Farklı kanallardan beslenmeniz lazım. Ve o bilgileri check etmeniz lazım. Bu AK Parti yönetiminin görevi veya Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin yaptığı bir şeydi yani. Yani düşünün, bir et fiyatını danışmanını gönderip marketlerden fiyat toplatan birisinin böyle bir duruma düşmesine çok üzüntü. Sayın Öztürk mesela aslında. Şimdi Sayın Haydar Ali Yıldız Beyoğlu Belediye Başkanı mesaj atmış. İlle birlikte, milletvekilleriyle birlikte. Sayın Tekin'i dinlerken çok şaşırdım. Üzüldüm de kendisi adına. Adresleri veriyorum. İstanbul'un merkezinde Beyoğlu'nda her gün çarşıda, pazarda halkla birlikteyiz. Utanılacak bir durumumuz yok. Beyoğlu'nda beraber pazara inelim demiş size. Vallahi çok memnun olurum. Yani bu hafta Kasımpaşa pazarına gidebiliriz. Ve geliyor muyuz demiş. Gazeteciler olarak? İl başkanı takip ediyor musunuz? Halkın otobüs herkese açıktır. Ne zaman Sayın isterseniz Sayın Başkan, Gülşer Tekin kabul ediyor. Faruk Aksoy'da gazeteci olarak yanınıza gelecek efendim. Yani kaldı ki bu pazar meselesi, bu sokak meselesi benim 15 yıllık hikayemdir. Yeni moda oldu. Yeni siyasetçiler dolaşıyor. Ben yani şöyle bir şey kurabilir. Bakın Sayın Başkan, Gürsel Bey, özür dilerim. Sayın Başkan bu hafta bir Beyoğlu Kasımpaşa pazarına gitsin ve Kasımpaşa hayır beraber gidin ekmeği, Gürsel beraber Bey. Diyor tabii. Gürsel Bey. Halk ekmeğin önünde de otursun, o manzarayı görsün. Yani şöyle bir cümle kurulabilir Akif Bey, ben Sayın Başkan için söylüyorum. Yani sıkıntıların varlığını kabul ederek cümleye başlamak lazım. Yok yani, derseniz zaten o körlük. Ya böyle bir sıkıntı görmüyorum derseniz olmaz böyle bir şey. Yani bu farkındayım diye cümleye başladı. Yani bu sağlıklı bir siyaset şekli değil yani. Sağlıklı bir iletişim şekli değil. Bu varsayımla konuşamayız ki. Bir hafta önce farkındayım dedi. Kim? Farkında olması da gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta demedi mi? Yok, ben başkan Bey için söylüyorum. Yani belediye başkanı. Yani elbette ki partilerini savunacak insanlar. Siyaseten savunmaları da gerekir. Savunmazlarsa zaten gereğini yapmazlar. Ama gerçekçi savunmak gerekiyor. Yani sorunlarımız var. Sorunlarımızın sebepleri var. Bu sebepleri gidermek için gayretlerimiz var. Şimdi biz de haksızlık yapmış oluruz. Yani iktidar ekonomik sorunları çözmek için gayret sarf etmiyor dersek ya, haksızlık olur yapmış ya, oluruz yani. Değil mi? Ben kendi adıma söylüyorum. Çözmemesi kendisine zarar verir. Ama bunu söylerken evet. Ya ben çarşı pazar dolaşıyorum, ortada bir sorun görmüyorum derseniz inandırıcılığınız gider yani. Bir gayretin olmadığını böyle bir sorun olur. Şimdi Serkan Topar söylüyor. Sorun görülüyor.
Sadece Sayın Cumhurbaşkanı. Belediye başkanınızın şeyini okuyun. Gelir mesajını okuyun. Hayır. Serkan, bir dakika. Dar Sayın Belediye Başkanı da şey, sorun yok demiyor anladığım kadarıyla. Biz çarşıda pazarda geziyoruz. Evet, ne diyor? Her şey gürlük gürlük. Öyle her şey gürlük gürlük sandık dememiş de. Durumu yalnız demiyor. Biraz şurada utanılacak bir tepkisi. Durumumuz yok. Şimdi, kimi umut gelsin görüyor noktasında? Gelsin Bey, onu da birlikte pazara inelim demiş sizin. Pazar, vazgeçtim pazarı sokağa. Şu ekranın altına bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Şu banda bir bakın ya. Yeşil dolar 10 bin ya. Ya 10 bin. Hava hariç her şeyimiz dolarla olan bir ülkede. Başka neye bakacaksınız? Diğer konuyla ilgili ben sözümü tamamlayayım. Şimdi bakın, kopukluk var dediğimden bir tane örnek bugün yaşandı parlamentoda. EYT'lilerle ilgili genel kurulda bütün muhalefet anlaştık. Hadi getirelim, konuşalım. Tamam, AK Parti grubu da söyledi. Evet, biz de çok güzel alkışladı herkes. Ardından bakanlık açıklama yaptı. EYT ile ilgili çalışmamız yok. Yani kopukluk var mekanizmada. Ne dedi bakan? Bakanlıkla ilgili. Bakanlık yapmıyoruz böyle bir çalışma dedi. Gündemimizde yok diyor. Şu an yok. Şu şimdi an yok. Buradan şuraya geleceğim. Ankara'dakiler iyi bilirler. Yani bürokrasi, siyaset ve parlamento arasında bir kuvvetli ilişki olması lazım ki bakanlığın yaptığı çalışmadan parlamento bilgili olacak. Parlamentonun yaptığı kanun çalışmasından bürokrasi bilgisi olacak ki bir insicam oluşsun. Bu AK Parti'nin alameti farikalarından biriydi. Yani her birimden insanlar toplantı yapardı. Parlamentodan bir temsilci, genel merkezden bir temsilci, bakanlıktan bir temsilci. E şimdi bakın, ortada birbirleriyle ilgili yaptıkları çalışmalardan haberdar değiller. Bu arada içinde... iktidara yakın gazeteler de bunu yazdılar, EYT ile ilgili çalışmaları. Şöyle açıklamayı okuyayım müsaadeniz olursa. Diyor ki bakanlık yazılı bir açıklama, yazılı bir açıklama diyor ki son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışmasıyla asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Öncelikli gündeminde bulunmamaktadır diyor. Geçen hafta vardı. Şey işte yani pek çok şimdi her yerde yazılmış. Şimdi hesap yapılmış. Eminim hepinizin sosyal medyasına, WhatsApp'ına gelirken programa katılacağımız duyurulduğu andan itibaren yüzlerce emekliler, EYT, işçiler, EYT'liler, bir sürü insanların sorunlarımızı dile getir diye mesajlar yazılıyor. Yani hiç olmazsa bu insanların varlığı bile iktidarın, iktidar temsilcilerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ülkede sorunlarımız var cümlesiyle başlaması gerekir konuşmalara. En azından bu sıkıntı çeken insanların dertlerini görmek lazım. Şimdi ben çok problemli görüyorum bu dili. Yani ortada bir sorun yok. Yani böyle bir eda çok sıkıntı. İkinci problemimiz bizimle konuşurken AK Partili yöneticiler, milletvekilleri sorunları görüp de MYK'da, MKYK'da grup toplantısında dile getirmiyorlarsa onların maaşları da helal değildir yani. Olmaz bu. Sebebi halkın sorununu göstersin diye seçildi bu insanlar. O yüzden temsilci yani. Bunu yapmıyorlarsa o maaşlar helal olmaz yani. Deniz Zeyrek söyledi, CHP ağzıyla konuşuyorsun diye tepki aldı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dedi bir vekil için. Bir şey sormuştum, seçim ekonomisi mi? KCM'mizde de var şu anda. Yani bu yani, asgari ücretle ilgili çalışmalar, şimdi bakın, EYT, 3600 ek gösterge. Şurası bir gerçek ve bunu AK Parti'nin kabul etmesi gerekiyor. Ekonomiyi düzeltmezse seçimi alamaz. Bu öyle duygusallıkla, hamasetle alınabilecek bir eşiği aştı. İnsanların birinci derecede Anadolu'yu gezen insanların hepsini göreceği şey ekonomik sıkıntıyı endekslenmiş durumda. Buna seçim ekonomisi denmesi, demeyelim. Buna milletin sorunlarını çözme hamlesi diyelim. Ne dersek diyelim adına. Ama bir şey yapılması lazım ama. Bir şey yapmak şart. İsterseniz buna seçim ekonomisi deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Çünkü bu endekslenmiş durumda. Yani millet artık ekonomiye endekslenmiş durumda ve oyunu ona göre verecek. İşte Türkiye'nin sarmalı bu. O yüzden çevirmesi lazım. MKYK üyesi Sayın Külünk diyor ki, hükümet fotoğrafı gördü, Sayın Cumhurbaşkanımız ekipler çalışıyor dedi. Ancak temel olarak bu yüksek kur ve enflasyon karşısında milletimizin yanında duracak adımlar atacağız. İddia ediyorum Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zemin %70'tir.
Bu 170 alma şansımız var, ancak bugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli. Sayın Külün %70 derken, sosyolojik zemin %70 evet. derken doğru söylüyor. Mesele iletişim Fakat dili mesele mi yani? Fakat %70 şu an ne düşünüyor? %70'in en az %25'i, 30'u ne düşünüyor? Ama şey doğru, Türkiye %30'a %70'tir yani. Ama o %70 her zaman, her halükarda tamam ya, demiyor, evet demiyor. Faruk, rakamlara bakıyor, ekonomiye yani, bakıyor, hayata şimdi, bakıyor. Şimdi hangi sosyolojik hangi sosyolojik refleks mutfağında cebinde i̇şte sıkıntı varsa şey öyle bir şey okunamaz yani. Şu Yoksa anda, tarif yaptığımızda oraya düşüyor yani. Bakın şu anda siyasetin diğer kuramları, diğer mottoları, o kalıp cümlelerinin bir anlamı kalmadı. Anlıyorum. Bir eşik aşıldı. Çünkü ekonomide sıkıntı evet. var. Ben birkaç şey söyleyeyim mi bu noktayla ilgili? Buyurun. Şimdi Söz önce sizde zaten. Teşekkür şeyde, ederim. Soruya da yanıt alalım bu arada. Yani Tabii. çalışmaların tamamıyla ilgili mesele, o tür eleştiriler Şunları var. Şunları hemen sıralayayım. Onu Buyurun. Da unutmayayım, ekleyeyim hemen hızlıca. Gürsel Bey dolardan bahsederken şu ekrana bir bakın dedi. Yani 9-10 liraya giden bir dolar, işte 11-12 liraya giden euro vesaire. Şimdi meseleleri tespit ederken İlk kuralımız adalet olmalı. Adil olmalıyız. Ne, nerede, nasıl oldu, niçin oldu, nasıl çözülebilir? Şimdi dolar 1.5, 1.6 iken Türkiye'nin toplam ticari döngüsü, yani Türkiye'nin masaya koyduğu para da 250-300 milyar dolardı. Bugün Türkiye 1 trilyon dolarlık bir ekonomik hacmi çeviriyor. Yani üste çıktığın zaman, Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştığın zaman, bir üste çıkmaya çalıştığında oranın kuralına göre oynayıp geliri de ona göre artırman lazım. Biz oraya doğru tırmandık ama oyun olarak kendimizi geliştiremedik. Tam olarak oranın oyununu oynayamadık. Neden oynayamadık? Şu son durumda ortaya çıkan tablo oyunu iyi oynayamadığımızı gösteriyor. Bunu bir kenara koyduk. Yani sadece dövizdeki fiyatlar Türkiye ekonomisinin tek göstergesi değil, onu söyleyeyim. Evet, dövizle dışarıdan ham madde alıyorsunuz, enerjiyi, petrolü, doğalgazı, birçok şeyi dövizle alıyorsunuz ama her şeyin göstergesi döviz değil. Onu da tespit edelim, onu bir kenara koyalım. Döndük şu kur faiz meselesine. Şimdi ısrarla vurguluyorum. Deniz Zeyrek'in gazetesinde önemli bir ekonomist, saygın bir insan var. Ege Cansen. Ben Ege Hoca'yı çok eskiden beri takip ederim, çok eskiden. Çok da fikirlerine önem veririm, kıymet veririm. Şimdi bugün de yazdı. Bugün de yazdı ve diyor ki Türkiye'nin şu anda uygulamaya çalıştığı düşük faiz, yüksek kur. Yüksek kur politikası aslında doğrudur diyor. Bana diyorlar ki diyor. Sözcü'de yazıyor. Bana diyorlar ki diyor. Ya sen AKP'yi mi destekliyorsun? Ya AKP'yi desteklemiyorum diyor. Sistem doğru ama nerede hata yapıyorlar diyor? Şurada hata yapıyorlar diyor. Hala tutuyorlar diyor. Hala tutuyorlar. Hazine garantili iş yaptırıyorlar. Yap işlet devre. Hala borçlanma yöntemiyle iş yaptırıyorlar. İşte o zaman açık veriliyor diyor. Yoksa uyguladıkları metot doğru. Ama bir taraftan borçlanmaya devam ettiği müddetçe o zaman buradaki esas soruna, yani taşıma suyla değirmeni döndüremezsin diyor. Giriş doğru, işletme metodu yanlış diyor Ege Cansen. Bu notu da düşeyim. Sonra geldik. Bütün bunlar bir seçim ekonomisi mi? Daha doğrusu seçim hamlesi mi? İşte nedir o? 3600 ek gösterge. TRT'de, asgari ücret. Asgari TRT ücret payı. Ve TRT. EYT bir süredir konuşuyordu. EYT. Şimdi Mehmet Akif Bey, şu TRT işini bir konuşalım birazcık. TRT'ye her kim ki AK Parti döneminde olmadığı konusunda reklam arasında hani sordum, öğrenmek eski için evet. sordum ben. Ne zaman geldi bu elektrik faturalarına TRT payı diye? Bu çok eskiden beri var. Öyle değil mi? Eskiden beri var. Şimdi bu çok az olabilir. Binde bilmem kaç olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Bu beni hiç ilgilendirmez. Adam asgari ücret alıyor. Yani 2800 lira, 2900 lira asgari ücret alıyor. 1984'te gelmiş efendim. İşte ne zaman geldiyse, kim getirdiyse. Adam asgari ücretle geçiniyor. Elektrik faturası geliyor. Elektrik faturasında 100 lira da 2 lira. Belki 3 lira. Para TRT'ye kesiliyor. Büyük soru. Neden? Gerçekten neden? Niçin yani? Hani ne işimize yarıyor bu bizim? Asgari ücretli bir adamın elektrik faturasından TRT'ye kim, neden, niçin bir pay keser? Ayrıca devletin televizyonu, radyo televizyon kurumunda çalışan binlerce insan var. Orada çalışıyorlar.
Şimdi insanları ve beni kızdıran şey şu. Ya bu insanlar televizyonculuk eğitimi almışlar, yıllardır orada çalışıyorlar, radyocular ve çok tecrübeliler. Çok da ciddi entelektüel insanlar var orada. Şimdi bu insanlar duruyor, tamam mı? Bu insanlar duruyor, çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan elektrik faturasından ta 1984'lerden beri TRT payı kesiyorsunuz. Öteki taraftan da... Sonra bu arada teknolojik cihazlar da eklendi. iPad'lerden, iPhone, yani şey, o cihazlardan da... Bir taraftan milletin elektrik faturasına TRT payı ekliyorsunuz. Öteki taraftan kurumunuzun içinde çalıştırdığınız binlerce insan olmasına rağmen... Binlerce insan olmasına rağmen falancaya spor programı yaptırıyorsunuz. Filancaya bilmem ne hizmet programı yaptırıyorsunuz. Hizmet satın alma işlerine baksana. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Şöyle bir şey olabilir mi? Yani ne yapıyorsunuz? Böyle kutsal cümleler falan mı kuruyorsunuz? Nedir yani? Sizin kerametiniz nedir? Orada zaten çalışan arkadaşlar var. O insanlar oraya 30 yıl emek vermişler. TRT'de çalışan 40 yıl emek vermiş insanlar var. TRT emekçileri var. Yani onlar spor programı yapamıyor. Onlar başka bir şey yapamıyor. Ben eski bir TRT'ciyim biliyorsun. Tamam yani ya onlar yapamıyor mu? Yapamayınca... Bunu yapamıyorlar mı? Yeteneksizler mi? Neden bunu alıp kat be kat kat be kat para ödeyip de falanca kişiye yani uçuk rakamlar ödeyerek program yaptırıyorsun? Niçin yapıyorsunuz bunu? Yani bunun bana bir faydası var mı? Sana var mı? Millete var mı? Galiba şöyle bir şey var bunun yani. Oradayken şey çok kıymetli olmuyorsunuz. TRT'den ayrıldığınız zaman. Özel sektöre çalıştığınızda tekrar TRT'ye dönüşünce daha yüksek paraya dışarıdan iş yapabilirsiniz. Neden? Neyse, bu değil mesele. Hayır, çok önemli bir şey. Ben onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu TRT payı meselesi, millet diyor ki sembolik falan. Bak eleştirilerimi yaptım. AK Parti döneminde de yapıldı. Bu daha öncesinden de yapıldı. Bunlar yanlış. Ama kaldırması sembolik falan değil. Çok önemli bir şey. Şimdi Besim Tibuk gibi ben TRT'yi satarım demeyeyim ama ben olsam öyle demişti ya. Ben TRT'yi satarım demişti. Ha, devletin bir aklı olur, bir kanalı olur. O ayrı bir şey. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Yönetimi de böyle olmaz. İşletmesi de böyle olmaz. Parası da böyle ödenmez. Son derece doğru bir karar. Bu konuda AK Parti'yi, bu meseleye kim destek verdiyse sonuna kadar destekliyorum, tebrik ediyorum. Peki geldik asgari ücret konusuna. Şimdi diyorsunuz ki bu bir seçim ekonomisi. Ya şimdi çok uzakta Gürsel Bey burada en tecrübeli, hani siyasette yapıyor şimdi. Biz Demirel'leri de gördük. Bana 500 gün verin diyordu rahmetli. 500 gün verin Sakarya Meydanı'nda. 500 gün verin. Ya 500 günde ne olabilir? 500 gün 1,5 sene. Ülkede ekonomi felaket, şu felaketse. Rahmetli Demirel çıkıyordu meydana. Bana 500 gün verin. Ben memleketi düze çıkaracağım diyordu. Sonra çıkıyordu. Eline bir kart alıyordu. Bu yeşil kart. Bunu göster geç git diyordu. Pardon, nerede gösterirsen bir göster. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir toparlayayım. Çok kısa. Tabii devam edin. 500 güne gerek yok. 5 günde bu mesele çözülebilir. Çözülmez. Neyle? Hemen çözülmez bir şey söyleyeyim. Bitireyim. Bir dakika bitireyim. Bir kere intibak yasasını çıkaracaksın. Bu ülkede 7 milyon 900 bin insan 1 milyon 130 liraya çalışıyor. Yani 110 dolara çalışıyor. Böyle bir yasa olabilir mi? Aynı masanın etrafında çalışmışız. Ya aynı hassasiyet. Siz 8 bin alıyorsunuz. Ben 1000 lira alıyorum. Farklı bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Farklı bir şey söylemiyorum. Önce bir kere bunu yapacaksınız. Tamam. O zaman şey mi oluyor? Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin içinde bulunduğu darboğaz, şu çıkamadığımız yer birdenbire hop yukarı mı çıkıyor? Elbette hop diye bir şey hocam, olmaz. Hocam çıkmıyor. Şu bir cebimizde bir para var. Bak söyleyeyim size, şu cebimizde bir para var. Bu cebimizdeki paranın ne kadarını buraya koyalım diye, ne kadarını arka cebimize koyalım diye tartışıp duruyoruz. Ya bizim belli bir paramız var. Bizim, şimdi bir şey söyleyeceğim, gerçekten şeye düşeceğiz yani. Ya insanları bu düşmeyelim kadar... Düşmeyelim bir şey ama. Halkımızı da böyle, bak halkımızın da, şu bir öğretmen tipi vardır, gidersiniz okula. Hocaya dersiniz ki benim çocuk nasıl? Sizin çocuk çok zeki ama çalışmıyor falan der. Aslında sizin çocuğunuz zeki falan değil, tamam mı? Öğretmen söyleyemez bunu veliye. Ama veliyi de kırmamak için der ki ya hocam sizin çocuk yani iyi ama çalışmıyor, haylaz biraz. Dersi dinlemiyor. Dersi dinlemiyor falan der. Aslında çocuk zeki meki değildir. Şimdi bizim siyasetçilerin, alınmayın lütfen. Yok alınma. Halka seslenişi biraz böyle. Ya bizim ülke olarak IQ'muz 90. 89 olunca gerizekalı oluyor. Çıksak mı? Efendim? Barukakso çıksak mı burada? Hayır çıkmayalım. Çok riskli yani. Ya çıkmayalım. Doğruları konuşalım. Değil mi Deniz Zeyrek yani? Bak doğruları şimdi, konuşalım. Bak doğruları. Mehmet Akif. Faruk bugün doğrulardan gittiği için keyifle dinliyorum yani. Doğruları konuşalım. Bak buradan nereye geleceğiz şimdi? Şimdi bu seçim ekonomisi onu söylüyorsun. Peki tamam. Tamam Türkiye'de yani şu AK Parti'nin 2013'e kadar olan döneminde seçim ekonomisine ihtiyaç duyulmuyordu. Gerek yoktu yani. Tunceli Belediye Başkanı geçen akşam burada Fatih Altaylı'nın konuğuydu. Adam bir tane pankartla
komünist başkan başkan oldu yani. Bir pankart. Ne pankartı? Belediyenin gelir gider tablosunu astı. Evet. Hani benim suya şu kadar borcum var. İşte çöp şu kadar. Ya bir pankart ya. Tek bir tane belediyenin gelir. İlçe, belediye, astı. İlçe belediye başkanı için de hikayesi var yani. Şeffaflık. Peki şimdi seçim ekonomisi var mı? Valla bence seçim ekonomisi tabii ki uygulanacak. Yani ne olacak mesela? 3600 çözülmeye çalışılacak. İşte asgari ücrette bir iyileştirmeye gidilecek. Ama hemen ekleyelim. Şimdi asgari ücret 4000 lira oldu. Asgari ücret 4000 lira oldu. Çarşı pazar %15 zamlanınca asgari ücret ne oldu? O 4000 lira bir gecede buhar oldu, uçtu gitti. Onun için diyorum, paramız, ortadaki durumumuz, hakikatimiz neyse gerçekten popülizm yapmayalım. Cebimizde para belli. Hangi cebimize ne kadar koyacağımız gerçeği değiştirmez. Biz bu kadar üretebiliyoruz Gürsel Bey. Bizim hacmimiz şimdilik bu kadar. Ha, siz muhalefet partisinin milletvekili olarak valla oy isterseniz, ben hayatımda CHP'ye oy vermedim. Oy isterseniz gelip size oy da veririm. Fakat bana deyin ki İnşallah şurada vereceksin. Şu ortadaki parayı, şu geliri, şu hacmi şöyle 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 yapıp şuraya getireceğiz. Valla dinliyorum dinliyorum. Öyle bir şey de pek. Hatta ben şunu teklif ediyorsunuz. 2002'den evet. 2013 yılına kadar AK Parti'nin uyguladığı bütün ekonomik modeli tekrar edeceğinizi söylüyorsunuz aslında. Başka da bir şey yok. Peki seçim ekonomisi mi? Bence kısmen seçim ekonomisi. Peki şimdi Sayın Tekin buyurun. Faruk Bey'e birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi AK Parti geldiğinde 2002 yılında Türkiye'deki %10 bant dediğimiz, yani Türkiye'nin sermayedarı ekonomisi yüksek olanların oranı %64'tü. %64. Şu anda %85. Yani böyle bir uçurum olabilir mi ekonomide ya? 85'i, ya yani Türkiye'deki varlıkların %10'u, %85'i, %10'unda, geri kalan %15'i %90'ında. Bu %85'inde. Bir kere baştan itibaren ciddi bir dengesizliğin ortada olduğu net. Bir aile ekonomisi gibi düşünün. Yani işte bir gelir ve gider tablonuz var. Geliriniz belli, gideriniz de belli. Tabii. Şimdi eğer sıkışmışsanız öncelikle ne yapıyorsunuz? Giderlerinizi azaltıyorsunuz. Çünkü borcunuz var. Bankaya borcunuz var, kredinizi ödeyeceksiniz. Ev almışsınız, ev taksitini ödeyeceksiniz. Şimdi bunların, bu lüksünüzün hiçbirinden feragat etmiyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz. Yok, ediliyor şimdi, ediliyor. Nereden alıyor. Ediliyor? Ben ediliyor. Mesela görmüyorum. Ediliyor, nereden? Ediliyor. Bana bir tane söyleyin. Ediliyor ama deyin ki geç kalın. Ediliyor, şu anda ediliyor. Geç, zaten geç kalınmış. İsraf, öylesine bir israf var ki anlatamam evet. Ben size. Şimdi Ankara'ya gidin. Türkiye'de neredeyse Türkiye coğrafyasının %82'si devlete aittir. Yani milli emlak aittir, devletin kurumlarına aittir. %18'i tapulandırılmıştır, vatandaşındır. Devlet Türkiye coğrafyasının tamamında kiracı konumunda. Böyle bir politika olabilir mi? Yani bu kiraların ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz Ankara'da. Giderlerinizi azaltacaksınız. İsrafı son vereceksiniz. Kamu harcamalarına son vereceksiniz. Böylesi kritik süreçlerde hadi bir araba daha alayım, bir bina daha alayım deme lüksünüz yok. Öncelikle vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Devletin varlık sebebi bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir bizim kamuoyuyla paylaştığımız aile sigortası dediğimiz, bunun adını değiştirebilirsiniz, başka bir ad koyabilirsiniz. İşi olmayan vatandaşlarımızın iş imkanı bulana kadar devlet buna bakmak zorundadır. Temel ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Yani elektriğidir, suyudur, doğalgazıdır, kömürüdür. Biraz sosyal önce dediniz ki bahsediyorsunuz. Sosyal devlet. Bakın bu sosyal yardımlar, biraz önce söyledim, 90 milyon vatandaşımız vergi mükellefidir. Bizi bir ortak gibi düşün, bir şirket gibi düşün. Şirketin ortaklarıyız. Hepimiz eşit vergi ödüyorsak eşit de pay almak zorundayız. Yani vatandaşımıza biz ödemiş olduğu vergilerinde pay ödeyeceğiz. Böyle işte kaymakam eliyle, belediyeler eliyle, şuyla buyla, bu yardımlar ilkel bir yardımdır ve bu yardımların önemli kısmı firmaların cebine gidiyor. İşte falan marketten bilmem ne alıyorsunuz, kömürü alıyorsunuz, yarısı gidiyor. Bırakın kardeşim, vatandaşa memur gibi, işçi gibi, emekli gibi devletin
maaş vereceksiniz. O hangi ihtiyaçlarının olup olmadığına o kendisi karar versin. Bakın aynı şey. Ve kaldı ki o harcamaları... Aynı şey. AK Parti'nin 2002-2013 arasındaki politikasını tekrar ediyorsunuz. Bunu söylüyorum. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu duymak istemiyorum. Efendim bir dakika bitireyim. Ama şöyle yapıyorsunuz. Yardım vermenin usulünü anlatıyorsunuz. Ya yardım niye veriyoruz biz? Yardım vermeyi ama şimdi Faruk Bey şu anda mesela. Bakın şu anda evet. İstanbul'un çeperlerinde evet. insanlar sefalet içinde. Sizin acil olarak bir politik bir şey üretmeniz lazım. Kendi kaderinize mi terk edeceksiniz? İnsanlar o zaman neden temel... makarna kömür diye dün eleştiriyordunuz? Aynı şey yapılıyordu işte. Efendim yine eleştiriyorum. Bak niçin? Bu eleştirimi söylüyorum. Diyorum ki bütün sosyal yani biz dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Belçika ne yapıyor? Almanya ne yapıyorsa biz bunu yapacağız. Oradaki otomobil yapıyor. Otomobil efendim? Yapıyor Gürsel Bey. Otomobil yapıyor. Oraya geleceğim. Adam tabii üretim şeyler yapıyor. Efendim üretim ekonomisiyle ilgili geleceğim. Ya ne olursunuz bu biz aynı zamanda üreten bir ülkeydik. Sanki böyle bugüne kadar hiç üretim olmamış gibi İkinci Dünya Savaşı'nda bu dünyada gıda kıtlığı var ve büyük de sorun var. Gazetecinin biri rahmetli Sayın Genel Başkanımız İsmet İnönü'ye soruyor. Türkiye nasıl bu sürecin üstesinde gelecek? Sayın İnönü diyor ki çok şükür üç beyazımız var. Nedir üç beyaz? Bunun bir tanesi buğday, un. İkincisi pamuk, üçüncüsü şeker. Bu temel ihtiyaçlarımızı bile ne yazık ki öyle bir hale getirdi ki üretimden çıktık, buğday ithal eden hale geldik. Yani o doların yükselişinin temel nedeni işte bu ithal mallarda. Yani biraz önce söyledim, hava hariç her şeyimiz dolar. Orada bir hatanız var. Buğday ithalatındaki esas mesele Türkiye'deki bisküvi sanayisindeki büyük yükseliştir. 100-110'un üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor. Ne güzel. Türkiye'deki buğdayın, o zaman ona ithal edilen göre... buğdayın sen, büyük bir kısmı... Büyük bir kısmı burada işlendikten sonra ihraç ediliyor. Efendim dünyanın yani o değil en mesela, verimli o doğru toprakları bir kalem var. Değil. İtiraz etmiyorum. Dünyanın en verimli toprakları evet. var. Eğer bu konuda ihracatımız fazlaysa ona göre de bizim ekim Sayın yapmamız Tekin, lazım. Bir ara vereceğim. Aradan sonra sizle devam tamam. edeyim. Kaldığınız yerden kısa bir reklam arası efendim. Efendim devam ediyoruz. Nedir ne değildir kaldığımız yerden. Gürsel Tekin'deydi. Söz araya gitmek durumunda evet. kaldık. Buyurun efendim. Bu çalışma hayatıyla ilgili söyleyebileceklerim. İkincisi şeffaf devlet olacaksınız. Hesap verebilir bir sistem olacaksınız. Dünyanın her yerinde harcanan vergilerin tamamını rahatlıkla insanlar görebiliyor. Hani demokrasinin sürekli sandık tarifi üzerinde yapılır. Dünyada demokrasinin tek tarifi kaldı şu anda. Gelişmiş ülkelerde ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız ülkenizde demokrasi var. Ödediğiniz vergilerin hesabını soramayacak durumdaysanız burada sandığı herkes koyuyor. 3. Güvenilir bir hukuk sistemi olacak. Para kuş gibidir. Para güvenmedi hiçbir dala konmaz. Yani öyle bir hale getireceksiniz ki bugün Almanya borçlanırken 0.50'den borçlanıp siz %9'dan borçlanıyorsanız bu da neye benziyor? Örneğin işte tüccarsınız, bir ticaret yapıyorsunuz. Bankada bütün kredinizi kaybetmişsiniz. Kala kala tefecinin eline kalıyorsunuz. 3. Üreten ekonomi. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili coğrafyamız o kadar müsait ki bakın sadece bizim kendi bölgemizde Ağrı, Erzurum, Erzincan, Kars o bölgedeki o lokasyonda et ihtiyaçlarını, Türkiye'nin et ihtiyacını değil, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılıyordu. Rusya'nın, Orta Doğu'nun et ihtiyacını karşılar durumdaydık. Üçüncüsü, İstanbul'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. İstanbul 45 yıl önce İstanbul meyve ve sebze ihtiyaçlarının tamamını burada karşılıyordu. Bizim topraklarımız o kadar verimli toprak ki, dünyada şu anda her şeyin alternatifi yapıldı. Neredeyse insan, işte yapay insan yaratıldı. Ama yapay toprak yaratılabilecek durumda değil. Topraklarımız son derece verimli. Efendim ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayabilecek. Diğer konuya geçmek istiyorum. Sürem de daralacak çünkü. Seçim ekonomisi mi diye sorduk. Yani bu tabii sonuç itibariyle seçim erken midir, geç midir? Zaten seçime gidiyoruz. Yani 2022 seçim. Onun için bu... 23 bu, değil mi? 23 de olsa 23 dediğiniz işte sonuç itibariyle 2020'nin
2022'nin ortalarında seçim takvimi başlayacaktır. Siyasi partiler işte kendi adaylarını belirleyecektir. Doğal olarak da bir seçim takvimi 22'de başlıyor. 22'de başlayan bir seçim takvimi bir erken seçim olarak da kabul edebilirsiniz. Normal bir seçim. Zaten erkene doğru giden bir takvimdeyiz. Bütün bunlar çare mi? Bunlar çare değil. Neden çare değil? Önce şunu söyleyeyim. Yani 1983'ten beri itibaren baktığımızda o süreçlerde seçmenimiz son derece sağlıklı tercihler yapmıştır. Yani bunu beğeniriz beğenmeyiz, zaman zaman bizler de eleştiririz. Oy almıyorsanız eleştiri haklarınız da olabilir. Ama önce 92 ile Evren'i seçmiştir. Sonra dönmüştür tam tersini, hiç kimsenin tanımadığı Özal'ı seçmiştir. Özal bir dönem iyi yapmıştır, ikinci dönemde frene basmıştır, hayır kardeşim demiştir. Türkiye coğrafyasının 50 ilinde SHP'yi belediyelerde iktidar etmiştir. Sonra dönmüş tam tersini Refah Partisi'ni iktidar etmiş. Bütün süreçlerde değişimden yana oy kullandığını hepimiz biliyoruz. Ya bu saatten sonra bu kadar sorun yaratan iktidarın sorunu çözme şansı ne yazık ki olmamıştır. Ne dünyada ne Türkiye'de örnekleri yoktur. Büyük bir değişim olacaktır. Vatandaş da bu değişimi bekliyor. Ben sokakta da bu değişimi görüyorum. Önümüzdeki süreçte ne kadar erken yapılırsa mevcut bugün Cumhur İttifakı daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Pek teşekkür ederim. Şimdi diğer konumuza geçelim. Ekleyeceğiniz varsa onu da alayım ama şu Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi şikayet mi ediyor sorusuna bir yanıt arayalım. Oradan benden isterseniz başlayın. Tamam sizden başlayayım ama kısa olsun lütfen. Öyle devam edelim. Öyle mi? Kısa olmasın. Kısa değil. Uzun uzun hikayeler anlatacağım. Uzun uzun hikaye anlatacaksınız. Tabii çok yani şimdi bu Başkan şikayet Erdoğan meselesi yani Cumhuriyet Halk Partisi. Olay ne? Olayı söyleyelim. Olay şu. Olay İstanbul'daki Kanal İstanbul projesine ilişkin. Sayın Kanal İstanbul meselesi. Mektup yazdı. Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye dışarıya şikayet ediyor. Olması üzerinden çok ciddi eleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki zatın bunların hiçbiri için yabancı büyükelçiliğe Türkiye'nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını, hatta ima yolu bir cümle kurduğunu görmedik, duymadık. En büyük yatırımını engellemek için tamamı yanlış, tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. Yetmiyor, yabancılara mektup yazıp Türkiye'ye karşı ittifak çağrısı yapıyor. Şayet Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın evet. Kılıçdaroğlu da buyurun. İstanbul projesi sadece İstanbul'u ilgilendiren bir kanal projesi değil. İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin 81 ilinin bileşkeni olan bir şehirdir. Yani milli gelirimizin %50'si İstanbul'da. İstanbul'a Allah göstermesin yarın başına bir şey geldiği zaman Türkiye'nin bağımsızlığını tartışır hale geliriz. İstanbul'da çok ciddi bir deprem sorunu var. Ciddi bir altyapı sorunu var. Bütün bu sorunların üstesinde yeni bir proje ve bu yeni projeye de biz kime bakacağız? Bilime inanacağız. Yani bizim burada Kanal İstanbul'u konuşmamız bile gerçekten son derece ayıptır. Çünkü hiçbirimiz teknik insan değiliz. Kanal İstanbul'un ihtiyaç olup olmaması konusunda bütün üniversitelere ve bilim insanlarına baktığınızda bir ihtiyacın ötesinde ciddi bir külfet olabileceğini bilim insanları söylüyor. Biz şu an Kanal İstanbul'u konuşmuyoruz bu arada. Biz Kanal İstanbul'u konuşmuyoruz şu an. Durum böyle olunca da Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan itibaren bu hassasiyetini gerek kamuoyunda paylaşması gerekse ihale sürecinde Sayın Genel Başkanımızın çeşitli yabancı yatırımcıların girmesiyle ilgili bir uyarı yapmıştır, bir ikaz yapmıştır. Herhangi bir ülkemizin menfaati, çıkarları doğrultusunda kimseye şikayet etmemiştir. Ama Sayın Erdoğan'ın birkaç şikayetini ben söyleyeyim. Brüksel'de, 2005 yılında Brüksel'de CHP Sosyalist Enternasyonu'na söylüyor. CHP faşist ve ırkçı partidir. CHP'yi Sosyalist Enternasyonu'ndan atın. 2. 2006 yılında Washington'a giderken yine orada Amerika'ya CHP Amerika düşmanıdır diyor. Yani şimdi bu lafları Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyleyecek insanların geçmişteki sicilinde nelerin olup olmadığına bakmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi asla Türkiye'yi yabancı ülkelere ya da başkalarına böyle şikayet etmesi söz konusu değil. Bu bizim hakkımızdır, İstanbulluların hakkıdır. Bu hak konusunda da bir uyarı yapmıştır, doğru bir uyarıdır. Çünkü İstanbul, Kanal İstanbul gerçekten İstanbul için büyük dönülmez bir sorun yaratır ve bu sorunun üstesinde gelmekte mümkün olmaz. Kaldı ki Kanal İstanbul için ayırmış olduğumuz bir bütçemiz varsa,
Şimdi sabahtan beri anlatıyoruz. İşte 7 milyon 800 bin vatandaşımızın, efendim, 110 dolara çalışan vatandaşımızın sorunu var. 3600 sorunumuz var. Milyonlarca EYT'li yıllardır bekliyor, bir hak gaspına uğramış. Bunların sorunu var. O zaman gelin bu bütçeyi bu vatandaşlarımızın lehine kullanalım ve insanlar da bir nefes alsın. Peki. Serkan Topaş. Buyurunuz efendim. Şimdi Büyükelçiler mektubu kesinlikle bir tehdit değil. Bu tamamen Türkiye'nin egemenlik haklarıyla alakalı, Türkiye'nin kendi topraklarında yapacağı bir projeye dair tasarruf hakkına alenen müdahale edilmesi çağrısından ibarettir. Bakarız nerede tehdit, nerede uyarı var. Türkiye değil, dünya falan. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır. Yani ortak sürdürülmesi adına. Avrupa Birliği ile yazdığınız bu büyükelçiler, Avrupa devletleri, Kanal İstanbul'la alakalı ne gibi bir müdahalede bulunmalarını talep ediyor Sayın Kılıçdaroğlu? Ya da biz Avrupa Birliği'nden iklim meselesinde izin veya icazet almak suretiyle mi Türkiye bir projeye karar verip veya vermeyecek? İçeride biz bunu tamamını tartışırız. Okur musunuz? İçeride tartışırız. Şerhlerinizi koyarsınız. Mektubu bu okur musunuz? Memlekete, yani vatandaşlarımız da şimdi merak ortak eder. Ortak sürdürülmesi orada noktasında ortak. İklimle çok ilgili zaten iklim meselesinde bütün dünyayla biz... bu Türkiye'nin projesidir. Millete biz oraya da imza atmış. Sayın Erdoğan geçen gitti, imza atmış. İstanbul kanalı şöyle faydalıdır, böyle zararlıdır. Biz kendi içimizde bunu tartışırız. Yapıp yapmamak da tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarıyla alakalıdır. İşte tam da bu noktada... Ya Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki buraya kredi verecek olan bankaları tehdit etti. Ya da burada o çıkıyor. Onları uyardım. İkaz etti. Evet. Ortak sürdürülmesi. Grup başkan vekili sanırım. Evet, uyardım. Ya benim itirazım zaten ona yani. O cümle çok tehlikeli bir cümle. Bu arada firmalara ödeme yapılmayacağı da söylendi. Burada herhalde bir şey de bilmiyorum. Siz belki takip etmişsinizdir anlamak açısından. Avrupalı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail basından ben biliyorum takip etmiş. İsrail destekler, çok fazla haber yaptık Kanal İstanbul'u. Şaşırtıcıydı benim açımdan. Onların bakışına yani, onlar Kanal İstanbul'un olmasını mı olmamasını mı istiyorlar? Şayet olmamasını istiyorlarsa başka anlaşılabilir, olmasını istiyorlarsa başka diye de düşünüyorum. Bunu da eğer biliyorsanız... Ya bu projenin Arap coğrafyasında uzun süredir pazarlandığını, bir emlak projesi olduğunu biliyorum. Yani Kanal İstanbul'un bir emlak projesi olduğunu günün sonunda göreceğiz. Yani reklamlarda da onu görüyorsunuz. İşte oradaki yapıları, şeyi görüyorsunuz. Şimdi burada sorun şu. Ben tamamlayayım. Tabii. Ben çünkü ya biz bilim insanlarının ne düşündüğüne bakmak zorundayız. Bu mektup dolayısıyla tamamen Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale çağrısından ibarettir. Bir de zamanlaması çok manidar. Sayın İmamoğlu sanırım şu an bugünlerde iklim zirvesiyle alakalı bir katılım sağlıyor. Birleşmiş Milletler'in davetiyle. Tam o sırada Sayın Kılıçdaroğlu da iklim zirvesi başlığı altında büyükelçilere mektup yazıyor. Sayın Erdoğan da gidecek. İstanbul kanalı üzerinden hep şunu iddia etmiştim. İstanbul kanalı üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun ön çekmesinin önüne geçmek için yabancı yatırımcıyı tehdit etmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Ve yine Ekrem İmamoğlu'nun aldığı davet üzerine iklim krizi başlığıyla, yani ben sizle ortak çalışırım subliminal mesajı Ekrem İmamoğlu'na karşı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından verilmiştir. Ekrem İmamoğlu'na karşı? Evet. Büyükelçi, yani bu Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu'ndaki arasındaki Cumhurbaşkanlığı ve parti içi yarıştan ibaret. Avrupa'ya siz Sayın İmamoğlu'nu davet ettiniz ama ben de sizle ortak çalışabilirim. Çok ilginç bir iddia. Ortak çok çalışabilirim iddiasından ibarettir. 10 Büyükelçi Osman Kavala üzerinden Türk demokrasisine, Türk egemenliğine, hukuk devletine ayar vermeye çalışıyor. Tam bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor, diyor ki Kavala neden içerdi? Tam Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gidiyor. PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının önünde fotoğraf veriyor. Hemen Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu yani çıkıyor. Orayı hemen düzeltin. Herhangi bir fotoğraf falan söz konusu değil. O zaman cümleleri kullanırken hakikaten dikkatli olmak. O arkadaki fotoğrafların tamamı. Kimin fotoğrafı? Evet. Devam ediyor. Ya bir sergi açılışı. Bir sergi açılışı. Devam bir ediliyor. Yok ki ya. Devam ediliyor. Hemen Sayın Kılıçdaroğlu buna karşı Demirtaş'a özgürlük istiyor. Yani. Hayır, şöyle bir şey var. Serkan Topal diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere yazdım, yayınladım da, ülkelerinizden biri gelip Kanal İstanbul talanına katılırsa
bedelini öder dedim. Artık mektupta yazılı yok. İmzalı olarak ellerinde var. Kimse bilmiyorduk, duymadık diyemezdi. O mektupta aynen şunu dersiniz. Türkiye'deki bu yatırımla alakalı biz karşıyız. Buraya yabancı yatırımcılarınız, ülkenizin yatırımcıları. Aynen öyle demiş. Para hiç öyle bir şey yok. Burada hiç öyle bir cümle tamamını de oku, böyle bir cümle de maalesef yok. Dolayısıyla Türkiye şikayettir. Bu da Avrupa Konseyi'nin Türkiye raporu. Öyle demesi doğru mu yani? Mektup uzun. Ben okuyacağım mektubu da yani. Mektup uzun, evet. Türkiye raporu. Bakın hep muhalefetin başlıkları var burada. Türkiye'de hukuk yok, Türkiye'de demokrasi yok. HDP'ye kapatılma davası açılması çoğulcu demokrasiye müdahaledir. Türkiye'de belediye başkanları, halk iradesiyle gelmiş belediye başkanları geçen görevden alınıyor. Gürsel Bey, Serkan, lütfen tamamlayayım. Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarını okudun mu? Proaktif şekilde Libya'da, Kafkasya'da politikalar üretiyor. Avrupa Birliği ile ilgili zıt menfaatler noktasında saldırgan, mavi vatanda saldırgan ve agresif bir politika izliyor. Merkez Bankası başkanları sürekli görevden alınıyor. Bu manşetler kimin manşetleri? Pardon. Bu manşetler muhalefetin Türkiye'de attığı manşetler. Bakın Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile alakalı. Merkez Bankası verdi. Başkanlarını Kılıçdaroğlu'nun görevden alıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şu mektubu beklerdik. Son başkanı ziyaret etti gitti. Avrupa Birliği de Türkiye'de göç konusunda da övgüler dizmiş. Bravo demiş. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir mektup yazacaksa şunu diyecekti. Osman Kavala üzerinden insan hakları çağrısı yapacağına bize Türkiye'deki 5 milyon Suriyelinin insani koşullarda yaşaması için biraz siz de elinizi taşın altına koyup keşke siz de biraz buradan düzensiz göçmen alsaydınız. Gürsel Tekin'in vergileri, Serkan Toper'in vergileri insan haklarına dahil değil mi diye bir mektup yazması lazımdı. Ben araya ya girebilir miyim? Ama ben tamam. Hayır, bir şey söyleyeyim ama yani bilgin olsun. Bir cevap ver. MHP milletvekillerine sorabilirsin. Dışişleri ilişkilerindeki komisyonda çalışan ben dahil birçok arkadaşlarımız AK Partililerin bile söyleyemediği cümleleri biz orada söylüyoruz. O konuda hiç tereddütünüz olmasın. Özellikle göçmenlerle ilgili. Ya burada bir bambaşka bakış açısı da getirmek lazım bu konuya. Evet. Yani. Geldiniz. Rekabet. Doğu Akdeniz'de çok mu tesadüf? Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan, Dede Ağaç'ta Amerika askeri bir yığılma yaparken bir yandan da yine CHP'li bir dış politika uzmanının, danışmanının aynı cümlelerle Türkiye orada agresif ve saldırgan bir politika izliyor. Cümleler tesadüf müdür? Türkiye'nin Afrika'da yine bu raporda yaptığı yatırımlardan ve hamlelerden rahatsızlık belirtir. Aynı CHP'nin manşetleri, aynı Millet İttifakı'nın manşetleri. Diyoruz şimdi ki sizin büyük elçi Sudan'a, Sudan'a tarım yatırımı yapma. Konya'ya yap, Kayseri'ye yap, Gürsel Bey, tamam Ardahan'a yap, Kars'a yap. Bundan daha doğal ne olabilir? Avrupa devletlerinden medet umduğunuz ortak çalışma iradesiyle ilgili Avrupa devletleriyle alakalı. Elbette ki Türkiye yüzünü batıya çevirmiştir. Evrensel değerleri, hukuk değerlerini, demokratik değerleri asla bunlara sırtını çevirmemiştir. Ama Avrupa Birliği'nin bir yanda ilk cümlede söylemiştik. Teröre silah temin et, terörle Türkiye'yi hedef haline getir. Türkiye meşru bir mücadele verdiğinde de sen ne yapacaksın? Ahim kararlarıyla Türkiye'yi terörle mücadele edemez hale getireceksin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mektubunda buna dair bir şey var mı? Serkan, hiçbir sen, şey yok. Sen avukatsın. Hep o zaman Avrupa, çıkın. Mustafa Kemal Atatürk Ahim diyor ki kararlarında çıkın. Avrupa, Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Avrupa devletleri her zaman Türkiye'nin zararına ortaya çıkmış ve büyüme imkanı bulmuşlardır. Türkiye büyüyor ise Avrupa devletlerinin zararına büyüyor demektir. Siz Avrupa Birliği'ne ev ödevi alır, bunları yerine getirir mahiyette bir çağrıda, bir mektupta bulunursanız o zaman o Türkiye'nin eski coğrafyasında tekrar iktisadi, siyasi ağırlık kazanmasından aynı Avrupa Birliği gibi rahatsızlık duyduğunuz anlamına gelir. Şimdi ekonomiyi konuştuk. Ekonomiyle ilgili problemler olduğunu da söyledik. Asgari ücret 4 bin lira olsun. Tabii tabii. Dar gelirli tabii. İnsanlarımız cidden zor durumda. Milliyetçi gelenek ne diyor Bilge Kağan? Ben diyor gece yatmadım, gündüz oturmadım. Milletin aç karnını tok kılmak, az milleti çok kılmak için uğraştım diyor. Yapalım biz de onu uğraşıyoruz. Elbette ki mutfak önemli. Hemen yapalım, ama, hemen asgari ama ücret. Ama sizler ceketin ilk düğmesini yanlış iliklediğinizde gerisi de değil mi gömleğin düğmeleri? Gerisi de yanlış iliklerdir. Yani sizler emperyalizme bu mektupları yazarak, sizler HDP ile terör partisiyle ittifak kurarak vatandaşın o mutfağındaki yangınla alakalı umut olmaktan çıkıyorsunuz. Şu mektuplarla vatandaşın geleceğiyle alakalı umut olmaktan çıkıyorsunuz. Kırık cam teorisi var. Türkiye'yi metruk bir eve çevirmek istiyorsunuz. Camları kıralım. Zamanında tedbir alınamazsa her önüne gelen bu ev metruktur deyip o taşa cam assın. Biri kapının önüne çöp koysun,
O çöp toplanmasın, zamanla orası çöp yığını olsun noktasında millete umutsuzluk aşılıyorsunuz. Dolayısıyla bizi izleyen seçmen bana burada diyebilir ki ya asgari ücreti hiç değinmedi. Ekonomiyle ilgili de şunları söyledi. Peki Gürsel Tekin, Sayın Gürsel Tekin ne söyledi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne söyledi? Bu mektup var elimizde söylediklerine dair. Avrupa ülkelerinin Kanal İstanbul'a karşı olduğu ya da desteklediği yönünde bir bilgimiz var mı? Ne gibi? Yani Avrupa ülkeleri Kanal İstanbul'u niye... Mesela Avrupa meşgul bile değil. Yani belki öyle Rusya bu konuda yok onların şu an. Mesele zaten Rusya'nın İstanbul burada... kanalı meselesi değil. Biraz önce anlattım. Burada ortak çalışma iradesini gösteriyor. Ben ortak çalışacağım. Sizinle ortak çalışacağız. Yani başını kaldırmış... Başını kaldırmış, proaktif siyaset izleyen, dış politika izleyen. Yani Avrupa ile ortak çalışmakla ilgili... Ben bakın, bir şey söyleyebilir miyim? Yani Serkan olmakla, kendisiyle anti-emperyalist olmak çeliştiği için... Ya Gürsel Bey, sizleri böyle keserseniz konuşamayız ki. Birincisi şu, Avrupa hayır, Birliği, bakın, şu anda cümleleri... AK Parti'nin, yani sizin ittifak etmiş olduğunuz AK Parti, Avrupa Birliği tam üyeliği savunan bir siyasi parti. Eğer Avrupa bu bize düşmansa, mı? Değil doğru, biz de savunuyoruz. Eğer Avrupa bize düşmansa buradan çıkalım bir. İki, ayın meselelerini dünyanın her yerinde hukuku savunmak ne zamandan beri suç olmuş? Bir yıl önce ayın başkanı geldi, öyle ağır laflar söyledi ki ne iktidar mensupları ne de bir başkası hiç rahatsız olmadı. Ve geçen gün ben... Siz rahatsız sayın, oldunuz mu onun söylediklerinden sayın dolayı? Gül'ün, sayın Gül'ün açıklaması, Adalet Bakanı Sayın evet. Gül'ün açıklamasında hoşuma da gitti. Bir öz eleştiri yapıyor ya. Yani bu ülkenin en üst düzeyinde hukuku yürüten bir insan aksaklıkları ve sorunları görüyor. Bu konuda öz eleştiri yapıyor. Siz diyorsunuz ki ona şikayet etti. Serkan buna... Avrupa Birliği ile tam Bey. Üyelik süreciyle alakalı nasıl, Türkiye evet. Hep şunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi de bunu söyledi. Rahmetli Erbakan da bunu söyledi. Eşit, onurlu ve karşılıklı menfaatlere uygun. Kesinlikle. Türkiye'nin özgü koşullarını göz önüne alarak, Türkiye'nin hasımlarıyla ittifak yapmayarak, destek vermeyerek. Gelinen noktada Avrupa Birliği ile ilişkiler bu noktaya Türkiye yüzünden mi geldi acaba? Ya da Amerika ile evet, ilişkiler Türkiye üzerinden mi bu noktaya hiç geldi? Hiç kusura bakma Türkiye yüzünden geldi. Öyle niçin? Düşünmüyorum ben. İzin devam misiniz? Edeyim. Hayır izin verin. Avrupa, siz bir şey söyleyeceğim. Siz orada YPG'ye, örneğin sizin bir milletvekiliniz. Türkiye'nin Suriye'de olmasından dolayı YPG rahatsız, Rusya rahatsız, Amerika rahatsız. Afrin'de Türkiye'nin ne işi var cümlesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sarf etti mi? Sizi niye ilgilendiriyor YPG'nin rahatsızlığı? Sizi Amerika'nın rahatsızlığı, Rusya'nın rahatsızlığı niye bu denli ilgilendiriyor? Onu sorarlar. Yahut da Türkiye'nin Libya'da olmasından dolayı Fransa rahatsız da. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi niye rahatsız? Hiçbir rahatsızlığımız size bunu yok. Konudaki söyleyecek. Tavrımız da açık. Net. Mehmet Akif Bey, cümlelerin burada... tamamı biz doğrudur. Sen doğruysan, doğru cümle bulunmaz, sen eğriysen. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın ülke meselelerine dair getirebileceği somut bir çözüm yok. Aynı diyor ki ev ödevi verin siz geldiğinizde. Milletimiz biliyor sıcak, şu anda bir araştırma var para, yeni açıklandı. Sıcak para, sıcak para ekonomisiyle bağımlı bir ekonomiyle yürüyeceğiz noktasında vatandaşa vaadiniz. Evet %30.8 bir vaadiniz de, vaadiniz de yok. Şimdi ben gelelim. Bu Avrupa Birliği meselesiyle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. 2005 yılında. Sayın cümleyi tamamlayayım. Serkan Toper'den sonrasına geleceğim. 2 saat 20 dakika oldu. Burada sadece 5 dakika konuştum. Deniz Bey aynı. Ben yazık de sizin yani. Gibiyim. Ben de 1 yani saattir Serkan konuşmuyorum. Serkan Toper'in manifestolarını dinliyoruz burada. Evet. Gerçekten yani artık sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Deniz Eylek herkese bir kez söz ama hakkı işte verdim. Ama işte Serkan Toper manifesto koyuyor, şey koyuyor ortaya yani. Başka konu başlıkları var. Burada neler tartışıyoruz? Niye biz sizin de, başlıklara göre mi konuşmam gerekiyordu? Yani, ben kendi başlıklarıma göre, kendi yani, bakış açımdan de, değerlendirme de yapıyorum. Ne yapayım burada, örneğin? Burada, ben, Türkiye'de demokrasi ben yok. Kavala'ya serbestlik, Demirtaş'a serbestlik, sayın özgürlük. Size geleceğim Sayın Toper'den sonra. Bu sizin görüşünüz. Bu sizin tamam. Görüşünüz. Ben de Kavala davasında adil insan, yargılama olmadığını düşünüyorum. Bu kadar insan konuştu. Ben konuşunca ama bir yani, saattir konuşamadınız noktasında bir şer koydunuz. Onu hayır düşündüm. Burada ben de, burada 2 saat, geçen bölümde iki saat, hiç konuşmadım. Tam 2 saat 19 dakikadır bu program devam ediyor. Yani ben de Ankara'da. Bir reklam öncesinde 5-10 dakika konuştum, reklama gidiyoruz diye bitirmek zorunda kaldım. Biraz da biz konuşalım, müsaade edin yani. Deniz Eylek, evet, sırayla söz veriyorum. Haklı. Siz 5. sıradasınız. Serkan Toper'den sonra size geleceğim.
Beşincisi ama Serkan Toper yarım saat manifesto koyuyor. Bize gelince 5 dakika geliyorum. Dolayısıyla milletin ya çok teessüf yani ederim. Bunu kabul etmiyorum. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Çok yani teessüf lütfen ederim. Lütfen bir arkadaşlar baksın kim ne kadar konuştu. Bir tamam, diğer hemşerimiz Gürsel Tekilep araya girdiği için konuşamadık aslında. Serkan Toper tamamlayın. Toparlıyorum. Dolayısıyla milletin birikmiş sorunlarına Millet İttifakı'nın bir umut olamayacağı. Her defasında söyledik. İnşallah o ilk ya düğme yanlış iliklendi. Terör partisiyle ittifak, yabancı başkentlerden alınan akıllar Millet İttifakı'nı bu millet nezdinde bir karanlığa mahkum ediyor. Millet sizi görmüyor. Ve bunun hala farkında değilsiniz. Diyorsunuz ki HDP seçmeninden... Gel ve halkın otobüsüne HDP bin de görürsün. HDP seçmeninden oy istemek günah mı, ayıp mı? Örneğin AK Parti seçmeninden oy isterken Sayın Erdoğan'a diktatör. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninden oy isterken Sayın Devlet Bahçeli Bey'e küçük ortak ama HDP seçmeninden oy istemeye gelince Demirtaş güzellemeler. Sorduğumuzda da Hamamcılar Dernek Başkanı'nı mı eleştireceğiz? İttifak yok. Milli meselelere yabancılaşıyor. Milli meselelerden uzaklaşıyor. Ve bu milli meselelerden uzaklaşma öyle bir bilinçaltı oluşturuyor ki sahaya çıktığında kendisine tepki gösteren şehit yakınlarına anabacı küfredebilecek noktaya getiriyor. Ondan sonra asgari ücretle ilgili vatandaşın sıkıntısı var ama gelip size oy verecek. Teşekkür Avrupa ederim. Birliği ile ilgili çok kısa Deniz'in izinini alarak 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Bakan Sayın Erdoğan'a çağrıda bulundu. Bu bir milli meseledir. Tam üyelik bizim hakkımızdır. Beraber gidelim dedi. Deniz Bey, maalesef kabul etmedi. Peki, Deniz Zeyrek reddetti buyurun. Ve o yanlış halen devam ediyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Seçim yatırımı eğer bir şeyi siz yıllarca yapmaktan çekinirseniz, kaçınırsanız, seçimlere kısa bir mesafe kaldığında yapmak isterseniz o doğrudan seçim yatırımıdır. Başka bir izahatı yoktur. Tam 28 yıldır ben gazetecilik yapıyorum, Ankara'da yapıyorum, siyaseti takip ediyorum. Bunun adı seçim yatırımıdır. Seçim öncesinde gündeme getirildiği için seçim yatırımıdır. Çünkü artık EYT'liler örgütlü, 3600 isteyenler örgütlü, hükümeti destekleyen sendikalar dahi artık bu konularda hükümetle karşı karşıya gelmiştir. Hükümet burada çok zor bir durumdadır, çok sıkışmış bir vaziyettedir. Bir mengenenin iki tarafının arasında gittikçe de sıkışmaktadır. Bir tarafta bütçe açığı var, kötü ekonomik koşullar var, bir tarafta oy var. Bir tercih yapmak zorunda. Bugün AK Partililerin açıklamasıyla bakanlığın açıklamasının çelişmesinin nedeni de bu. Bakanlık elindeki verilerle hareket ediyor. AK Partili milletvekilleri, meclis grubu yaklaşan seçimleri düşünüyor. Bu taleplerin karşılanmadığı müddetçe bu taleplere sahip çıkan seçmenin oy vermeyeceği endişesini taşıyor. Bu çok zor bir durumdur. Yani AK Parti şu anda bu zor durumla iki yolu vardır. Ya bunu işte 3600'ü yapacak, EYT'yi yapacak vesaire. Bunun korkunç bir ekonomik yükü olacak. Bunu seçimden sonra gelecek olan iktidara pas edecek. Böyle bir şeyi var. Çünkü bedelini seçimden sonraki iktidar ödeyecek. Yani ekonomik olarak karşımıza çıkaracağı faturayı herkes biliyor. Yani şimdi o nedenle... Bir yandan da bunu seçimi kazanmak için yapıyor EYT, değil mi? Yani eğer böyleyse... Öyle tabii. Ama işte neden kazanamayabilir? Şundan kazanamayabilir. Şimdi EYT'yi düşünün. Belli koşullar getirdiniz. 50 yaş sınırı getirdiniz. İşte hali hazırda işsiz olmayı getirdiniz vesaire. Ve işte örnek veriyorum 5 milyon içinde 200 bini EYT'li gibi kabul edip emekli ettiniz. Diğerleri koşulları yerine getirmedi. O 200 bin kişiyi belki kazanırsınız ama o 4 milyon 800 bin kişi size karşı iyice bilenir. Aynı şey 3600 için de geçerlidir. İmamları yaparsınız hemşireler ayaklanır. Öğretmenleri yaparsanız ya da polisleri yaparsanız öğretmenler ayaklanır. Hepsini yaparsanız kaldıramazsınız. Benzer şeyler. Hepsini yaparsanız kaldırmakta zorlanırsınız. Dolayısıyla birçok meslek grubunun beklediği şeyler bunlar. Ve ekonomik anlamda ciddi faturası olan şeyler. Yani merkez, şimdi Faruk Aksoy Ege Cansen'in yazısından bahsetti. Ben de katılıyorum. Ama hangi koşullarda bu dediğiniz geçerli olur? Merkez Bankanızda bir
güçlü bir rezerv varsa düşük faiz, yüksek kuru göze alırsınız. Hatta yüksek enflasyonu bile göze alırsınız. Ama Merkez Bankanızda işte Merkez Bankası'na o rezervi toplamaya çalışıyorlar şu anda. Onu da söyleyelim. Topluyorlar. Tamam yani. İşte. Yani ama işte bu arada da enflasyon başımıza artıyor. Borçtan topluyorsun. Faiz konusunda sıkıntı ciddi anlamda ekonomik faturaları da oluyor bu şeyin. Yani zayıf bir ekonomi olduğunuzda ciddi şeyleri de oluyor. Dolayısıyla seçim yatırımı olduğunu düşünüyorum ben. Ve biraz da zorlanacaklarını düşünüyorum. O kadar kolay bir şey değil. Keşke bu tarihe kadar bekletilmeseydi. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğu zamanlarda yapılsaydı belki daha etkili sonuç alınabilirdi. Kılıçdaroğlu'nun mektubuna gelince ben son derece gereksiz buluyorum. Kim vermişse o aklı. Şaşıyorum kendisine. Yani memleketin bu kadar meselesi varken bu nereden çıktı? Hangi sivri zeka böyle bir mektup yazdı? Doğrusunu isterseniz merak ediyorum. Yani düşünün, biraz önce Serkan Toper 20 dakika bunun üzerinde konuştu. Ne gerek var? Memleketin gündemi CHP'nin büyükelçileri, yani nasıl bir icattır bu, ben anlamadım yani. Durduk yerde saçma sapan bir mektup yani. Çıkıyorsunuz zaten, söylüyorsunuz ekranlarda. Zaten diyorsunuz ki, hatta Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki uluslararası tahkimde sizden söke söke alırlar. Hadi anti-emperyalist duruş bu mu? Uluslararası tahkim gelecek, Türkiye'den söke söke alacak. Hadi buna da iki laf edelim. Evrensel bir hukuk kuralıdır. Yabancı yatırımcı tahkim şartıyla yatırım yapar. Tayyip Erdoğan'a gelince evrensel hukuk kuralı. Tahkim şartının devam ediyorum. Devam ediyorum. Ben tek kelime kesmedim. Bakın, tek kelime kesmedim. Konuşayım. Ondan sonra şey yaparsınız. Şimdi Tayyip Erdoğan Roma'ya gitti. Ya ben diplomasi muhabirliği yaptım. Dışişleri Bakanlığı'yla da çok yakın diyaloglarım var. İşte haber kaynaklarım vesaire. Ya Joe Biden'la görüşmek için neler yapıldı? Neler yapıldı? Ya madem biz bu Amerika anti-emperyalist, madem bu Amerika bize bu kadar kötülük yapıyor, niye biz böyle bir duruma düşüyoruz? Önce dedi ki ben yok Glasgow'da görüşeceğim. Henüz daha Roma'daki şeyimi yapma. Sonra dediler biz Glasgow'a gitmeyeceğiz. Bizim koruma araçlarını istemiyor onlar. Protesto edeceğiz, katılmayacağız. Burada yapılsın vesaire falan. Ne gerek var bunlara? Anti-emperyalist bir duruş. Yani Türkiye gibi güçlü bir ülkenin lideri, Amerikan başkanı. Üstelik ne, hani çok bu ülke YPG konusunda ne gelişme oldu o ziyaretten sonra, o görüşmeden sonra? Amerika desteklemekten vaz mı geçti? Rusya. Yani o kadar çok şey var ki anti-emperyalist söylemle duruş arasında. Avrupa Birliği yerden yere vuruyorsunuz. İhracatla övünüyorsunuz. İhracatın %50'den fazlası Avrupa Birliği'ne. Paralar Almanya'dan geliyor. Hollanda'dan geliyor. Amerika'dan geliyor. Yani ihracatla gurur duyuyorsunuz. İhracatla övünüyorsunuz. Bizim tekstilcimizin, üreticimizin hepsi Avrupa'ya bakıyor. Eşit ve şimdi ilişkileri keselim Avrupa'yla. Husumet olarak algıladınız herhalde. İşte hayır. İlişki, siz öyle bir anlatıyorsunuz ki ilişkileri kopartalım. Hiç kimseyle şeyimiz olmasın. Yani bunlar bizi batırmaya çalışıyor. Bunlar bizi öldürmeye çalışıyor. Güçlü bir, biz güçlü ne kadar bir ülke olarak oturalım diyoruz. Yoksa niye önüne gelen hasım olalım? Tamam, güçlü bir ülke olarak oturabiliyor muyuz? Amerikan düşmanı, Rus düşmanı, Çin güçlü düşmanı olmak değildir. Güçlü bir ülke, ben size güçlü bir ülke söyleyeyim mi? 1998 yılında Eylül ayında gitti Kara Kuvvetleri Komutanı Suriye sınırında, gürledi. 1 Ekim'de rahmetli Demirel çıktı meclis kürsüsünden, dedi ki almazsanız giriyoruz dedi. O adam, o terörist başını oradan çıkarmazsanız giriyoruz dedi. Deniz Zeyrek, bir şey söyleyeceğim. Korkusundan Deniz Zeyrek. Deniz Zeyrek, çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Kimlere rağmen operasyonlar yaptı? Eğer gerçekten 1998 çok özür dilerim. 1998 yılındaki Türkiye'yi güçlü devlet işte budur diyorsanız çok tartışırız bunu. Bitirseydim. Aynı Süleyman Demirel. Bakın bir şey hatırlatayım. Deniz Zeyrek. Siz vicdanlı bir gazetecisiniz. Ya. Bak bir şey hatırlatayım. Hak vereceksiniz ya. Bana. Aynı Süleyman Demirel şöyle bir cümle kurdu. Karabağ işgal edildi.
Çıktı dedi ki oradaki bir tek soydaşımızın başına bir şey gelsin gök kubbeyi başlarına yıkarız dedi. İki tane yaralıyı oradan alamadık biz. Biz bu sene Karabağ'ın kurtuluşunun birinci yıl dönümünü kutluyoruz. Tamam, güçlü devlet konusunda bir daha bence bir şeyleri düşünün. Bir dakika. Buyurun. Bir dakika. Ben güçlü devleti anlatayım. Hüsnü Mübarek koştu buraya geldi Ankara'ya. Ben o görüşmelerin hepsini bizzat takip ettim. Sonra döndü Şam'a gitti. Sonra tekrar Ankara'ya. Öyle bir panik oldu ki Esad'ı da Mübarek'i de Türk tankları girecek diye Öcalan'ı uçağa paketleyip Moskova'ya gönderdiler. İki ay sonra da işte uçakta ellerini gözlerini bağlayıp getirip İmralı'ya koydular. Şimdi ya güçlü devlet diyoruz değil mi? Ben bu fakir iktidarda oldu, bu fakir bu ülkeyi yönettiği sürece o teröristi vermem dedi mi demedi mi Cumhurbaşkanı? Dedi. Rahip Brunson için. Dedi mi demedi mi? Üstünde 15 gün geçti. Peki Rahip Brunson kaç ay sonra özel uçağa bindi gitti? Yani anti emperyalist olalım. Dedi, hep ben çocukluğumdan beri şey anti emperyalist bir şeydi. Anti emperyalist bir ortamda büyüdüm. Komünistlerin, solcuların, sosyalistlerin içinde büyüdüm. ODTÜ'de okudum. Her taraf komünist, sosyalist doluydu, anti emperyalist doluydu. Olalım. Bu bize bir zarar vermez. Ama kafamızı kuma gömüp tek başına yaşayacak bir ülke değil Türkiye. Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde herkesle kavga ederseniz, komşu bırakmazsanız eğer ne ekonominizi çevirebilirsiniz, ne kendinize yetebilirsiniz. Bunlar her yabancı ülke lazım Türkiye'nin her zaman her yabancı ülke aynı zamanda bir düşman olma potansiyeline sahiptir. Anlatayım. Her yabancı ülke aynı zamanda düşman olma potansiyeline sahiptir. Ama her yabancı ülke aynı zamanda çıkarlarınızı desteklemek durumunda kalacak bir ülke potansiyeline olmaktadır. Şimdi sizin yapmanız gereken doğru bir yönetim tarzı, doğru bir yönetim anlayışı, ülkenin çıkarlarını üste tutarak her zaman kazanmaya yönelmektir. Biz yani düşünün koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni biz idare edemiyoruz, biz yönlendiremiyoruz, terör örgütü yönlendiriyor. Biz yönlendiremiyoruz, Yunanistan yönlendiriyor. Ya bu ülke 2007 yılında yine Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Yanında daha sonra FETÖ'cülerin ikinci başkan vardı. Gitti Washington'a dedi ki yeter kardeşim canımız yanıyor. Bu Kuzey Irak'tan bize saldırıyorlar, şehit veriyoruz, çocuklarımız ölüyor. Biz bu işi halledeceğiz. O zaman Türkiye İHA vesaire üretemiyordu. Amerika'dan işte insan savaş araçları vermek zorunda kaldılar. Anlık istihbarat paylaşmak zorunda kaldılar. Şimdi bunları yapabiliyorsanız, karşınızdakini etkileyebiliyorsanız diplomasi de başarılısınızdır. Oturduğunuz masalarda bir sonuç alamıyorsanız diplomasi açısından kendinizi sorgulamak zorundasınız. Eğer biz Suriye topraklarında kendimize güçlü bir müttefik bulamamışsak, özgür Suriye ordusuyla yetinmek zorunda kalmışsak ki bugün Rusya dahi Türkiye aleyhine çalışmalar yapıyor şu anda. Şu anda Rusya'nın gündeminde, şu anda bugünlerde Türkiye karşıtlığı yükseliyor. Bazı cevaplar verebilir miyim? Geleceğim yani, biraz ve Lavrov'un daha yeni açıklaması oldu Türkiye burada çekilmeli diye. Bitiriyorum. Diplomasi biraz vizyon gerektirir. Diplomasi her yani ben şahsen kişisel fikrimi soracak olursanız ben yurtta barış, dünyada barış fikrinin çok ideal bir diplomasi yöntemi olduğunu dün de ölümünün 83. yıl dönümünde andığımız Ulu Önder Atatürk'ün yaklaşımının ihtiyacımız olan şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu idealle, bu yaklaşımla bütün dünya ülkeleriyle çok seviyeli, kendi çıkarlarını her zaman üst planda tutacak bir ilişki kurma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin çıkışının da dünyayla bu çıkarları her zaman üstte tutarak entegre olmasını da görüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Kemal Öztürk buyurunuz.
Yani Deniz'in güçlü devlet örneklemelerine doğrusu ben de çok katılmıyorum. Türkiye'nin sorunları var, AK Parti'nin iktidarının da sorunları var ama bizim bulunduğumuz Hinterland'da, bu coğrafyada güçlü devlet kıyaslamasını 98'lerle, 97'lerle yapmasını ben diplomasi muhabirliği yapmış, o dönemleri yaşamış Deniz açısından sonuç biraz diyorum, talihsizlik Kemal, buluyorum. Sonuç. Sonuç. Yakın bir harekatı yapıldığında sonuç, da ben net sonuç alırım. Bana bir tane sonuç gösterir misin? Şöyle. Ya İncirliği kapatabilmiş tekrar. Şöyle Deniz. Bir ay da değil. 15 gün önce Azerbaycan'daydım. Kafkasya'daki jeopolitiğin nasıl Türkiye lehine değiştiğini gözlerimle gördüm. Karabağ zaferinden sonra. İran'ın 2 aydır bu kadar bağırmasının tek sebebi Türk İHA'larını kullanan Azerbaycan ordusunun zaferi ve orada değişen jeopolitiktir. Güçlü bir Azerbaycan, güçlü bir Türkiye o bölgedeki bütün jeopolitiği değiştiriyor şu anda. Akdeniz'deki Rusya'nın hiç rolü yok değil mi? Efendim? Rusya'nın Paşinyan'ı çizmesi, Aliyev'i desteklemesi, Aliyev'in Rusya'dan bakın Azerbaycan ordusunda bu konularda ben konuşurum. Azerbaycan ordusunun savunma ithalatında 1 numara Rusya'dır, 2 numara İsrail'dir, 3 numara Türkiye'dir. Deniz Bey, bizim Rusya'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri Azerbaycan'dır. Allah aşkına yani diplomasi çok karmaşık bir şeydir. Karabağ zaferini Ruslar sayesinde Azerbaycan kazandı dersen çok haksızlık edersin. Yani bizi izleyen Azerbaycanlılar varsa, oradaki askerler de varsa... Öyle bir şey demiyorum. Ama olmaz ki yani Türkiye'nin... Hayır, çarpıtma öyle bir şey demiyorum. Çarpıtma. Tamam da ben Türkiye'nin... Aynı Azerbaycan... Türkiye sayesinde Karabağ zaferi değişti yani. Gürcistan'a 3 tane orduyla girecekti Rusya'ya. Gürcistan'da yönetim neyse, değişiyor vesaire diye. Deniz ben, Rusya'yı hafife alma Allah aşkına. Hayır, Rusya ben... Paşinyan'ı destekleyecekti. Rusya Paşinyan'ı destekleyecekti. Ki destekledi. Kafkaslar'da... Ya yapmayın Allah aşkına. Bak adam şunu söylüyorum. Geldi. Diyorum ki 15 gün önce Azerbaycan'daydım. Karabağ Savaşı'nın geçtiği bütün şehirleri dolaştım. Savaşa katılan askerlerle konuştum. Komutanlarla, siyasilerle konuştum. Diyorlar ki savaş Azerbaycan lehine dönmeye başladığından itibaren Rusya üstümüze çöküp ateşkes diye bastırdı. Biz de gözümüzü kararttık, şehadeti kafamıza koyduk, girdik, savaşı kazandık. Bak Türkiye'nin oradaki rolü çok büyük. Çok anlatamayacağım kadar çok. Bu tabii. Jeopolitiği yani değiştirdi. 1993'ten beri Türk askeri yani... 1993'ten beri Azerbaycan'a destek veriyor. Haksızlık etmeyin. Yok. Türk Silahlı Kuvvetleri Karabağ'ın özgürleştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarlarından bağımsız bir şekilde İşte sonuç diyorsun ya, bak sonuç aldı diyorum. Için şu andaki devlet bir sonuç aldı Deniz diyorsun ya, sonuç ne oldu? Sonuç bu başarı 30 küsur yıldan beri kurtarılamayan Karabağ kurtarıldı. Azerbaycan'a haksızlık etmeyin. Evet. Ya etmiyorum bizzat sen etmiyorsun. Azerbaycan'a bakın haksızlık etmeyin. Adamların savunma bütçesi Ermenistan'ın gayri safi milli hasılası kadar, adamların ordusu onların nüfusu kadar, ya Azerbaycan'ı da bu kadar şey hayır, yapmayın onların gücünü bizzat, onların bizzat savaş, yücelterek söylüyorum diyorum onların, ki senin yani, biz yaptık bu, diye ya, rol çalmayalım işte, yani Deniz bak deminden beri sen kızıyorsun sözüme kestin diye Azerbaycan yapma. Ordusudur yapmayın gözünüzü bak, seveyim ya. Tamam Sayın Zeynep başarılı müsaade edersen ya, ben sanki bir stratejisi Karabağ, burada bir dakika Azeriler orada sanki şehit olmadı. Azeriler savaşmadı. Kimse Karabağ böyle bir şey yapmayın. Deniz Allah aşkına burada nereye getirdin şey olayı ya? Tamam ben siz nereye sözümü tamamlayayım. Yani. Bir müsaade eder misin? Deminden beri kızdığın şeyi kendin yapıyorsun. Sözümü bitirebilir miyim? Hayır ama yani haksızlık etmeyin. Tamam sıra sana geldiğinde de sen... 1993'ten beri orada adamlar savaşıyorlar, eğitiyorlar, donatıyorlar. Yapmayın gözünü seveyim ya. Bitti mi? Bitti. Şimdi bir o konuyu ben itiraz ediyorum. Yani büyük devlet veya bölgede etkin devlet konusunda hakkını yemeyelim.
şu anda Türkiye'nin bulunduğu durum çok farklı. Orta Doğu'da çok farklı, Doğu Akdeniz'de çok farklı. Bunların bir kısmının şahidi olarak buna itiraz etmezsem hakkını yemiş olurum yani. O yüzden 98'le kıyaslamanı çok yanlış buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu mektup daha önceki yapmış olduğu siyasi hatalardan bir benzeri. O da şu, milliyetçilik bu kadar yükselmişken, Avrupa Birliği karşıtı toplumda bu kadar yüksekken, Amerika karşıtlığı bu kadar yüksekken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı şey oradan gelen her topa vurmaktır. Asla stop bile ettirmemesi lazım, yumuşatmaması bile lazım. Çünkü her yapılan bu açıklamalar şu andaki toplumda başka türlü anlaşılıyor. Deniz gibi kesmek başka istemiyorum türlü... ama tam da milliyetçiliktir. Değil. Büyükelçilere mektup yazmak doğru bir siyasi tavır değildir. Hiç gereği de yoktur, anlamı da yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'nin iç siyasetine yönelik gelebilecek her türlü eleştiriye ilk itiraz eden olması lazım şu anda. İhtiyacım yok size kardeşim, siz karışmayın iç siyasete. Ben ana muhalefet olarak gereğini yapıyorum demesi lazımken büyükelçilere mektup yazmak siyaseten yanlış bir hamle. Doğru bir hamle değil. Kanal İstanbul'a karşı olabilir. Milliyetçiliğimizi sorgulamasınlar, ülkenin menfaatini korumak, çıkarını korumak, göz bebeğimiz İstanbul'u korumak. Ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Öyle anlaşılıyor işte. Biz buradan... Işte. Öyle anlaşılıyor kamuoyunda. Yani bakın kamuoyunda böyle anlaşılır. Bir çok Gürsel açık, Bey. Açık bir mektup olmaz. İhbar gibi takdir gerek etmek yok çok böyle yanlış. Bir şeye. Efendim gerek var yok başka bir şey. Deniz olmaz söyledi. Olur mu? Yanlış bir politika yöntem, yani. Yanlış bir ayrıca yöntem. Şunu yöntemi diyorum. Bakın böyle bir ortamda Gürsel Bey partiniz yükselirken, ilgi odağıyken, alternatif olacak. Bakın kendi kamuoyu araştırmanıza göre çok daha artmış. Böyle bir ortamda ve kamuoyu şu anda büyük bir Avrupa Batı karşıtlığı içindeyken yapacağınız ilk şey Batı'dan gelen Türkiye siyaseti içine yapılan her hamleye tepki göstermekken yapmıyorsunuz bunu. Yapmadığınız için de insanlar bunu eleştirirler, alıp üstünde de bir sürü laf söylerler, haklarıdır. Batı'da Türkiye'ye bir hamle falan gelmemiştir bugüne kadar. Sadece yani, ayrı meseleleri içeride dışarıda hayır. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tartışılacak, siz, konuşulacak, bakın, sorgulanacak bir mesele. Ana muhalefet lideri olarak %51 oy almanız gerekiyor değil mi? Dolayısıyla sağ kesimden, milliyetçi kesimden de oy almanız gerekiyor. İttifakınızın da oy alması gerekiyor. Bu insanların hassasiyetleri en az Serkan Bey kadar hassas. Serkan Bey burada belki daha azını söyledi. Sokaktaki insanlar daha fazlasını söyleyecek. O nedenle bu politikayı yanlış buluyorum. Başka bir açıdan başka bir şekilde yürütmek gerekiyor. Kanal İstanbul'a karşı olabilirsiniz yani. Oldukça da yüksek tonla da söylüyorsunuz. Bir mektuba da hiç gerek yoktu Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle yapmasına. Bunu üstüne savunmasına da ben gerek olmuyor. Bence bunu unutturmak lazımdı ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu devam ettiriyor ve sürdürüyor. Ama Kanal İstanbul'a karşı olmanıza bir şey demiyorum yani. Ama o Kanal İstanbul'la ilgili bizim itirazımız keyfi keder bir ideolojik itiraz değil. Bir bilimsel itirazdır. Tamam bunu konuşalım. Raporlara dayalıdır. Bunu konuşabilirsiniz yani, yok, ama bunu büyükelçilere mektup yazarak olmaz. Bu kadar önemli yani. Türkiye'yi ilgilendiren bir projeyi bilim insanları değil siyasetçiler konuşuyorsa yazık buna, günah. Sıkıntı o biraz. Siyaset kurumu da konuşur. Akif Bey sadece büyükelçiler mektup konusunu mu konuşacaktık? Onun haricinde başka bir şey mi? Hayır, şey mi diyorsunuz? Yani konu başlığı olarak bir şey daha vardı da. Hayır, konu başlığımız var. Büyükelçilere mektup konusunu değerlendiriyoruz. Sonra ben vaktimiz kalırsa Bolu Belediye Başkanı'na 15 dakika var. Ne varsa onu da hemen sorun. Bolu Belediye Başkanı'na ben sonra görüşümü sonra söyleyeyim mi? Tabii şey Faruk Bey de görüş. Siz bitirdiniz mi? Şimdi tamam, büyükelçiler konusuna gelelim ama bu Kanal İstanbul değil başlığımız bizim. Epey bir konuştuk. Kanal İstanbul projesi ortaya atıldığı günün ertesinde şu anda Rusya Büyükelçisi, o zaman konsolostu Alexey Yerhov'la bir söyleşi yaptım ben. Dedim ki Türkiye'nin böyle bir projesi var, ne diyorsunuz? Dedi ki bize rağmen yapamazsınız. 2011 ya da 12'ydi. Ben de dedim ki niye yapamıyoruz? Burası bizim topraklarımız. Kendi topraklarımızın üzerinde kanal açarız, köprü yaparız ya da yapmayız. Bundan Rusya'ya ne? Möntro var dedi, Boğazlar Sözleşmesi var dedi vesaire vesaire bayağı tartıştık.
Sanırım Rusya'nın şu andaki görüşünü tam olarak hiçbirimiz bilmiyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Tabii işin o hukuki boyutu. Halen devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü ifade ediyor ve diyor ki bunu bilim insanları değerlendirsin. Çok güzel. Mesela ben defalarca Celal Şengör'ün, Profesör Celal Şengör'ün, jeolog, bu kanalda defalarca programlar yaptı. Kanal İstanbul konusunda Türkiye'nin bu işi mutlaka yapması gerektiğini ifade ettiğine şahidim. İşte tarihi açıdan, dokusal açıdan, şuradan buradan, İlber Hoca da bunu çok destekler, Sayın İlber Ortaylı da. Hani bilim insanları, başka insanların da görüşleri alınmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki itirazı, kanalın kendisine mi yoksa etrafındaki arazilerin ne olduğu konusuna mı, onu bir netleştirmesi lazım. Hemen bir şey, çünkü inandırıcı olmuyor. Devam edeyim, bitireceğim. Şimdi geldik Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği Serkan Toper'in okuduğu mektuba. Mektup. Ben bu mektupta Türkiye'nin şikayet edildiği kanısında değilim. Bu mektupta Kılıçdaroğlu Türkiye'yi şikayet etmiyor. Elbette. Daha büyük bir hata yapıyor. Ne yapıyor? Hukukun üstünlüğü, yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi, özellikle burada yargı bağımsızlığı, uluslararası alanda farklı ülkelerle uluslararası hukuk çerçevesindeki entegrasyon ve AK Parti'nin içe kapanık, kapanmaya yönelik politikalarını eleştirirken Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor ve şöyle bir acayip iş yapıyor. Dünyaya şöyle diyor. Türkiye'ye gelip yatırım yaparsanız, vallahi ben yarın iktidara gelirsem ben size bu paraları vermem diyor. Allah Allah. Nasıl yani? Şimdi ben size bu paraları vermem dediğiniz şey, durum, yani uluslararası şirketler Türkiye'de bir yatırım için ortaklık kurabilirler, yapabilirler. Hani Avrupa Birliği'nden yanayız diyorsunuz ya, ben Avrupa Birliği'nden yanayım mesela. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyorum. Biz de yanayız. Ama Mesut Yılmaz'ın yaptığı tespiti de unutmuyorum. Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçiyorsa o zaman bir dakika diyorum. Bir dakika. Öyle Diyarbakır'dan falan geçmiyor. Avrupa Birliği'nin yolu, Türkiye'deki bütün kararlar Ankara'da alınıyor. Ankara'dan yola çıkarız. İki tane otoyol var. Geliriz. İstanbul'dan geçeriz. Edirne'den çıkarız. Avrupa'ya, Berlin'e, Paris'e, İngiltere'ye kadar gideriz, Londra'ya kadar. Biz Avrupa Birliği'ni böyle istiyoruz. Yani Avrupa Birliği niçin özellikle Diyarbakır'dan geçsin? Öyle Avrupa Birliği'ne itirazımız var. Benim var şahsen. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu meseledeki tavrı, Serkan Bey'le ben burada ayrı düşünüyorum. Mesela ben bu mektupta Türkiye'nin şikayet edilmesi değil, Türkiye'nin uluslararası anlamda ticari faaliyetlerinin sekteye uğratılması olarak anlıyorum. Yani siz adama diyorsunuz ki buraya gelme. E geleceğim yani, bugün kanala yatırım yapacağım. Gelme demiyoruz, bu ihaleye diyorsunuz, girme. Diyorsunuz Gürsel Bey, diyorsunuz ki şimdi bugün kanal için gelme diyen yarın başka bir yatırım için gelme der. E hani bizim uluslararası hukukla, insan haklarıyla, özgürlüklerle ülkemizi yatırım yapılabilir hale getirme niyetimiz? Hani muhalefetin bu konuda verdiği vaatler? Hani Türkiye'nin içe kapanan politikasına itiraz? Şimdi böyle büyükelçilere mektup yazıp yarın gelip buradan para isterseniz, adam yapmışsa, yatırım yapmışsa, şimdi böyle hani fedailik yapmak çok kolay bir şey. Yatırım bu olmuyor. Bu olmuyor. Olsun. Bir de dönelim şu sınırlar, komşular, yurtta sulh. Deniz Zeyrek diyor ki yurtta sulh, cihanda sulh. Vallahi ben de altına imza atıyorum. Ben de isterdim ki yurtta sulh olsun, cihanda sulh olsun. Ama Bulgaristan kamplar kurup oradaki Türklere, oradaki soydaşlarımıza AK Parti döneminde zulmetmedi. Özal döneminde yaptı. Türkiye gerekeni yaptı, kapılarını açtı. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Kemal Öztürk bilir, göçmen konutları var. İnsanlar geldi, yerleşti. Bulgaristan'la sorun yeni başlamadı. Yunanistan'la Türkiye'nin meselesi AK Parti'nin meselesi değildir. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün meselesidir. Osmanlı'nın meselesidir. Sultan Fatih'in meselesidir falandır filandır. AK Parti'nin meselesi değildir. İran'la Türkiye arasındaki soğuk savaş Kasr-ı Şirin'le şurada 500-600 senedir sabitlenmiş bir şey. Türkiye'nin, AK Parti'nin meselesi değildir. Mezhepsel bir farktır ve sabitlenmiştir. Bak sınırları sayıyorum. Türkiye'nin Irak'la meselesi kendi topraklarında kurmaya çalıştığı, kendisinin değil, şer odaklarının orada kurmaya çalıştığı bir devletle alakalıdır. Yoksa Irak halkıyla Türkiye'nin hiçbir sıkıntısı yoktur. Suriye ile Türkiye arasındaki problem, özellikle bunu söylüyorum, bunu vurguluyorum, defalarca da söyledim. 35-40 sene bir terör örgütüne topraklarını açıp terör kampları kurduran bir ülke müdahaleyi çoktan hak etmişti zaten. Bu AK Parti'nin meselesi değildir. Deniz Zeyrek diyor ki 98 yılında diyor,
98 yılında Paşa sınırda durdu. O terörist oradan gidecek dedi. 84 yılında Eruf baskını vardı. Biz 98'e kadar niye bekledik? PKK kampları niye oradaydı? Bizim 98'e kadar bir paşamız yok muydu? Darbe yapılmıştı bu ülkede. Paşalar çıksaydı, gitselerdi sınıra, deselerdi ki o terörist buradan çıksın gitsin deseydi. Niye gidemedi? Sadece Özal mı vardı yönetimde? 98'e kadar bir sürü insan geldi. Yani Türkiye'nin Suriye meselesi gerçekten Türkiye'den kaynaklanan bir mesele midir? Yani Türkiye'nin Suriye sorunu eşittir Türkiye'nin çıkardığı bir sorun mudur? Böyle mi anlayacağız? Artı Suriye'nin içine dair bir sürü tahmin yapıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden dün bir açıklama geldi. Dediler ki aynen cümle böyle. Çok enteresan. Zalim Esad rejiminin devam etmesi taraftarı değiliz. İyi de zalim Esad rejiminin dedim yani. Onu söyleyeyim. Ben de aynı şeyi söyledim. Zalim Esad Amerika rejiminin devamından yana değil ideyseniz Türkiye NATO ülkesiydi. Hadi saçma sapan bir projeniz vardı. Orta Doğu'da taşları yerinden oynattınız. Bizimkiler de hata yaptı. Onu da söyleyeyim. Bizimkiler de hata yaptı dönem dönem. Böyle hemen koşmayacaksın bir yere. Koşmayacaksın. Yani oturacaksın ve yerleşik tarihi büyük medeniyetinle düşüneceksin. Devlet kafası bir gün oraya bir gün buraya dönmez. Eş başkanlık gazına gelmeyecek. Olmayacak. Türkiye'nin de sıkıntıları oldu ama emin ol Türkiye'nin %10 hatası varsa ben onu kabul ediyorum bu ülkenin bir yurttaşı olarak. Ama %90 siz de gerçekten adil olun. Bu coğrafyada Türkiye'nin başına her daim bir çorap örüldü. Asala bitti. PKK başladı. PKK'yı toparladılar. YPG oldu. Alttan üstten ya sürekli ayaklarımın dibini gıdıklıyorlar Hürsel Bey. Yani uyumaya çalışacağım huzurla sürekli ayağımın altı gıdıklanıyor. Ben böyle uyuyamam. Ben Türk'üm ve tehdit ediliyorum ve rahatsızım. Bu beni rahatsız ediyor. Endişeliyim. Neden? Bir imparatorluk kaybetmişim. Ya benim endişemi de herkesin anlaması lazım. Adam önüme getiriyor Avrupa Birliği müktesebatı. Fasıl açıyor, başlık açıyor, bilmem ne yapıyor. Ya baştan aşağı bakıyorum. Şimdi size soruyorum. Kaç yıldır siyaset yapıyorsunuz? En az 30-40 yıldır. Türkiye Doğu ve Güneydoğu'da bir federasyona evet deseydi Avrupa Birliği'ne girer miydi girmez miydi? Girerdi Gürsel Bey. Bak cevap da veriyorum. Avrupa yorulmayın. Avrupa Birliği'nin girerdi. Şimdi kalktık bak ekonomi konusunu konuştuk. Giremezdi de Müslüman olduğu için giremezdi. Hayır. O teze de karşıyım. Onu da eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a sormuştum kendi programımda. Niçin Türkiye'yi almıyorlar? Müslüman olduğumuz için mi demiştim? Büyükanıt bana demişti ki beraber yayın yapıyorduk. Bana demişti ki böyle olduğunu düşünmüyorum. Başka sebepler var demişti. Eski Genelkurmay Başkanı söyledi bunu. Vallahi, fakat kabul ettiğimiz Avrupa'da gerçek da, şu. Deniz Zeyrek biz şunu kabul edelim. İnsanlar Gürsel Tekin orada haklı. Sorunları açık ve net bir şekilde epey zamandır tartışamadıkları için çok önemli milli meseleleri de illa ve mutlaka muhalif bir cepheden görme gibi bir zorunluluğu hissediyorlar. Ya böyle görmeyin. Ben Türkiye'nin sorumluluklarını, hatalarını kabul ediyorum. Fakat bu coğrafyada kimin gözyaşı akıyorsa, kim ölüyorsa, kim kimi öldürüyorsa ortaya bir fatura çıkarsınlar. En az benimdir sorumlu. Bunu iddia ediyorum tarih önünde. Evet. Hadi koyalım ortaya. Her konuya bakalım. İsrail'e bakalım. Suriye İç Savaşı'na bakalım, Irak'a bakalım, Yunanistan'a bakalım, Bulgaristan'a bakalım. Hepsini koyalım ortaya. Ortaya bir milliyetçi kimlik koymuyorum. Gerekirse en dibine kadar da koyarım. Ama konu o değil. Sürekli olarak Türkiye terbiye edilmeye çalışılıyor. Ya beni terbiye etmene gerek yok. Ben 3000 yıldır varım. Benim de adetlerim var, örflerim var, inancım var, geleneğim var. Beni niye terbiye ediyorsun? Ve sonra dönüyoruz günün sonunda. İçeride siyasi kamplar, kutuplar. İşte ekonomi konuştuk ya. İş kötü. Tamam kötü. Ya yanlış yönettiler. Vallahi yanlış yönettiler. Bak sıkıntılı durum. Fakat bu Türkiye'nin muhalefetini Esad'ın safında, Türkiye'nin muhalefetini Biden'ın safında gerektiğinde, Türkiye'nin muhalefetini Rusya'nın safında belirlememeyecek mi? Ya burada duralım. Çok saldırı oldu. Burada duralım. Buradan üretelim. Ya o zaman niye Biden'la görüşmek için İşte çaba ben onun için yurtta sulh, cihanda sulhü böyle anlıyorum. Yani onu izah çok edin. Yani, evet, niye o zaman Biden'la görüşmek için bu kadar çok çaba harcıyorsunuz? Efendim bir daha söylediniz diyerek
Niye o zaman Biden'la görüşmek için bu kadar çaba harcıyorsun? Biden'la görüşmek için çaba harcanmıyor. Biden'la görüşülmesi gerekiyor. Görüştükten sonra bunu niye anlatayım, ya işte 20 dakika değil 70 dakika görüştü diye övünüyorsun? Bak Deniz Zeyrek, her söze başlarken sana iltifat ediyorum. Sakın düşüncelerimi teyit etmek için üstüne baskı kurduğumu düşünme. Ben psikolojiden anlarım. Onu yapmıyorum. Hayır. Ben sana bunu şunun için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Biden'la görüşmek için böyle gece gündüz alttan üstten girmedi. Mesele şu. Türkiye'nin Suriye'de yeni bir politika belirleme durumu var. Durumu var. Bak her şeyi biliyorsun ama bazı şeyleri bildiğin halde anlatmıyorsun. Şimdi Suriye'de yeni bir denklem kuruluyor. Hangisi mesela? Rusya'dan çok garip açıklamalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi Suriye yönetimine karşı çok net bir tavır aldı. Suriye'de önümüzdeki günlerde çok ilginç gelişmeler olacak. Türkiye'nin ve Amerika'nın bölgedeki ilişkileri yeniden dizayn edilebilir. Bu ilişkiler üzerinden bir görüşme yapılması gerekiyor. Bir görüşme yapılması gerekiyor. Şimdi bunu şöyle anlatmayın insanlara. Suriye'de bir kere Amerika tarafından aldatıldık. Bir daha mı aldatılma? Bu konuda haklısın. Evet, burada yayında söyledim ben. Amerika aynı şeyi mı söyledim. Yani? Bu mu burada, yani? Buradan mı geliştirdim? Burada Amerika son olarak size şunu söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim son olarak. Şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan değil de Gürsel Tekin olsun. İnşallah. Bak inşallah diyor. Hazır. Cumhurbaşkanı adayımız hazır. Manşet çıkar buradan. Atın manşeti. Gürsel Tekin Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ya şimdi Deniz Zeyrek, sana yemin ediyorum bak. Bu Tayyip Erdoğan olmasın. Bu herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili bir isim, kıymetli bir isim olsun. Ben bu ismi mesela defalarca yayınlarda Ecevit'in bir fotoğrafı üzerinden memlekette 10 sene politika yapıldı. Peki. Ya yanlıştı. Tamam. Yanlıştı. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi siz bunu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın alttan alması, ezilmesi, hatta küçük düşürülmesi olarak anlatmamalısınız. Hayır öyle görmüyorum. Bu doğru değil. Ben öyle görmüyorum. Peki. Şimdi bu, o zaman şunu izah edeyim. Ben öyle görmüyorum. Ben bir dakika Gürsel Bey lütfen bir izahatta bulunacağım. Evet. Yani ben öyle görmüyorum. Ben sadece bir çifte standart değil de bir çelişkiyi ortaya koymaya çalışıyorum. Bir taraftan Amerika'ya karşı dik duruyoruz, anti-emperyalist bir tavır alıyoruz diyoruz. Bir taraftan da Biden'la 20 dakika görüşmedik, 70 dakika görüştük diye övünüyoruz. Ya da Biden'la görüşmek için inanılmaz bir diplomatik trafik kuruyoruz. Yani bunun bir çelişki olduğunu söylüyorum. Ben görüşmesin demiyorum ki, ben tam tersine görüşmesinden yanayım. Sorunların diyalogla çözülebileceğini düşünen bir adamım. Demiyorum. Yani diplomatik ilişkileri tamamen keselim. Amerika'yla husumet halinde Amerika düşmanlığı yapalım diyen olmadı ki. Türkiye Ankara merkezli kendi politikalarını belirleyecek. Vallahi bilmiyorum yani şimdi. Ankara merkezli kendi politikaları ekseninde de Amerika'yla görüşecek, Rusya'yla görüşecek. Ama kimse Türkiye'ye parmak sallayıp ne yapacağını dayatamayacak. Bizim söylediğimiz bu. Evet. Önce Kanal İstanbul'la ilgili içinde olan o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili aynı zamanda İstanbul İl Başkanı olarak bir siyasetçi olarak Sayın Topbaş'ın kendisinin uzun süredir teknik bir insan olarak İstanbul'un bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, İstanbul için bir anayasa yapabileceklerini ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nde destek beklediğini ifade etmişti. Ben de İstanbul İl Başkanı olarak o dönem yapılan 100 binlik planda çeşitli eksikliklere rağmen Sayın Başkan eleştiriler olsa da bu kararın arkasında olacağız. Çok doğru bir karardır. İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Mutlaka bir anayasasının olması gerekiyor. Sayın Topbaş trilyonlarca para harcadı. O dönem rahmetli Hüseyin Kaptan'ın başkanlığında 500'ün üstünde bilim insanları bütün üniversitelerde dahil edildi ve İstanbul'un anayasası yapıldı. İstanbul'un anayasasına hem AK Parti hem CHP, orada grubu olan bütün siyasi partiler olarak biz de oy verdik. İstanbul'un anayasasında Kanal İstanbul diye bir şey yok. Kim bu 500 insan? 500 insana baktığınızda sadece Türkiye'de yetişmiş insanlar değil, aynı zamanda Kore dahil olmak üzere Japonya, çeşitli ülkelerde bilim insanları da geldi ve bu projeye dahil oldu. Şimdi bu kadar kıymetli yapılmış bir meseleyi, bir anayasayı, sadece bir talep üzerine alıp çöpe atarsanız yazık olur. Cumhuriyet Halk Partisi
bu İstanbul'un haklarını savunmak zorundadır. Biz körü körüne, bilen arkadaşlara hiç itirazım olmaz. Ama bilen de bilmeyen de ya bu olmalıdır, niçin olmalıdır sorusuna kimsenin bir cevabı yok. Şimdi Türkiye'nin coğrafyadaki sorunlarını hepimiz biliyoruz. Biz çok enteresan bir coğrafyadayız. Avrupa'sından, Asya'sından, Orta Doğu'sundan, bütün Kafkasya'sına kadar komşuları olan bir ülkeyiz. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımızda geçmiş hükümetlerinde tabii ki çok kusurları, eksikleri olmuştur. Ama Orta Doğu'da kuş uçsaydı mutlaka Türkiye'nin haberi olurdu. Ne zaman? 2000 geçmiş dönemde. 2001 yılında AK Parti geldiği günden itibaren özellikle 2003 1 Mart tezkeresi. Yani 1 Mart tezkeresi Halepçe'de hayata geçmiş olsaydı. Katliam oldu, Türkiye'nin haberi oldu mu? Efendim? Halepçe katliamı oldu mesela. Türkiye'nin haberi oldu mu oradan? Ama bu Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. Hadi başka ülkede olmuştur ve Türkiye'de bu konuda çok aktif bir pozisyon alan bir ülkeydi. İnsanları aldı. Elbette. Son derece insani bir meseledir. Bunu yapması da doğruydu. Şimdi 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı bugün bu coğrafyada başka şeyleri konuşmuş olacaktık. Hani şimdi böyle bir anti-Amerikancı bir tez sunuyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin çıkarları için herkesle görüşmek zorundayız. Söz konusu memleketimizin çıkarlarıysa Amerika'sı, Çin, Rusya bütün dünya ile ilişkilerimizi iyi götürmek zorundayız. Biden da dahil yani. Elbette kardeşim. Tamam. İyi Türkiye'nin çıkarları için Türkiye herkesle için ilişkileri evet. sürdürmek zorundayız. İyi geçinmek şimdi zorundayız. Mesela evet. şimdi Sayın Erdoğan'la Esad'ın bir mitingini hatırlatmak istiyorum. Tamam. 2010 yılında sonuna kadar da izleyen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Çok da hoşuma gitmişti. Sayın Erdoğan aynen şu cümleleri kullandı. Otobüsün üstünde Esad vardı ve Sayın Erdoğan eşleri vardı. Tel örgülleri kaldırdık. Bundan sonraki süreçte Antepli kardeşlerimiz mitingi Antep'teydi. Elini kolunu sallayarak Şam'a gidecek. Şam'daki kardeşlerimiz elini kolunu sallayarak işte Antep'e gelecektir. Ve bunu referans kabul eden iş adamlarımız kimileri otel açtı, tarla aldı, fabrika açtı. Üstünde sadece 8 ay geçti. 8 ay sonra Sayın Erdoğan'ın şu cümlesini hatırlatmak istiyorum. Sabrımız taştı. Şimdi Allah aşkına bu sorunun cevabını kim verebilir? Ne oldu da sabrımızı taşıran bir mesele? Orta Doğu'da her yerde güllük gülistanlık demokrasi var. Sadece Suriye'de yoksa eyvallah derler ki kardeşim yani Suriye'nin meselesini Baba Esad'dan itibaren hangi bir yönetim biçimi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi burada ilk ilişkilerimiz Orta Doğu'daki yani Irak dahil olmak üzere biraz önce rahmetli Ecevit'in fotoğrafını söylediniz. Yanlış. Elbette yanlış. O gün rahmetli Ecevit Washington'a giderken en üst düzeyden karşılandı hatırlayın. Ne zaman bu fotoğraf servis edildi? Ne zamanki Irak operasyonu Sayın Ecevit'in önüne gelince o da elinin tersini itti. Ben bu sürecin bir parçası tabii. olmayacağım dedi. Tabii. Ama ne yazık ki ondan sonraki gelen yönetim tam tersine Orta Doğu'da bu sürecin tam ortasında olabileceğini çok açık bir şekilde ifade ettiler. Şimdi Amerika'yla yani Biden'la Sayın Erdoğan ilişkisi sadece bugünkü ilişki değildir. Uzun süreli bir ilişkidir. Yani birbirlerinin evine kadar gidebilecek kadar bir ilişkiden bahsediyoruz. Saraybosna İç Savaşı da dahil. Evet o takvimden itibaren bir ilişki var. Bu ilişki, bu küs ilişkilerin arka planında zaman zaman yabancı gazetelerin yazdığı gibi ise gerçekten çok vahim bir olay. Yani dış politikayı bilenler işte Deniz'de uzun süre gazetecilik yapmış bir dış politikayı öyle bir küçümsedik ki yani yetişmiş bütün insanlarımızı monşer gibi tarif ettik. Hepimiz biliyoruz ki bir binayı bile yıktığınızda o binanın içinde birçok sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani Suriye operasyonunda burada bir Rusya, İran, Amerikan ilişkisini hesaplamayacak kadar bir dış politika bilgimiz varsa hiç kimse kusura bakmasın. Yani sonuçta bu noktaya geleceğini hepimiz bilmiyor muyduk? Şimdi geldiğimiz noktaya bakın.
Sayın Erdoğan geçen gün gitti Putin'le görüştü. Putin'le görüştükten sonra daha Sayın Erdoğan uçaktayken Lavrov'un açıklaması oldu Suriye ile ilgili. Çok da ağır bir açıklama. Ne garip bir şeydir. Türk dışişleri de Rusya'ya karşı böyle bir toleranslı davranıyor. Yani efendim oradaki Selefi örgütlerini tarif ederek ve Türkiye'nin burada mutlaka çekilmesiyle ilgili geldi. Dedik ki herhalde bir sonuç alacağız. Hiçbir sonuç yok. Başka bir şeyle gittik. Bu sefer Biden'la görüşüldü. Her ikisinde de bir sonuç alamadık. Şimdi mesela bir terkez tezkere... PYD görüştü. Operasyon olmayacak açıklaması yaptı. Terör örgütü Amerika ile konuşmuşlar. Bunlar tartışıldı. Böyle bir açmazı var o tarafın şu anda. Ya sonuç ne? Nasıl bir sonuç? Az önce sonuç almadık henüz. Sonuç, yani hala şimdi burada en meşru hakkı olan Türkiye'nin gerçekten bütün bu sürece baktığımızda iki ülke burada. Biri parçalanmıştır Suriye, ikincisi de mali olarak, ekonomik olarak ve göçmen olarak en büyük mağduriyet olan ikinci ülkeyiz. Peki, Hüsnü Bey, 20 saniye alır mı? 20 saniye verir misiniz bir bana? Şartık. Çok önemli. Yok, ben vermeyeceğim. Serkan Toper'e de çok kısa söz vereceğim. Toparlayacağız. Sürem çok bitmek üzere. Yani kısacası dış politika konusunda konusunda başladığımız günden itibaren Orta Doğu coğrafyasında Amerika ile ilişkiler devam etmiştir ve o paralellikte yürümüştür. Çözüm süreci de bunun bir parçasıdır. Hiç kimse yani Oslo raporlarına baktığımızda bütün bunlar ortada büyük kusurlar olmuştur. Hani Serkan'ın dediği gibi düğme yanlış iliklenmiştir. Şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor yani. Konumuz dış politika değildi ama tabii herkese söz hakkı doğdu. Bu noktaya kadar geldi. Bolu Belediye Başkanı'nı konuşacaktık ama fırsatımız kalmadı. Son Bolu Bey'i konuşmasak olmaz 5 dakikamız. Serkan Toper... Suriye ile alakalı 2012 yılında Sayın Bahçeli bir ucu Afrin'de bir ucu Kandil'de olmak üzere bir... güvenlik kuşağı kurulması teklifinde bulunmuş. Sayın Bahçeli Suriye politikasını acımasızca eleştiriyordu. Evet. 2012 yılında bu kuşak yanlış kurulsaydı ki gelinen noktada şu CHP şu hataya hep düşüyor. Bugüne dair bir doğru olduğunda o doğruya cesaret vermek, destek vermek yerine geçmişin hataları üzerinden sürekli... Ya ne doğru geldi de önümüze biz hayır dedi kardeşim. Bakın ya. Yoksa biz de söylüyoruz. Değil mi? Serkan Toprak biz de çok eleştirdik. Ve diyorum ki ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel başkanı 2012'de reçeteyi koymuş. Gelinen noktada 2016'dan sonra değil mi, o güvenlik kuşağı oluşturulmak için Türkiye yeri geliyor Amerika'ya, yeri geliyor Rusya'ya rağmen bu operasyonları yapabiliyor. Anti-emperyalist olmak, Amerikan karşıtlığı, Rusya'ya rağmen şu ana kadar Rus bir operasyon yapabilmiş değil. Çin karşıtlığı değildir. Ankara merkezde kendi menfaatlerinize uygun politikalar üretmek, bu politikalar noktasında da hareket tarzı belirlemektir. Avrupa Birliği ile oturduğunuzda ortak menfaatler, Türkiye'nin kırmızı çizgilerine hassasiyet gösterilmesi talebidir. Evrensel hukuk kuralları, okey ama Türkiye'nin kendine özgü koşullarının da dikkate alınması gerektiği, şehirlerinize bir bomba patladığında 2 yıl olağanüstü halisiz kendinizi hak görürken 2016'dan bugüne bir darbe girişimi atlatmış, Suriye'den terör saldırılarına maruz kalmış, tam sınırının ucunda bir terör uydu devleti kurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Türkiye'nin terörle mücadelesine gelince mesele bir anda hukukun evrensel kuralları Türkiye'nin önüne dayatılıyor. Ve dış politikada Gürsel Bey CHP'yi anlatmak yerine CHP ne yapacak? CHP'nin modeli ne? Bir tutturmuşlar Esad'la görüşülseydi diye. Esad PKK'ya, YPG'ye alan açan kendisiydi o dönemde. Düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız. Görüşülmesi... Komşu ülkelerin tamamıyla çok fazla son derece iyi ilişkiler Faruk kuracağız. Faruk Bey hakikati çok güzel ifade etti, ortaya koydu. Bu coğrafyada olanların, bu coğrafyadaki kan ve gözyaşının Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da en az sorumlusu Türkiye'dir ama sizleri dinleyince dünyadaki bütün kötülüklerin sorumlusu Türkiye'ymiş. Yok canım, Gürsel Bey de öyle düşünmüyor. Yok yok. Muhalefet için konuşuyorum. Emin olun muhalefet de öyle. Karabağ'da hiçbir muhalefet partisi öyle. Karabağ Türkiye'de başarılı olmuştur deyince kendi ülkenize dair bir başarı hikayesini övmüş oluyorsunuz. Milli meseleleri iktidar savaşlarından bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini sanırım hepimizin öğrenmesi gerek. Peki, teşekkür ediyorum. Deniz Erek, ekleyeceğiniz var mı efendim? Çok kısa. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bütün ülkeler birbirleriyle yarış halindedir. Bütün ülkeler
kendilerinin kazanması, rakibin kaybetmesi üzerine stratejiler belirler. Evet. Ve bu çerçevede ilişkilerini organize ederler. Öyle. Dolayısıyla herkes aynı zamanda birbirinin rakibidir, aynı zamanda birbirinin müttefikidir ya da geçici ortağıdır. Bunları organize etmek ülkeyi yönetenlerin görevidir. Ne yazık ki 2011'den itibaren, yani bir dönem 189 ülkede büyükelçiliği olan, yaklaşık işte 100 küsur ülkede vizesiz seyahat edebilen bir ülkeyken, yine bu AK Parti döneminde oldu, hakkını da teslim edelim. Bugün ülkenin güneyiyle neredeyse hiçbir ilişkisi yok. Rusya ile kanka vaziyetinde görünüyoruz ama bu aralar neredeyse kanlı bıçaklı hale geleceğiz. Avrupa ile zaten ipler kopmuş, Amerika ile durum ortada. Bir sorun var, bu sorunu tespit etmek zorundayız. Peki. Bu diplomasi, ülkeyi yönetenlerin diplomasi konusunda gerekli organizasyonu yeniden yapması lazım. Yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var, yeni vizyona ihtiyacımız var. Ekonomimizi de bu çok doğrudan etkiliyor. Evet. Ekonomimize de çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. Peki, ben teşekkür ediyorum. Sağolunuz efendim. Dış politikaya geldi, döndü, dolaştı konu. Bir şey sadece hatırlatayım. Karabağ meselesiyle ilgili. Karabağ zaferi Azerbaycan'ın kahraman ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte, ki Sayın Aliyev de Azerbaycan halkı da böyle omuz omuza, yürek yüreğe, göğüs göğüse ve böyle hem mücadele süreci hem sonrasında hep birlikte ağladığımız, hep birlikte zafere sevindiğimiz, bizim için de en az Azerbaycan kadar kıymetli bir büyük bir zaferdi. Etkilerini de gördük. Orada belki buradaki tartışmada yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Bana yazan dostlarım da olmuş. Bu noktanın altını çizmek isterim. Hem SİHA'larımızın, hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Milli İstihbarat Teşkilatımızın, hem Azerbaycan'ın elbette kahraman ordusunun buradaki emeğe yatsınamaz. Şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim. Noktalayacağız dediğimle değildiri. Deniz Zeyrek Ankara Stüdyosu'ndan katıldılar. Teşekkür ederiz Deniz Zeyrek. Sağ olun katkılarınız için. Gülsel Tekin çok teşekkürler. İyi geceler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Faruk Aksoy teşekkürler. Ben teşekkür Serkan ederim. Fakat, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ekranlarınız başında takip ettiğiniz, izlediğiniz, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, değerlendirmenizi bizlerle paylaştığınız için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.